Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Dima 59. ders, tahayyül 5. Doğru mu? Bugün ayın 18'i mi? 18. Yan görünüyorum da. 18-11-2018. Evet, küçük çekmece dersimiz. Dersimize tekrar hoş geldiniz. Şimdi size hemen lazım olacak herhalde şeye karşı, sabaha karşı derse katıldım. Rüya gibi bir şeydi. Daha derse gelmedi. Onu söylemem lazım hepinize. Veya dinleyen kardeşler de lazım olacak. Derse oturuyordum böyle, yere oturuyordum ama o zat gelmedi. Oturanlar arasında birisi birisine diyor, galiba yeni getirmiş. Diyor ki, bir şey anlatıyor, bir şey öğrenmek diye gelme dedi, dinle, öyle dinleme diyor. Yani bir şey anlatıl, bir şey öğrenmek için değil. Bu anlatılan şey diyor, sensin. Seni anlatacak diyor, özel. Mesela diyor, böbrek deyince elini oraya götür diyor. Mideyi deyince diyor, midene götür, ayak deyince götür. Şimdi diyor, adam ayak var insanda deyince bir bilgi vermiyor, seni anlatıyor diyor. Bak senin bu ayağından bahsediyor. Herhalde bu derste de onu ben söylemek için söylüyorum. Burada bir harici bir şey anlatılmıyor. Bu sensin, asın felaketidir. Bir size anlatmıştım bir rüyamı. Laboratuvarda asistandım, hatırladınız. He, biliyorsunuz onu. Bu asrın felaket ve helakete götürmesinin en büyük sebebi, saygı, iten, bu sistemi, kendi sistemin bilmemek, bilemediğin zaman kontrol edemezsin. Tanınmayan bir şey kontrol edilemez. Yani tanınacak, sonra kendi donanımlarını da bileceksin. Bildikten sonra onu kontrol edersin ve kanalize edersin. Tanımadığın bir şeyin ne olduğunu, nereden olduğunu, niçin vurduğunu, nasıl vurduğunu cevabını bulamazsın. Didinip de durursun. Çırpınırdıkça kaşınırsın. Hiçbir şansın yok. 7 sene değil, 17 sene değil ilaç kullanırsın. Kullansan mı iyi? Mümkün değil. Dozu artırıyorsun, o ikide bir doktor değiştiriyorsun. Her derste derdim, havan havan çoğu derste, şunu da söyleyeyim. Bu tıp, doktorum burada da, iki doktor var. Cini ve şeytanı kabul etmediği için tahribatı görüyor ama kimin tahrip ettiğini bilemediği için sonuca odaklanmış. Başka şansı yok tabii, mecbur. Sonuca odaklanmış. Gözün kaşınıyor. Onunla meşgul. Yani bunun işte beyindeki falan geliyor sistemden ama bunu mesela tanımlayamadı hemen başka baktı, bu organsal değil, psikolojik değil, çıkıyor. Yani cin ayrıdır. Tahribi bedende. Şeytan ayrıdır. Erbah habis ayrıdır. 4 tanedir. Bir de mevadi şeriri. Şerir mekanların insana yaptığı tesir ayrıdır. Sende ayrı bir hastalık gözükür. Erbah habise yani vidolar ve kötü insanlar. Mekan değil. Mesela Allah Resulü diyor ya bir mana. Sizin dostunuz odur ki gördüğünüz zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatan. Ana Allah Resulü Ebu Bekir'e giderdi, Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a, validemize giderdi vesaire anlatırdık. Bu erbaa habis veya erbaa aliyedir. Mevad-i şerire veya mevad-i aliye mekanların kötülüğü ve iyiliği. Medreseler, camiler, mekanların en böyle insan üzerine tesirini size iki tane şey söyleyeyim. Örnek vereceğim, hepiniz yaşarsınız. Bir tanesi Mehmet kardeş söyledi kahvaltıda. Kudüs'e gittiğiniz zaman tamamen buram buram şey kokar diyor. Mazi kokar, maneviyat kokar. Mesela mekanın insan üzerindeki tesiri Kabe'dir. Mekanın üzerindeki tesiri teravihe gittiğiniz zamandır. 3 aylarıdır. Bunu zaten şeyde söylüyor. 3 ayları geldiği zaman diyor. 3 ayları geldiği zaman teveccüh. Bu mekanın insan üzerindeki baskılayıcılığını söyledim. Cinli şeytanlar dima vehim yapar. Şeytanlar kalbe vesvese yapar. Tamam. Yani bu ders, belki bu ders
herhangi bir arabadan bahsetmiyoruz. Araba şöyle tamir edilir. Senin dışında bir şey değil mi Gafur? Evet. Motorcu olduğun için. Evet abi. Mesela maya senin dışında bir şeydir abi. Evi tamir edeceksin, senin dışında bir şeydir. Mesela doktor hasta tamir ediyor, senin dışında bir şeydir doktorun. Tamam. Ama sen doktorsun, millete ilaç yazıyorsun, muayene ediyorsun. Senin dışındadır o. Ama şimdi senin katıldığın sensin. Bu sensin. Senin sistemine bahsediyor. Şu an tıbbın abi o şey kısmı az önce dediğinizde tıbbın çözemediği mevzu. Çok kullanılan kelime şu, stres. Stres. Şimdi eğer tıp şu an çoğu bir hastalığı stres kaynaklı olduğuna hükmediyor. Evet. Çünkü fiziki bir şey yani maddesel bir şey bulamıyor. Yok çünkü çok lüks yaşanıyor. Şimdi maddesel bir şey yok. İşte sırtımda ağrı, şuranda şu var, bundan ne stres. Evet. Stres deyince de hemen dönüp geleceğiz, bizim dimağa gelecek. Dimağ. Dimağın serbest bölüğe geliyor. Serbest bölüğe geliyor. Ben de bir şey söyleyeyim abi. Evet. Şimdi mekan etkisi dediniz, erva abiseler. Ve erva haliye. Erva haliyeler dediniz değil mi? Yok mekan değil. Mebadi şeriye ve mebadi. Erva haliye şahıs. Yani... Erva haliye şahıs, evet. Mekanla alakalı dediniz abi. Mebadi şeriye veya mebadi haliye. Ha, şimdi o zaman abi mekan biliyoruz ki donmuş zamandır değil mi abi? O zaman demek ki mesela mübarek cuma günü dediğimiz zaman da aynı şeyleri muhatap alıyoruz. Mebadi şeriye veya haliye. Veya haliye. Yani cuma gününün makbuliyeti veya özel günlerin makbuliyeti... Buralardan geliyor. Buralardan mı geliyor? Mesela... Kabe'ye gittiğin zaman ben ya öyle duygusal bir adam değilim yani böyle kaba sapa bir adamım. Yani mesela İsviçre grubuna tavaf yaptırdım. Hiç unutmuyorum. Yani bitmiş, canım bitmiş. Beni götüren kafileye yaptırdım. Ayrıca milli görüşü özel istediler. Abi bize yaptırır mısın hocam dediler falan. Bak ben bir şey anlatmak için söyledim. Yaptırdım. Almanya grubuna özel yaptım. Özel bu. Tavaf yaptırıyorum. Bak ben. İsviçre grubuna yaptırdım. Zaten bitiyorsun. Hepsine 7 tavaf. Biliyor musun? Tamam. Bitti. Üç küsür Gafur. Üçüncü kattayım. Mekanın tesirini anlatıyorum. Üçüncü kattayım. Bülent kardeşim de WhatsApp'ta o resim var. O üçüncü kattan bakarken. O zaman kimse yoktu. Böyle sırtımda çanta var. Ne var? Su var. Kur'an var. Verebileceğim iki kitap var. Bir de bu hediye. Bir de boş kağıt ve kalem var. Yazacağım. O zaman şey yoktu. Telefonla yazma şeyi yoktu. Üçüncü katta Mevad Ali'yi anlatıyorum, mekan. Üçüncü katta böyle bakıyorum. Bir anda bir böyle bir karıştı ortalık. Acayip. Ya ben haletimi söylüyorum. Hiçbir sebep yok. Başladı ben de hıngurum ağlamaya. Nasıl ağlıyorum? En çok korktum şu. Allah'ım şimdi bir tanıdık gelmese de şu bitse ağlamam. Yani boşansam da birisi beni engellemese. Bu mekan aliye. Mevade aliyenin insan üzerindeki tesiri anlatamaz, yaşanır. Bu acayip bir şey. Hele bir grup olarak bir de simgesini biliyorsun. Koridordur diyorum, tamam mı? Kabe'ye bakarken koridora bakıyorum. Yani koridor açılsa şöyle bir koridora. Bak çünkü koridor açılsa yoğunlaşıyorum göz kapağı. Yani yöntemleri kullanıyorum. Çünkü yöntemdir bu. Keramet aslında yöntemdir. Oraya geçişi adam böyle geçti. Nasıl geçti? Kendisini keşfetti. Tamam. Geçti gitti. Her bir kerametin fiziksel boyutu var. Ki 20. sözde bunu anlatıyor. Diyor ki peygamberlerin diyor mucizeleri maddi terakki ve tekamülün nümuneleridir diyor. Ey kulum diyor. Bu diyor nefsini vesairesini terk etti. Bunu verdim. Sen de tembelliğini terk et. İlmin merdivenleriyle terak edip bunu benzerini yap diyor mesela, tamam mı? Peygamberlerin piri, yani teknolojinin piridir yani. Madem teknolojinin pirleridir, bir anda birkaç yerde oluyor. Elinde parmakla su akıyor, akıttırabilirsin yani bunun benzerini yap diyor. Yani bu yapılmaz değil, yapılması için söylenmiş. Niçin mucizelerin bir hikmeti şudur, o insanların iman etmesine vesile olmakla beraber bana göre onun kadar değerli böyle bir şeyin mümkün olduğu fiziki alemde olduğunu nüminesini ve modelini göstererek yap bunu. Bu mümkün yap bunu. Yap yani. Bunu yap. Diyor zaten 20. sözde. Hudutlukları. He. Şimdi bu derste Allah aşkına bak senin tabirin yani doktor
tıpta siz okurken ayak dedi, değil mi? Böbrek dedi, mide dedi. Yani seni anlatıyor, senin dışında anlatıyor ama seni anlatıyor. Olayın içinde sensin. Bu derste böyle. Mesela araba tamir edeceğiz. Dışındadır kardeşim, seni ben anlatıyoruz ama hepimiz gördük, şu hepimiz bir eğitim gördük. Bizim dışımızda bir şey yani. Mesela ekonomi yönetmeyi, senin dışında bir şey yani. Ama bu anlatacağız çok konu zaten olduğumuz konu sensin. Bunu bilmemenin bedeli dünya ve ahirettir. Korkmuştur. İşte asıl fırtınası helaket, felaket ve helaket. Fırtına buradan esiyor. Bütün soruların cevabı şudur. Mesela adam namaza 5 dakika daha sonra kalkacağım. Sabah namazı bak nereye götürüyor. Ya düğmeye bastı 5 dakika. Bunun sebebi kendini tanıyamamaktandır hakkıyla. İki, adam namaz kılmıyor. Sebebi kendi hakkı, kendisini tanımamaktan kaynaklanıyor. Mesela evde kavga oluyor, kadın erkek. İmanı bile ahiret diyor, kendini tanıyamamaktan. Yani ne var bir sorun, kendini tanımıyorsun. Çünkü kendini tanırsan 4 tane ben, kime, nerede, ne yapacağım? Cevabı da bu zaten var. Kendini tanımıyorsun. Yani bu sistem bizde var. Mesela hangimiz yok diyeceğiz. Bu asıl fırtınalarıyla hallaç pamuğu gibi evirip devirip çevirip helakete bir kısmı insanın internasyonu sevk eden vehim ve vesvese değil midir? Demeyecek misiniz yok? Diyebilir misiniz yok? Diyemezsiniz. Çünkü asrın en büyük felaketi vehimdir. Vehim, vehim. Mesela ailelerin çökmesine. Niye adam internetlere, Facebook'lara gidiyor? Niye ona bir arayışa giriyor? Bu bir arayıştır. Niye 3 tane çocuk anası ay yuvasını terk edip de başkasına kaçıyor? Niye kaçıyor? Var olan bu cinsellik anı zannetme. Terk etmez ya, zinayı yapar. Kim kimse bilir. Yani arkadaşlar bu nedir biliyor musun? Evi terk edenlerin %90'ı ben şey yaptım ki kendisi budur, %100 de kaçıştır. Yani neyi kaçıştır? Kendisinden kaçıyor. Buhran. Peki onu yaparak ne yapmaya çalışıyor? Belki bir değişiklikle bu sıkıntımı aşar mıyım? Aşma yöntemi olarak görüyor. O daha ilerisini söylüyor. Niçin intihar ediyor? İntihar için etmiyor. Yaşadığı sıkıntıya çözüm olarak biliyor intihar. İntihar çözüm görmüş. İntihar çözümdür ona göre. Yani nerede kaçıyor? Sıkıntısından kaçıyor. Artık dayanamıyorum diyor. Bu dayanamadığım o kadar korkunç ki intihar çözüm. Bak bak anlatayım. Şuraya elime baksana. Şu kadar kaos. Böyle bu nasıl bir çözümsüz yumak ki, alem ki, bundan kurtulmak intihara çözüm görmüş. Peki serbest bölgeyi bilse, şuradan 4 tane, şuradan da 4 tane girdiğini, şeytan menfi 4 tane, kafir cin, erbağ habise, mevadi şeriler, buradan melek. Şeytanın tersi, melek. Kafir cinin tersi, Müslüman cinler. Yardım ediyor. Üç, siz burada bu binaya girerken Müslüman cinlerini karşılamadığını zannediyorsunuz. Üç, erba aliye, mevade aliye. Mevade aliye, mekanın güzellikleri, Ramazan dedim, teravih dedim. Erba aliye, güzel filmler, güzel insanlar, güzel sözler, bu yani şu anda. Müslüman cinler ilham eder, vehmini düzgüne şey yapar, yapma diyor, uyma nefsine falan. Zaten iki tanesini yaşarsın, deme, yapma iki tane. Melekler de Kur'an'la alakalı ayetleri vahyeder. Nasıl vahyeder Peygamberimiz? Musa Aleyhisselam'ın anasına vahyettik diyor. Arıya vahyettik diyor. Arza vahyettik diyor Allah. Semava arza vahyettik diyor. Vahyin meratibi var. En yükseği peygamberler işte. 5-6 tane vahiy çeşidini okumuştuk hatırlar. Ha, bu buradan giriyor mu kardeş? Serbest bölge. Buradan da bu giriyor. Buranın kontrolü nedir? Nasıl kontrol edeceksin?
kontrol etmemekle, kontrol etmeye çalışmamakla kontrol edeceksin. Buranın kontrolü edilemez olduğunda, mali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Buranın çünkü burası o serbest bölge bir. Her şeyin her yerde olduğu. İki, her şeyin her mertebesinin olduğu. Üç, her daim insanın kontrolünde olamayacağı. Çünkü 18 bin alem veri atıyor. Dört, insanın dimağını iksirleyip kalbini mayalayandır. Dört. Bunu bildiğin oh, mesela çocuklar şey mi diye diyor, ya diyor, sıkıldım dindi. Dedim serbest bölge, serbest bölge. O biraz sonra mutfağa gitsene. Ha serbest bölge, gel arkama. Bak ne, serbest bölge, siz de evi anlatın. Sıkıldım falancam, şöyle yap, serbest bölge, serbest bölge. Ha o attı şimdi. Biraz sonra geçin. Yani sıkıntısının gitmesine çalışmamak lazım. Çalışma, o kendisi gidecek zaten. Gitmek zorundadır çünkü alt veri tabanı yok. Yani sıkıntıyı gitmesine çalışma. Yaban arıları gibi sana musallat olur, berbat daha berbat olur. Farklı bak çözüm. Sıkıntıyı gidermek için televizyon çarp, bağır, çal, patla, oynasın derler ya doktor. İşte şunu yap, bunu yap, haram, her şey diyor. Sıkıntıya şey yaparsan yaban arıları gibi berbat olursun. Çünkü bu serbest bölgedir. Her daim insan kontrolünde değildir. Orayı kontrol edebilmenin yolu bu dört tane olduğunu, her daim insanda olamayacağını bilmektir. İnsanın psikolojisi, son cümlem olsun, insanın psikolojisini bozan, niye kendime hakim değilim? O, olamazsın çünkü insansın. Sen bir tane söyle dedim, ben ondan sonra üzüntü diye 17 dakikalık bir ders yaptım. Ya abi dedi ya, ben çok üzülüyorum ya, duygusalım. Demek ki kalbini ölmemiş. Adam suç diyor, tamam mı, berbattım, ben iyi değilim diye beni aradı. Hollanda, Hollanda'nın aradı. Demek ki insansın ya dedim. Abi nasıl yani üzülüyor? Üzülebiliyorsan insansın demektir. Sen hiç dedim belgesellerde canavarı, kedi farı yiyip, kedi kuşu yiyip de sonra üzüldüğünü gördün mü? Ulan ne güzel muhabbet kuşum ya. Ha ya. Midemize, nefsimize uyuduk. Zıklım yemesem de olurdu. Muhabbet kuşu yenir mi lan? Dediğini duydunuz mu? Hayvanlar üzülür mü? Ancak yemediğin eline geçmediği zaman üzülür. Yaptığı kendisine göre midesinin işkolluğunu tatmin etme. Sokakta cinsellik yaptı köpek kedi. Lan kime yaptıktan şunu? Kendi daha geçen seninki doğurdum kızdı bu. Der mi ya? Niye üzülür? İnsan olduğu için üzülür. Niye üzülmez? Hayvandır. Bazıları Firavun Nemrut'lar üzülseydi bir daha keser mi ya? Hacı Salim demiş ya. Bin tane mi ne demişler ya? Yüz tane bir tane adam öldürmüş. Hadi bir tanesini yaptın, hatta üzülmedin mi? 10 tane, 20 tane. Ya bu adam da üzüntü olsaydı, insan olsaydı, üzüntü olsaydı, insan olsaydı, insan olsaydı, üzüntüsü olsaydı, üzüntüsü olsaydı, insan olsaydı, anlıyor musunuz? İnsanla özdeş. Bir daha yapar mıydı? Hata yapar. Ama bir daha tekrar etmezdi. Veya onun üzüntüsünde. Üzülüyorsan demek ki insansın de. Tamam. Böyle bir ısınma yaptıktan sonra bu ders... Bak, ayaktan bahsediyoruz. Bahsediyorum ama seni bahsediyorum. Sensin, bu ders sensin. Şimdi, hayal, tahayyül. Tahayyülün içinde hayal var. Tasavvurun içinde, şöyle yapayım. Abi şunu yanlış yazmışım ya. Tamam, düzeltirim ben. Bak, tahayyül, tasavvur, bu bizim sistem. Bu senin soy ismin şu. Gafur Dima'yı bilmek. Soy ismindir Dima. Gafur Dima. Hasan Dima. Mustafa Dima. Soy ismimiz bu. Yani ismimiz kadar lazım. Tamam mı? Taakkul. Bu sistemi bileceksin. Tasdik. İzan. Bak şimdi, bunun içerisinden bahsediyoruz. İçerisinde hayal var kardeş. Bunun içerisinde vehim var kardeş. Bunun içerisinde akıl var kardeş. Bunun içerisinde meyil var, meyil. Bunun içerisinde, ya tabii şu meyil var dedik. Yanlış.
Cüz-ihtiyar. İlimli. Meyil. Cüz-ihtiyar. İtikat. İtikat. İntisap, evet. İntisap. Yok, intisap. İntisap. İzanla intisar. Yani İzan, intisar. Çıkanları mı yazıyoruz abi? Çıkanlar. Çıkanlar. Evet. İzan, intisar. Hadi bakalım. Salavet. Hangisinde? İtikat. Salavet, itikatta. Salavet. En son. Abi yazmadan. Abi yazmadan abi. Tavsiye. Ha bu yani aferin doğru söylüyorsun. İzan. Abi yanlış oldu abi. İntisar, intisar. Silmeniz yanlış oldu abi. İzan. İntisar. Bir tane eksik değil mi? Tamam haklısınız. Siz haklısınız. İzana yüklüyoruz. Yeni bir şey. Ama burada şey yazmıyordunuz. Baştan izin. Tahayyülde hayal, tasavvur, vehim, cihaz yazıyor gibidir. Sonra döndünüz çıkan şeylere... Hayır hayır hayır. Bu, kendisi şey söylüyor. Bu sistem. Tamam. Hani ona çıkan diye kendisi söylüyor ya. Ya o zaman tahayyülde sözler lazım. Ha yani de bizim lazım da şu an. Safsata tamam mı? Yukarı. Tarifi safsata eser ama bunun içinde çalışıyor. Ha yani cihazlı sanki tahayyül hayalle çalışıyor, şu gibi gidiyordunuz. Sonra... Onunla çalışıyor, bu cihaz bununla çalışıyor. Tamam. Ama içinde yani bu. Bununla çalışıyor, bu bununla çalışıyor, bu bununla çalışıyor. Bu bununla çalışıyor. Kuvveleri mi yazıyorsunuz? He kuvveleri yazıyoruz. Yani, oku ders yapmak lazım. He? Oku ders yapmak lazım. Yani mesela bu neydi? Salavetti değil mi? Salavet. Salavet. Yani ne diyor usta zaten diyor ki çıkan onlar diyor salavet. Bundan şey taassup. Bu neydi? İntisap. İntisap. Meyil dedim. İnti. Yeni bir şey. Ben de yeni bir şey diyor. Ha, yok yok yok. Yani şey. Şimdi bu bununla çalışıyor. Bu bununla çalışıyor diye anlatacağım. Tamam mı? Bunu sistemin içinde. Bunu usta zaten sistem diyor. Dimarda meratip var. Onlardan diyor çıkar diyor şunlar diyor. He bu bununla çalışıyor. Bu da bununla çalışıyor. Bu da bununla çalışıyor. Bu da bununla çalışıyor. Şimdi mesela buraya geliyoruz. Hayal. Hayalin daha bu dolacak. Belki de 20 tane 30 tane madde inecek. Ben ilk önce birer tane yazayım giriş olsun. Her şeyin ifrat tefrit vasat olduğu gibi bunun da bir ifrat tefritini yapalım dedim. Ama en az 20 tane burada madde olacak. Burada 20 tane madde olacak. Mesela bak burada mesela burada kalp 3 tane koymuşum. Burada da 20-30 tane madde olacak yani. Okudukça koyacağız. İfrat, tefrit, vasat. Şimdi her şeyin ifratı ölçümüz oydu. Her sisteme yeni bir model yok. Her şeyin ifratı ama her şeyin. Muhabbetin, şefkatin, hayanın, edebin, nakın, aklın ifratı şeytandandır. Tefriti nefse emmar edendir. Vasatı sünnet-i seniyedir. Nefse emmarı çalıştırmadaki ne? Çalıştırmadaki. Nefse emmarı çalıştırmadaki kontrolsüz çalışması. Ha. Cümle düşük olmuş da. Cümle düşük olmuş. Dur bakalım nasıl oldu. Orada da öyle yazıyor. Öyle mi? Ha. Nefse emmarı çalıştırmadaki kontrol. Yani ay, çalışırken nefse emmarı çalıştırmıyor. Esteği gibi hareket ediyor. Yani anlatayım ben size de. Nefse emmarı çalışıyor. Nefse emmareden. Bu şeytandan bu nefse emmarı. Çalışmada, nefs-i emmare çalışırken ölçü yok kardeşim. Şöyle, bir böyle, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. Bir adam düşünün, istikamet yok, ihtina sıratın. Bir böyle, bazen dostuna düşman, bazen de düşmana dost oluyor. Bazen böyle, bazen böyle, bazen böyle, bazen böyle. Bunun sebebi hayalimizin tefrit modunda olmasındandır. O anda. Diyeceksin ki, İkide bir o geliyor. Mesela ne yapayım? Otur, arabayla gidiyorsun. Eve geldi. Eve hayal etti. Ondan dersine gitti. Ondan zalime gitti. Ya belki de 20 dakikada 20 defa güzergah değiştirdi kafa. Bu o anda kontrol bunda. Ustad ne diyor? Gaye hayal olursa kıblesine konuluyor. Kıblesine koyuyor. Mesela bir tane eklemedim. Bir tane de şu.
Gayi hayal. Gayi hayal. Olunca ne olur? Olmasa ne olur? Üstad diyor ki zihinlerle nelere döner? Yani gaye. Gaye hayal menfi bir şey de olsa, yani dünyevi bir şey de olsa gene vasat mı olmuş olur? Tabii yok. Gaye hayali şu. Gaye hayali kendisi olacak. Tamam mı? Din olacak. Tamam. Eğer din Allah olursa, eğer olmasa kendisi olur. Ele. Eğer gaye hayali yoksa bir adam fok balığı gibi. Gecesi belli değil. Odadan çıkmaz. Odadan çıkmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bir acayip bir masluk yani. Hiçbir eylem yok. Bir gaye yok. Menfi de yok. Gaye hayal ne olması lazım o zaman hedefte? İmani bil ahiret, imani billah. Şöyle olur mu abi? Hayal sünnetse diye din şeyinde olursa vasatta gaye hayali var ama menfi bir gaye hayal varsa ifratta hiç gaye hayali yoksa tefrit olabilir mi? Gaye hayal sünnetse diye imani billah, imani bil ahiret olursa gaye hayali. Aha. O zaman ne olur? Dengede olur. Gaye hayali var ama kim? Kendisi. Zihnere nelere döner? Ele çıkar. Gaye hayali hiç yok. Bak gaye hayali iman-ı billah, ahiret. İman-ı billah, ahiret. Allah'a iman olursa insan kamil olur. Gaye hayali burada var. Ama ben din değil. Ahiret değil. Zenginlik, şöhret, kariyer, yani ne bileyim, gaye hayali var. Bu sefer ne olur? O adam ne olur, ha böyle kafa inmez. Zihinler diyor, enelere döner. Abi bir şey söyleyeyim miyim? Burada gaye-i hayal bizim anladığımız manada değil. Burada bir deyim olmuş, vasat boyutu oluyor sanırım. Öbüründeki, hayaldeki gaye şeklinde olabilir belki. Yani bu gaye-i hayal çünkü ben, bak, gaye-i hayali kendisi olmuşsa, zihinleri enelere döner. Gaye-i hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir diye direkt yazıyor zaten. İşte olmazsa. Peki gaye-i hayal İfrat yani. İfrat modu. Yani önemli gurur nasıl olacak? Kendisinin gayet. Bunda ise öyle bir şey yok. Öyle gaye hayal, mayal, böyle bir şey yok. Bir adam, bir hani dersin ya çocuğuna veya tanıdığınıza rastlarsınız. Hakikaten Osman, abi ya hiç mi insana bir gaye yok ya? Hiç mi gaye yok ya? İnsanı niye kötülüm, niye hayır, bak anlatayım size gaye son. Hayır. İstemem. Küçük çekmeceyi versen hayır. Doyuramazsınız, memnun edemezsiniz, sevindiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın, ona kendinizi tatmin edemezsiniz. Yok ya, ne yağsız ne tırsız derler ya, hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şey, doyum hiçbir şey yok ya. Hiçbir şeyle memnun olmuyor. Hayır. Atayım onu. Bunu veriyorsun. Ne yapayım bilmiyorum. Mızmız yani. Mızmız. Böyle bir şey. Bu gözükmemiş bir mahluk. Abi bir şey söyleyeceğim. Gayi... Daha çok çocuklarınıza yapıyorsunuz bu hatayı. Gaye hayal yapmıyorsunuz çocuğa. Abi çocuklar mızmız ya. Ben uyuyacağım, kusura bakmayın. Hazreti Ali radıyallahu anh mı demişti ki verdiğim sözü hatırlıyorum diye. Evet, o da demişti. İşte gaye hayaldeki keman noktadır o zaman Hasan abi. Harikadır. Evet, harika söyledin. Yani gaye hayali yok. Yani okula gideyim, kalkmaz. Kalkmaz ya. İşe git, yapmaz kardeşim. Bir şey çalış, yapmaz kardeşim. Bir hayatta bir amacı yok. Hiçbir şey yok ya. Bunu çalışmıyor mu? Çalışıyor şu an. Artık oyuncak olmuş. Kurumuş yaprak sokakta. Rüzgara oyuncak olmuş. Böylesi, böylesi. Biraz önce görmüştüm o yaprak. Baktım, o tekim halinde.
Anlıyor musun? Bu çok üzerine durdum ama. Böyle bir eylemin neticesi bu. Vasatı ise kafası ağrıyor, böbreği ağrıyor. Ondan sonra Mehmet dedi ki midem ağrıyor, kusacağım diyor, tamam mı? Çorlu'dan geliyor. Ne olursa olsun ya dedi. İşte bir onu yiyecekmek için söylüyorum. Gayri hayali var. Gayri hayal var. Yani ben bu derse katılacağım. Cesede diyor ki ister gel benimle, istersen gelme. Ben gidiyorum. Tamam. Şimdi bu. Gayri hayali var. Ama kim o? Gayri hayal dedi kim? Ne derler? Ne derler diye üniversite okuyor. Ne derler diye araba biniyor. Ne derler diye elbise giyiyor. Ne derler diye ev şey yapıyor. Ne derler? Evde dershane, derse gidiyorsun. Nurcular gelince derse koltukları örterler. Kirlenmesin. Ehli dünya geldiği zaman her şeyi açarlar. Bütün renkler ortada. Böyle bir tuhaf. Nedir o? Gaye hayal ifrat modunda. Nedir o? Başkası için çalışıyor. Nurcular da böyle ne derler diye böyle gayesi ondan beklemediği için ama koltukların kirlenmesin diye bezleri örter. Tamam mı? Peki niye böyle misal veriyorsun? Yaşanan dünyada misal veriyorum. Böyle böyle hayal dünyasında hayal anlatmayacağız. Ayağımız yere basacak. Bunlar ifrat modu. İfrat modu. İnsanlar helak etmiş bu hayal. Gaye hayal. Tamam. Şimdi biraz ilerleyelim. Hayalin vasatı ifrat şey, hayalin vasatı fıtrattan demek ya. Fıtrattan. Şimdi şey göstereceğim size. Ha. Burayı yaptıktan sonra çok mühim ikinci sırayla koyuyorum. O nereden ha şurayı okuduk. Şunu anlatacağım. Ondan sonra öteki tarafa geçeceğim. Çok mühim kabul ediyorum. Sike-i Tasdik-i Gayri 260 efendim 25. defterde olmuş. 95. sayfa. Çektirmedin. Çekmedin mi? Çektirmedin. Ben size şey yapayım. Ama çok mühim burası. Hemen geçeceğim. Yani mektubat 200. Mektubat şey söylüyorum. Risaleden 393 mektubat. Ben okuyayım. Şu, hani camide üç daire vardı ya, cemaat. De, benim bu kadar şefaatçılarım var, hatırlarsınız. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Tamam mı? Hani camide üç cemaat vardı ya, Nabudu'da. Hatırlarsınız. Yani. Şimdi önemli olan bak şu, madem hayalen bu perde açıldı, hayalen perde açıldı. Kabe-i Mükerreme mihrab hükmüne geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işaret edip şahit yaparak tayyatta getirdim diye devam ediyor. Şimdi hayalin bir antika tarafını Allah nasip etti. Doğru veya yanlış. Hayal biliyorsunuz şöyle kalkayım. Hayali okyanusta hayal et. Kendini okyanusta havadasın. Geniş mi? Geniş değil mi? Ucu bucağı yok. Hayal geniştir. Yukarısı yoktur. Çok yüksek. Okyanusun dibi yok. Bir de şu. Bütün alemler birbirine üzerine bindirilmiş gördü hayalde. Açılıyor ve kapatıyor. Sinema perdesi gibi. Sinema perdesi demek... O zaman bir boy... Geniş, derin. Bir boyut daha. Dört boyut oluyor. Katman. Evet. Ne için bak? Gül goncası diyordu ya. Evet. Paralel evren. Çünkü çok tuhafınıza geçiyor. Daha önce de haftada da konuştuk ama şimdi otursun. Hayalime sordum diyor. Küçüklüğümde. Sana meşakkat da 60 sene 100 sene bir ömür ama sonunda ebed. Yok. Sana 1000 sene dünyada ömür fani ama sonunda hiç olacaksın. Hayalim dedi ki diyor, hayır, 60 sene dahi olsa beka ister, meşakkatli olsun. Hatırladınız mı? Oraya çok yer var. Hayalim mesela ürktü diyor. Hayalim beni götürdü diyor. Tamam. Bunlara baktığımız zaman hayalim kabul etmiyor mesela. Bak küçüklüğümde hayalime sordum diyor. Bak iyi dinle. Hayale soruyor. Bunu mu istersin bunu mu? Bir tercihim yok mu burada? Var.
Yani yok diyor, bunu isterim diyor. Şuurludur o zaman. Hayal şuurludur. Çünkü böyle bir kuva şuursuz olamaz. Hayaline soruyorsun. Hayalim getirdiği diyor. O kadar var ki bu gözle baktığın zaman. Hayalin gördüm diyor. Hayal gösterdiği diyor. Hayal beni sevk ettiği diyor. Hayalin bir perde de açıldı diyor. Buradan istifade eden benim diyor. Aynadan. O zaman nedir? Hayal bir, şuurludur. Hayatlıdır. Ruhludur. Çünkü hayal ile tahayyül çalışıyor. Akıl ile taakkul çalışıyor. Ona soruluyor, bazı şeyleri kabul etmiyor, reddediyor. Şuurludur, hayatlıdır, akıllıdır. Bir de çok muazzam bir şey. Bak, hayalin üzerine bindirilmiş. Bindirilmiş 18 bin alem artı yaşadıkların. Mesela gittim diyor şeye, Çınar'a o şeye, Barla'daki. Hayalim benim kuvvetli olduğu için diyor. Evet, Van'da da öyle. Beni kimse alamadı diyor geri diyor. Oradaydım diyor. Bir üstüne diyor. Yani perdeler açıldı diyor. Tırırt. Mekan. Mesela diyelim ki bilgisayara ben Vimo'ya işte Nur dersinde şey yaptık. Adama dersi veremiyorum ya. Bu derse ne demişiz? Ama videonun numarası var. Yani. Numaraya girdim tak diye şu derste. Şöyle isimle girmişsin diyor. Tamam. Şimdi Bağla'ya Çınar'a bir sarılıyor. 8 sene sonra Kastamonu'ya Bağla ağlıyor. Çünkü 8 sene önceki sen diyor burada bu evratları okumuştun diyor. Oraya getiriyor. Azar'da o ne bidat. Çınar'a sarılmış ağlamış. Senin o söylüyor. Niye? Tak 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 üstünden kaldırıp alıyor. Sinema perdesi gibi. Sinema perdesi ya her şeyin ortaya çıktığı yerdir. Aynı zamanda perde kapatandır. Abi ağlayan kim? Ona girmeyeceğiz. Ama giden onu da bilmiyorum. Hasan abi radyon vari diyordu bir yerde. Şey ne o? Onlar geçen derste dedik ya. Ne demiştik? Misali şeylerimiz. Bedenlerimiz. Beden misaliyle. Bak yani şimdi. Geçen onu bir şey diye. Şimdi nasıl oluyor? Öyle mi? Tabii. Beden. Ona girdik. Cisim, ceset var ya. Oraya girdik. Girdik de onu işledik. Ha sen yoktun. Güzel ha sen ya. Babanın aslası bak. Şöyle. Allah'a ama nasıl sordu fıtraten? Direkt oraya gittim. Bak direkt oraya gitti. Kimler dedi? Girmeyeceğiz dedim. Niye? Çünkü girdik ona. Hatta böyle biraz da nihala, cisim, ceset, cismaniyet niye anlamadık? Beden insan. Şimdi şu. Bu ampul sahnede 60 defa yanıp sanıyor ya. Biz onu devamlı yanıyor görmemizin sebebi mesafe kısa olduğu için. Tamam. Biz de var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz, var olup yok oluyoruz. İlimden kudreti, kudretin ilmi. 26. lema. İlmi mühitini vesaire hani girmeyeyim buna. Şu anda biz gidiyoruz. Peki ceset neydi tam olarak gözüken? Beden neydi? Anda olan. Cisim gözükmez, ceset gözükür. Beden de anda olan. Gidenler nedir? Bedeni misalilerdir. Tamam. Bedeni misaller. O dırt nereye gitti? Alem misale değil. Alem misalin dairesi olan nevi misaliye gider. Tamam. Orada duruyor mu? Duruyor. Bende yok mu oldu? Çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdek boş mu şimdi? Hala duvar. Ben sana ilim yazdım kitap. Kafamdakini hepsini boşalttım. Kafam boşaldı mı? Tam tersine. Şimdi alem misalin dairesi olan nevi misaliye nereye gitti mi? O şimdi bu hayalin hepsi duruyor. Üstüne bindirilmiş, bindirilmiş, bindirilmiş. O Çınar'a sarıldığım zaman tırırt, sayfa gibi düşün. Tamam mı? Şöyle. Ha şurası, Sait dedi. Beni buraya götürdü. Şu böyle yapma. Böyle Çınar'a sarılmam, oradaki Çınar şeyine gitti. Tırırt, sayfalar tırırt, oraya götürdü. Bütün hepsi üst üstüne bindirilmiş. O zaman ne kâr var bu şeyin? İyi olmak istiyorsan defterine bak bakalım. Düğününde, bir derste, namazda, risal okurken, kuran okurken vardı ya o evde okuruyor. O mutlu, orayı hayal et, orayı hayal et, oradasın ve mutlusun. Çünkü hayal ettiğin anda atom hariç her şeyin oradadır. Bir onu götüremiyorsun. Bir onu götüremiyoruz, peygamber ve evliyalar hariç. Peygamber bir götürmüş onu. Götürmüş. Şu cesedi var ya, hayal ettiği yere götürmüş Gafur.
Şeyde Amin aklıma geldi de yaşarken şey vardı ya sizin neydi? Hızır abi. Ha Hızır abi yani götürmüş ya şey. Ha evet. Mesela, onu da o da çıkarttılar onu şey yaptılar böyle şimdi ya o da TV şey yaptı ya. Bir kerameti evet. Subhanallah. Bir şey söyleyeceğim abi. Bakın siz aslında şu anda niye anlatıyorsunuz biliyor musunuz? Sadece kendi yaşadıklarımızın günü anlatıyorsunuz. Evet. Ama aslında sadece kendi yaşadıklarımızın şahit olduğum bir kitapta o kadar. Ama birikim değil. Yani bu bizim yaşamadık. Mesela üstad dediği zaman. Mesela şimdi benim kalbimden aynı şey geçiyordu. Allah konuşturdu. Osman onu söyledi. Mesela benim kalbimden geçen şu idi ki. Hızır abi. Geylani Hazretleri geldiği zaman nasıl tanıdı? Veyahut da evet. Üstad Cezirut Arab'a gidelim dediği vakit hayalen. Cezirut Arab'a hayatında hiç yaşamayan bir insan. Sen oradaydın diyor yazdın diyor Barla'da. Evet. E nasıl oluyor peki bu? Yani bu normal yaşamışlık hayatında yok belki ama ruhu her zaman her yerde ya belki onun varlığını hissedebiliyor. Evet. Fiziği putlaştırdılar. Fizik budur, buysa budur. Bundan başka bir varlık yoktur. Ateistliğin şeydi. Kuantum fiziğiyle çöktü. Big Bang de bitti. Hala böyle enkazlar var yani fosiller var. Madde esastır onun dışında bir şey yok. Paralel evren var şeyi anlatacağım. Yani Zır abi veya bir insan ya buradan oraya nasıl gider? Nurcular uçuyor. Uçuyor tabii kardeş. Niçin uçmaya çalışıyorlar? Çünkü dönmüş parasından kurtulalım diye. Öyle diyelim bu adamlar. Bir tane söyle demişti. Evliyalık olmak istiyor. Tamam bir güldüreyim sizi. Daha önce de unutmuşum. Dedim ya darlattı beni Ramazan'ı kardeşim dedim. Niye evli olacaksın der dedim yani. Ne istiyorsun yani? Ben zannettim kabirleri geçirecek, bilmem ne yapacak, adamı geçirecek. Bir şey diyecek de para kazanacak, ne bileyim ya. Sen şöyle düşünürsün böyle. Ne yapacaksın lan evliyalığı dedim. Ya dedi, dolmuşlar kurtulur. Evliyalığı bunun için istiyor. Çık lan dışarıya dedim. Biz balon satmıyoruz. Şimdi abi, Gafur abinin dediği şey, Gafur abi üç tane şey var. Bir, bizim hayal kendi beden misallerimizi, evet. Bak kendi beden misali işte gittik köye, eski yaptığım bir mekana gittim bir şey, tak oradasın işte. Mesela bunu anlatıyorlar şu anda. Ha, işte bir o, bu beden misalleri hayalle buluşuyoruz, ruhumuz yani gidiyor. Ederek buluşuyor. Ruh oraya biniyor diyor, ruh hayali biner diyor. İkincisi senin dediğin gibi Cezirut'un araba hiç gitmemiş, hiç evet. Yaşamadığı bir yere. Hayalle gidiyor üstad veyahut işte gidiyorum. O evet. Cemaat açıldı diyor. Daha önce gitmemiş muhtemelen. Evet. Yaşamamış yani evet. Diyelim. Bir de, muhtemelen değil kesin yaşamamış. Bir de üçüncüsü var mümteniler. Hiç vücuda çıkmamış. Sekiz ay. Mesela ben Hasan abi iki kafalı düşünüyorum işte ne bileyim bilmem. Hiç olmadı ki öyle bir şey. Evet. Mümteni bile hayal yani ediyor. Zina da öyle ya. Fazli, hayali mesela cinselliği hayal ediyor birisiyle. Öyle bir şey yaşamamış ki. Hatta mümteni bu işte. Geçen hafta ne demiştik? Şecer-i İlkat'te karşılığı mevzusunda Levi misaliye gidiyoruz ya benim beden misallerim nerede? Levi misalide. Levi misali neredeydi? Şecer-i Kat'te aşağıda. Daire-i ilimde. Oradaydı. Daire-i ilim. Mümteniler filan nerede? Veyahut da Cezirettül Arap filan veyahut da işte mümteniler talef-i mahfuzda. Daha yukarıya çıkıyor filan gibi yani Şecer-i Kat karşılığında konuşmuştuk orada. Yani hayalin imbisatını. Anladım. Bak. Ya en alt abi gel. Avuç. Ne dedik abi? Ha, alem misal bak. Ne yazdık ha? Nevi mahfuzun dairesinden daire ilimde alem misal, nevi misali, daire hayatta. Evet. Aşın dairesi. Şimdi ben daire misal bak ha. Dün Hasan abiyle kısa bir telefon görüşmemiz oldu da bir şey söyleyince o sonra da benim kafamda çok derinleşti. Hı. Şimdi o sesi kaydı bulursam göndereceğim. Bu aciz konuştuk bunu. Aciz. Çok güzel. Ve hiç olmamış bir şey. O noktaya nazar olmamış işine kadar. Ondan önce abi sizin o dördüncü boyut demeniz benim kafamı çok acayip şey yaptı. Ben bir kere o manzara hala dördüncü boyutta durunca. Siz o genişte yükseği çok kullanıyoruz. Bu dördüncü de artık unutmayın. Evet. Dört oldu. Bu çok önemli. Evet, dördüncü boyut ama dördüncü boyutu fark edebilmek şimdi üstad gül goncası gibi deyince evet. Dördüncü boyutu fark etmiş. Evet. Abi. Söylemiş fark de. Fark etmiş ve söylemiş. Ama onu söylemek için nerede olmak lazım Hasan abi bu nereden bu söylemiş bu, bunu? Burada. Ben görmediğime şahit olmadığımı yazmadım demiş. Bak okuyayım bak. Allahu alem
bir perde açıldı diyor. Kapattı diyor. Hayal, ruhumu bindirdim diyor. Aklımı bindirdim diyor. Akıl diyor ki ben sizin gibi diyor kanatlarım yok uçamam. Hep topluyorum sizi, tamam mı? Hepsini toplayarak bakış yapıyorum. Bir, yüksekliği, genişliği, üç, derinliği. Dört, dördüncü boyutu hayali. Ve de bir bir üstüne bindirilmiş alemlerin yumağı. Ne diyor? Perde geliyor, perdesi kalkıyor. Bu gösteriyor ki hayal bir bir üstüne bindirilmiş diyor. Bütün varlığın timsali suretleri, bak bütün varlığımızın, yaşantılarımızın timsali sureti, misalleri hepsi hayale bindirilmiş. Mesela yaşadık ama, yaşıyoruz ama farkında değiliz. Ben çocukken dedemle çobanlık yapardık, sığırdım çoban. Daha okul makul yoktu, ne bileyim 3-4 yaş veya 5 yaşındayız. Dedem otururdu bir böyle, düz yok ya bizde meyli, kaya. Sığırlar otlarken dedem taşa yaslanıp, orada kendisine göre ne yapıyordu bilmiyorum çocuk. Ben de oynardım kimseye, ya sığırla oynayacağım ya dedemle. Bu taş arkadan çıkardı. Orada otururdum, dedeme şaka yapalım yaparım. Ayağımı sarkıltırdım falan, kızardı falan. O taşa geçen işte, bir iki sene önce, dört sene önce, o taşa gittim oturduğum zaman. Ve tabii şizofreni olabilir. Ve istediğim gibi öyle oldu. Ve hayalim, oturdum sanki orada yani hepsi kalktı. Oraya gitti. Bana baktım. Hiç ha, kimse de yok ya. Allah'ım da yani. Ondan sonra böyle Allah Allah. Herkes bunu yaşar ya. Ben yaşamıyorum ki, bu uçuk bir şey değil ya. Allah. Onu böyle durdum. Bütün o hisleri, fikirleri bile, hareketleri bile, koşuşturmaları bile neredeyse birebir yaşıyorsun. Yani için hangisi en çok size tesir eden anlar vardı ya, bir hastane kapısında çocuğunuzun doğumunu bekliyorsunuz, tırırırt bak, mesela der ki, Mustafa der ki, ben bilirim kardeşim hastanede, Mustafa kardeşleri bir tanesi, hastanede çocuk bekliyoruz işte böyle dua et işte kötü değil işte kötü gidiyor falan, sen ne dersin, ben hemen gidersin. Ben bunu iyi bilirim. O ne sıkıntılar çekmiştim. Hastane vesaire. Yani böyle acı veya çok mutlu anlara çabuk gidiliyor. Çünkü onlar daha adresi belli. Adresi çok belli. Birbirine... Sizin dosyadaki adını yazıp gitmeniz gibi. Hani evet. Bulamadınız ya öbür türlü. Bulamadım. O an dedim ben hangi isimle yazdım videoda bunu şey, Vimo'da. Ona tak gittiniz. Ondan sonra o sayısı vardı. Aha. Onu koyunca tak dedi, ha sen bu isimle onu kaydettin dedi. İsmi sonra öyle. Aslında kayıtlı da bulamıyoruz. Bulamıyorum. Yani her anımız kayıtlı zaten. Evet. Ama numarayla girdim, tamam. Şimdi ben ne yaptım? Hayal kurmak numaralamaktır. Trak, onu aynı yaşıyorsun. Mesela affedersiniz, insanız da biliyoruz, beşeriyetiniz. Cinselliği, böyle bir birisiyle bir şeyin olmamış. Ama hayalen yapınca oluyor. Yani bir tuhaf yani. Biz kısacası ceset itibariyle hariç, bir de iyi dinleyin, ceset hariç, cisim, cismaniyet, bedeni misalleriyle gidiyoruz oraya. Sizi anlatırken ben siz oldum, sizinle birlikte dedenizin sırtına çıktım, oraları seyrettim aslında. Acayip ama. Dede mesela taş ya arkadaşlar. Dede. Saçlarını renkli mi sana? Yani hissen. Şimdi ben taşın üzerine aşağıda dedeme basıyor ayağını. Ulan diyor çek ayağını falan. Onlar hep böyle şakalaşmayı. Mesela yağmur yağdırıldığı zaman. 5 yaşında bir şeyim. Kınalı denilen bir sığır vardı. Böyle yağmur yağınca altına girerdim. Yağmur kesinlikle ya ben oradan çıkana kadar, yağmur geçene kadar sığır oynamazdı. Altımdadır diye. Öyle bir şey. Elde büyümüş sığır. Onlar hep anan yaşıyorsun. O. Şimdi o oralar havalimanına gitti. Havalimanına taş dolduruyorlar. Yani baktım böyle gözlerim yaşardı. Yani millet de zanneder ki göz, bak ne kadar dünya perest, mal perest. Ulan orası gitti, uçak havalimanı dolduruyorlar diye bak adam tarlam gitti diye ağlıyor. Oysa benim için ağladığımı ben bilirim. Abi bir şey sorabilir miyim? Şimdiki aklım olsa hey gidi diye başlanır ya söze. Şimdi bu manada hayalinizin yani yaşanmış olan hayatınızdaki o döneme hayalen gittiğiniz zaman
şimdiki aklınızda, o hayalinizde düzeltme yapabiliyor musunuz abi? Yani neden demek istedim biliyor musun? Yaparsın, yapamazsın. Gelen'i yapmış. Ha, onu diyecektim ben de şimdi. Bravo. Evet, zaman. Güçlüysen, ben de söyleyecektim. Evet. Güçlüysen, ben Vimo'ya girdim. Güçlüyüm. Niye güçlüyüm? Benim Vimo'da şifrem var, giriş. Yöneticiyim. Ama sen ne kadar girersen gir Nur dersine, orada bir harfi değiştiremezsin. Ama ben yönetici makamındayım. O zaman değiştiriyorum yazıyı. Yönetici olmak için de para veriliyor. Evet, bedava diyor işte. Yani. Şimdi bu haftaki bu şeyleri yaptıktan sonra ya sana bu hayali hakikaten üstadın gibi kullanmanın bir nebze öğrensek yani üstad öğrensek. Üstad etmemiş diyor biliyor musun tarihçi bunu da söylüyorum. Yani bizim çok büyük bir kazancımız olur yani. Ne diyorsun ya? Şuradan ya. Kadar kullanmış. Gidiyorsun her yerde söylemiş değil mi? Yani biliyoruz şimdi bilmem bildiğimiz şey. Evet. Şimdi ama hiç ıtılağımız yok. Adamı tanımıyorum. Bir hayal bilmişiz ya Osman. Bir daha hayali. Hayal bilmişiz. Hayal bilmişiz. Hikaye yani. Boş bir iş ya. Hep böyle hayal. Bir şey söyleyeceğim. Hasan abi der ya. Hasan abi der ya. Şimdi ben namaz kılıyorum ya. Namaz kılarken kendini çık yukarıdan seyret. Şimdi veyahut da şu anda... O geliştiriyor değil mi Hasan abi? Ooo! Öyle hayal geliştiriyor ki. Ben araba bunu beceremedim yalnız. Neyi? Dün gelirken, şöyle dün değil tabii. Birkaç gün önce. Karşıdan geliyorum. Arabayı ben sürüyorum. Sürüyorum ben. Şimdi arabayı süren ben hayalen kendimi seyretmek istiyorum. Dedim ki arkadan yaptım Osman. Arkadan koltuğuma gözüm de açık. Bak oraya bakıyorum aynı zamanda kendime bakıp yola da bakıyorum. Bak yola bakıyorum arabayı sürüyorum. Hayalen geçtim arka koltuğa. Kendimi seyrediyorum, aynı zamanda da yolu seyrediyorum. İki tane şekilde aynı yolu seyrediyorum. Bunu becerdim ama şunu beceremedim. Ve uğraşıyorum, daha yapamadım. Hani bu hayalden sonra uğraşıyorum. Sağımda duruyorum. Sağımdan kendimi seyrederken aynı zamanda ben öne bakıyorum. Bu ikisi öne bakınca kolay oldu. Onu becerdim. Yani aynı yön olursa. Ya aynı yön. Farklı yönden beceremedim. Dikiz aynasına gerek kalmayacak o zaman diyorsunuz. Yani bunu beceremiyorum. Yani bunu becerebilirse aynı anda gözüm açık, baktığıma bakabiliyorum, arkadan olabiliyor. Mesela şu anda... Peki abi karşıdan bakıyorum. Ben size şu anda şey yaparken kendimi şu anda görüyorum bak. Tepeden. Ben zorlanıyorum. Ha, tepeden mübalağa etmiyor. Rabbim biliyor. Şu anda kendimi yukarıdan seyredebiliyorsun yani. Fakat... Buradan yapamıyorum. Yani arabayı sürerken arkamdan kendimi kafamı görüyorum, ensemi seyrediyorum. Gördüğümü de görüyorum. Aynı zamanda kafada burayı görüyor. Normal bu kafa bunu görüyor. Arkamdan da bu kafanın da gördüğümü görüyorum. Fakat yandan kendimi göreceğim. Ama yetmiyor. Kendimi gördükten sonra bu gördüğü yolu da görmek istiyorum yandan. Acaba... Peki abi aynaya bakar gibi karşıdan mümkün mü? Göz göze gelmek mümkün mü? Ya karşıdan mümkün. O çok o da mümkün. Hani bir rüya var diye bizim Zübeyir abiye gitmiştik de senin aradığın şu tepededir demişti. Bir tanesi şaşkın, bir tanesi gülüyordu. Ama ikisi de aynıydı. Arkadaşlar biz fiziksel aleme sıkıştık derler ya. Ayakkabıya sıkışmış takke ile ayakkabı arasında. Bu fiziki alemde mucize olan şey bir anda bir şeyin çok yerde olması. Metafizik aleminde, kuantum fiziğinde mucize nedir biliyor musunuz? Bir şeyin bir yerde olması. Çünkü kuantum fiziğinde bir şey olması gereken her yerdedir. Tutamazsınız. Ama bu cennette de öyledir. Bir şeyi bir yerde tutamazsınız. Bedeni misalilere kadar orada cennetin olacak senin. Fakat burada biz, Allah bizi affetsin, Allah bize hepimize merhamet etsin ki şu varlık boyutunu şif atom zannetmişiz. Sureti yani. Yani bu buradaysa burada değildir. Ama kuantum fiziğinde var işte diyor. Abi o yandan görmeniz için hayalin
şeyini bilmeniz lazım. Ne? Kanuniyeti. Ha, kanuniyeti. Çünkü sureti, kanuniyeti, evet. Hakikati mahiyet. Şu anda Mehmet abi yandan bakacağım kendimi. Biraz bakıyor kendimi görüyorum ama bir de yetmiyor. Kendime bakacağım bir de baktığımı göreceğim. Oradan böyle. Peki kanuniyeti müsaade etmedi. Ben bunu yapamıyorum. Bilmemiz lazım. Bayağı da şey, zorlandım çok ve yapamadım. Yapamıyorum. Şimdi Hasan abi, hayal yazmışsınız, tefrit, vasat, ifrat yazmışsınız ya. Şöyle bir şey yazsak, onun altını doldurabilir misiniz? Yani hayal, dima, kalp, ruh diye yazsak, onların altını doldurabilir miyiz abi? Zaten o gelecek, o konu var. Var mı abi? Var. Biz ayin yapıyoruz diyecek. Bunlar yapmıştık. Yok, kalmış. Oysa Müslümanlardan geçmiştir Hristiyanlara. Doğum günü var ya, doğum kutlama. Doğum günü. Doğum günü Allah Resulü'nün mevlüt kandili nedir? Doğum günü kutlama. Allah Resulü'nün sünneti bizde de sünnet. Ama içine haram katıyorsun. Bunu sonduruyorsun. Bilmem bir şey yapıyorsun. Sünnet ne yapılır? İşimize gelmiyor. Doğum günü ne demek? Para getirecekler değil. Ziyafet vereceksin. Sana sevdiği getirmeyecekler. Sen vereceksin. Doğdun ya, Allah Resulü ne yapıyordu? Davet ediyordu. Yemek veriyordu. Tamam. Onun için doğum gününüze beni de davet edin. Hasan abiciğim. Pazartesi gününü bir şey mesaj atmışlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi doğduğu gün olduğu için tutarmış. Öyle mi? Orucu. Pazartesi, perşembe tutarmış. Niçin tutardı? Onun meselemiz değil şimdi. Şimdi dağıtırız da. Pazartesi ayrı bir boyuttur kısacası. Bak şimdi. Ramazan orucu tutarız. Ramazan denilen bir aya demişiz. Aslı nedir? Ramazan denilen bir meleki var. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Ramazan gibi, Şaban gibi. Her ayın müvekkili var. Biz, o bizde aktif oluyor. Tutarsan oruç. Ramazan denilen bir ruha, melek aktif oluyor. Vahiy geldiği zaman Cebrailleştiğin gibi. Kur'an okurken Cebrailleştiğin gibi. Ramazan denilen bir meleki var. Meleke, melek. Melek müvekkil. Sende aktif oluyor. Her günün de müvekkili var. Peki, defteri açın. 363. Giriyoruz. Kavgamız başladı. Hasan abi, ha. Radyuma hiç baktınız mı? Radyumla hayalin ilişkisine? Bilmiyorum. Herhalde daha gelmedi galiba. Tamam, aklınıza vurulsun. Öyle mi? Değişik sanki. Peki ne anladın abi Harun? Söyle. Bilmiyorum abi. Radyum böyle sanki işte hani ışık yaron canışı. Evet. O şeylere bastığında o alemleri onunla mı şey yapıyorsunuz? Evet. Mi? Acayip. Daha ona demedim. Çünkü tahayyülü bitirdim, hayal değil. Hayal da acayip. Ha, o mu? Bir dost var dedi ki abi dedi bunu itikat gibi şey yapmayalım dedi. Bilmem aynı fikirde mi gene? Böyle fazla detaya... Yok yani bitmez diye ben hani... Bitmez doğru. Yani... Ama şey yapacağım, eyledim ya. Değilsen... Neredeyse bak mübarek üçte birini yittim attım. Hani peynir gibi kestim attım. Üçte birini anlatmayacağım. Abi bize... Şu hayali tam olarak kavrayıp anlasak bizi Hızır'ımızla, ikizimizle tanıştıracak. Evet, yani. İkizin. Kesinlikle ikizin. Kesinlikle ikizin. Tahayyül ve tasavvur ama. Evet. Boşuna itikattan sonra girmedik. Evet. Aynen öyle, gerçekten öyle. Çok öyle. Ve bizim vallahi iktidar ve iktidarımızla değil. İlk önce tahayyül yapmamız lazım. Değil mi Osman? Sonra tasavvur yapmamız lazım. Sonra tahayyül. Tahakkuk bile yapmadık, girdik kardeşim tasdikten, kafadan, bodoslamadan girdik. Bunları anlatmadan, bu ders olmadan bunlar, şuradan girdik ya. Şunu bitirdik, buna döndük. Bir de çok, nasıl çok... Neye benziyor biliyor musun? Usta böyle bir risale var. Diyor ki, hayat bahsini okurken 30. Remay, şunları okuduktan sonra diyor, 3. Remiz'i okuduktan sonra direkt gel diyor. Direkt bunu okuma. Ha kayyumiyet. Kayyumiyette. Yani üçü oku diyor, sonra biri okursun. Biri okuma diyor. Bir iki okuma. Üç, dört, beş okuduktan sonra bir iki oku. Gibi olur. Acayip bir yöntem ya. Ama burada tamamen ihtiyarımızın dışında Allah sevk ediyor. Yani bunu yapmadan benim aklım olsa mümkün değil. Bunu yapacaksın. Biz buradan başla, buraya gidelim. Bu Hasan abi... Sonra farkındayız yani değil mi? Aynen. Hepimiz şahitsiniz. Bu tahayyül tasavvuru ya, dima komple yedi. Güya ihtiyarımızla bu, böyle yap.
Değil mi? Görmüştü öyle. Yine, yine. Çünkü o zaman... Sonra demedik mi, sen demedin mi? Ha. Ya abi ya buradan ne yaptık ya, ne bileyim ya buradan girdik işte. Ya ihtiyarımızla yaptık, dedik ki tahayyül tasavvuru çok yaptık zan dersleriyle filan. E taakkul de zaten çok yapıldı bildiğin yer. Bildiğimiz tastikten, yer. Tasdikten başlayalım dedik. O ya ihtiyarla ama irade karışmış oraya. Kesinlikle. Olur anlarız. O bir şey Harun'um söyle abi. Bu şey abi diman tahayyül tasavvuru 7 şey var ya abi. He. Bundan 7'si de göz abi. Radyum vali, göz, 7 vahinin şeyi bunlar. Ayrı gözleri, 7 meratibi. Kur'an, secere, hikmetini. Evet. Zaten hayala göz diyor kesin. Göz hayal bir kulak biliyor musunuz? Hayalen işittim. Hayalen gördüm diyor zaten. Hayale biniliyor. Bindim diyor. Mesela taakulün... Resul'a kullanmış Miraç'ta. Sistemi kullanıyorsun ya. Kardeşim, hayal donmuş melaikidir ya. Melek melektir. Taakkül mesela... Vücud haricisindir biz meşe demişiz he. Burak Gözü. Oruç tutan Ramazan melekesi oluyor ya. Taakkül'e mi diyorsun? Abi, bir de söyle abi. Taakkül mesela abi Burak'ın gözü. Burak oluyor orada. O gözle bakıyorsun. Hepsi ayrı göz. Göz. Yedi vahiy evet. İşte. Sen yoktun geçen haftada da bu. Hayal donmuş melektir. Meleğin vücud haricisidir. Nefsül emirdeki karşılığıdır. Varlıktır. Basar sıfatın azami dereceti tecellisidir. Şimdi sayfa 363 adı, kavgamız başlasın. Şu anlar 222. Hazır mısınız? Çok tehlikeli bir yere giriyoruz, viraj alacağız. Oh. Mehmet kardeşin sahası. 222 şu anlar. 363. Yeni attığımız. 363. Evet. 363. Gece karanlık. Girdiniz mi? Bir zaman... Küçüklüğümde hayalimden sordum. Hayalinde sormuş. Gazete gibi okumayın. Gazete gibi okumayın iki manası var. Zahirden anlaşılan mana çok basitçilizdir. Yani dırırt dırırt da okumayın. Öyle değil. Gazete okumak lezzetlidir. Risale okumak sıkıntılıdır. Dini kitap okumak. Çünkü sebebi gazete harici bir varlıktır. Falan Taksim'de şu oldu, şu oldu. Benim dışımda ne bana okursan oku diyor nefis, kabulümdür. Ama insan kendisini okuyacak bir kitabı okuması çok ağırdır. Çünkü şeytanın en büyük özelliği neydi? Kendisini, bak kendisini ve sözlerini kendimizden hissetmek. Tanırsa gider, tanımasa gelir ya. Şeytanın sözü kendi sözünü zannettirmesinin sebebi insan kendisini tanımıyor. Kendisi kendisini... Kendisi kendisini tanımaya ait bir eser okursa okuyamaz. Gazete hariçtir. Risale benim. Benim hedefim benim. Ondan al. Şimdi bak, soran sorulana bak. Bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini... Fakat hem bak saltanat veriliyor, dünya senin ama 1 milyon ömür. Fakat sonra Adem'in ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi, meşakkatli adi derken sıradan bir vücudu mu istersin? Dedim. Dediğimi kaçırma. Dediğimi farklı renkte yazdım. Baktım ikincisini arzulayıp hangisini? Baki fakat adi, meşakkatli bir vücudu isterim. Yani 60 sene sıkıntılı isterim. İkincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem dahi olsa beka isterim dedi. Şuraya bak. Kim dedi bunu? Hayal. Tam saray olmuş ya. Saray. Harika bir cümle söyledin ha. Güzel. 23. sözdeki saray var ya. Saraya rast geldi. Tam böyle dolu yerinde her şey çalışıyor. Acayip değil mi? Hepsi yerinde vallahi ya. Tarihçe de diyor ki hayalini bile israf etmemiş. Paraya, dolara, Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali Hüseyin'e kullanmamış. Acayip metot öğretiyorsun ya. Bana ne demişsiniz siz bir okuyalım mı? Acayip ama. Çok ilginç ya. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Bu da risale, tamam mı? Mesela Hasan abi hemen girmeden okumadım sizinkini ama mesela benim bu soru benim sorulduğunda
benim hemen tahakkülüm ya da tasavvurum çalışıyor. Yani beni ben diye belki de en çok tahakküldür. Ama Üstad Bakit hiç onu sokmuyor. Bu sorunun muhatabı tahayyül. Hayal. Hiç akıl yok. Yani çünkü bu akıl bunu cevaplayacak kapasitesi yok. Harika. Biliyor musun? Akıldan daha geniş alana sahip. Çünkü akıl alem-i şehadetteki ilişkiyi ve çelişkiyi çözüyor. Alişe hayal ise alemi gayb, melekut, alemi şehadet hep içinde. Şimdi ben hep alışmışız ya, hep tahakkül, hep akıl çalışmış ya bende mesela. Evet. Hep her ihtiyar belki. Hep akıl alem olunca. Hemen atlıyor mesela. Kuralcı insanlar olur. Böyle bir şey. Hemen akıl atladı. Akıl atladı. Belki de tasavvur ara ara. Şimdi buna da atlıyor. Ne? Şaşırıyor. Böyle bir şey olur mu? Yani işte mesela yapmaya. Ama üstad hemen diyor ki hop sen dur. Kendini iyi yönetiyor saraydaki. Sen ikinci kattaki değil. Esas bunun sorusu. Birinci katta işte. Üçüncü kattaki. Evet. Hemen diyor ki sensin bunun muhatabı. Kendini biliyor ya. Şimdi biz bilmiyoruz. Bizimkisi diyoruz gidiyoruz. Aynı konuştu. Aynı ben kendi oturduğum zaman dedim ki bir şey karşımıza çıkınca soran akıldır. Sorulan da akıldır. Ha. Değil mi? Ama akıl hayala soruyor. Soran, soru soran, sualine ne söyleyeyim? Hatta... Soran akıl mı, ruh filan mı, daha merkezde? Doğal neresin, kabul edersin, bir şey demedim, ben dedim. Ha, tamam. Ruh da istersen de yani. Ha, ama sorulan kim? En düşük diye dünya. Ama değil. En kesif değil mi zahirde? Ha. En kesif budur. En kesif budur. Yani diman en ilk şey. Evet, ama en cami. Şimdi bak. O cami olduğu için bu sorunun cevabını evet, o veriyor. Acayip bir şey. Yani ben ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Çok ilginçti. Bak ben de sordum. Akıl kendime. Akıl soru sorar. Hayal nasıl? Ha bak bak. Ölüm korkusunu buradan çözdüm. Aha. Ölüm korkusunu bir daha anlatayım. Ölüm korkusu nedir? Biz başımıza bir şey geldiği zaman veya zorlandığımız zaman bir şey, hemen ilk önce başvuracağımız yer, yani elimizdeki malzemeye, ya servettir, ya sağlıktır, ya akıldır. Akla sorduk, ölümü çöz kardeşim. Akıl diyor ki bak, eğerse, 27. söz, 27. sayfa sözler, ben bir aletim. Bak, ölüm korkusunu anlatıyorum. Ah be ölüm korkusuyla fırtına esen insanlar bunu dinlese. Ölüm korkusu var. Korku. Korkuyor. Efendim, acayip. Mezara gireceğim. Usta diyor ki gözüktüğü gibi değil. İnsan bu korkusunu neyle giderecek? En güvendiği sistemi var. Akla. Akla. Akla dedi ki bunu çöz. Bize teselli getir. Bir şey anla. Sana doktorum bunu açıyorum ki bana bir şey de. Tesellim olsun. En yakın tesellim aklımdır. Baksana bir arşivlerde bir şey yok mu anlat. Vallahi ben aletim. Akıl diyor bunu. Ben aletim. Bulunduğum alem-i şehadetteki ilişkileri ve çelişkileri çözerim. Yani emri nisbe emri itibarileri çözerim. Nedir o? İlişki, göz, çiçek ilişkidir. Karanlık, aydınlık çelişkidir. Tamam mı? İman, küfür çelişkidir. İlim, iman ilişkidir gibi. Akıl diyor ki, bak arkadaş diyor, ölümden korkan kardeşim. Ölüm diyor, bu alemin şehadetin dışında olduğu için, bir kapı olduğu için, ondan sonrasını bilmiyor. Çünkü ben kanatım yok, uçamam. Ben alemin şehadettekileri sor bana. Ama ölüm ve sonrası, daha önce ölmediğim için oraları da bilmiyor. Tamam, oraları bilmiyor. Oraları ben bilsem, bu alemin şehadetle kıyas eder sana bir çözüm bulurum. Ama sen bana öyle bir şey diyorsun ki, şu alemi şehadette güzel güzel yaşıyorum. Ama öteki alemle bunu kıyas et bana bir teselli ver. Ben bu alemi bilmiyorum ki sana malzeme veririm. Ya da ölüm niye var? Bilmiyorum ama bir yer var da. Şimdi Mehmet abi dedi, Hüsrü abinin yeri var ya, tam böyle o şeyi yapmış. Bildiğimiz bir yer ama. Sayfa kitap. Layıkası 189. Valla dediğin de tamam, yani koltuğu yaslanıyor. Sonsuz rahim olan Halik-i Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşaya doyamayan ruh kendini avdet ediyor. Doyamayınca kendisine dönüyor. Avdet ediyor. Rahmetin nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve idare edilen cisme bakıyor. Şuraya.
Bak adam nasıl yürümüş. Ya şimdi dehşet ya. Şimdi ve bu adamın aleyhinde de bulunacaksın yani. Bak buna dönüyor. Çok sadar. Duyguları arasında yalnız muhayyilesine hasrı nazar ediyor. Muhayyilesine. Muhayyilesine. Kelimeye bakmadınız belki. He? Muhayyileye bakmamışsınız. Bakmamışız. O iyi hayal et, o iyi hayal. Ben o muhayyileye bakmadım. Yani kaç tane vardır? Muhayyile. Bak. Kuvve-i hayali. Muhayyile. Muhayyile. Musab. Kabağına kaçtı? 189. 180. Bundan sonra bu tahayyül, hayal, muhayyileye de bakacağım. Çok yoktur zaten. Olsun, lazım. Bu yeter. Evet, bir iki tane olsa. Duyguları arasında yalnız muhayyilesine hasrı nazar ediyor. Saraya geldi, döndü kendine. Saraya. Allah. Buraya geldi. He. Girdi içeriye. Bu muhayyilenin dimağda kendine tahsis edilen mahalli, bir hardal tanesi kadarken her zaman bütün alemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde dolaştırır. Dolaşıyor. Orada vardı yani böyle yaptı mı ya? He. Aynen. Bütün türler şimdi buna bakıyor diyor. Bunu kullanıyor. Bunu kullanıyorlar. Abi hep bunu kullanıyorlar ya. Biz ne olmuş ya akılcı olmuşuz ya. Acayip. Boğulmuşuz orada. Akılda boğulduk ya. Statüs şöyle şey. Ya standart bak adam saraya girmiş muayelesiyle aklına demiyor. Aklıyla dolaşıyor. Bir insan var ya rehber ve dörtlü. Ruh işte mesela. Böyle vay. Ya, şimdi dolaşılan yer muayelesi, hayali. O bundan sonrası diğerleri ama devam ediyor. Güzel. Tamam. Hafıza bir çeşit, akıl ayrı bir çeşit, fikir başka bir halde, kalp daha başka, kamil insanlarda hali faaliyette olan diğer letaif daha başka bir şekilde basıra, samia, zayika, lamise, havası zahirinin istihab ettikleri manevi sahalara nispetle nihayet derecede küçük bir dimağında yerleştikleri halde yek diğerine karışmayarak, bir diğerinin vazifesine müdahale etmeyerek ayrı ayrı vaziyetlerde, ayrı ayrı dairelerde gayet muntazam çalıştıklarını ve hatta etibbanın bile senelerce tahsil ederek içinden çıkamadıkları vücudu beşerin her bir kısmının, her bir uzvunun inceliklerini görüyor. Ya etibba yaptı tıp ha. Ha. Bu derece rahmetle tanzim edilen bu kadar muhtelif ve çalıştırılan bu mühayyir-ül ukul makineyi temaşa eden ruh, bu makine üzerindeki derece-i malikiyetini düşünüyor. Nereye yaptın bunu diyor. Hükmünün hiçbir uzva tesir etmediğini görünce, sığınacak bir yer, iltica edecek bir mahal, perverde edilecek bir varlık arıyor. Aslında hemen adam, tefekkür. İşte, ben dediği yerde dur. Ha? Parmak koy, dur. Buraya geldi, buraya geldi. Tamam baktı olan hiçbir tanesinde ben yokum. Evet. Hepsi kendi başına. Daha hepsine geliyor şimdi. Tabii hepsi müstakil çalışıyor. Ne yapacağım senin şimdi? Çünkü tehlike başladı ya. Ne olacak ya? Ben kaldım orada da. He. Evet. Bir varlık arıyor. İşte o vakit bu kadar rahmetiyle perverde eden Hallak-ı Azim'e karşı secde-i şükranı kapanarak ağlıyor. Bütün dertlerini döküyor. Onun yalnız onun lütfu keremine iltica ederek affolunmak, dünyada olduğu gibi ukbada da sevdikleriyle birlikte vaat ettiği cennette bulundurulmasını istiyor ve yalvarıyor. Ahmet Hüsrev, rahmetullahi aleyh. Allah rahmet etsin. Allah şefaatine mazhar. Burada en önemli... Ne güzel yazmış değil mi şiir gibi? Allah şefaatine mazhar. İnşallah. Ne diyor abi? En önemlisi hasr-ı nazar şeye ediyor. Hayale bakıyor. Evet. Oradan girdi yani. Oradan girdi. O şey 185'te Hafızalı abi. Hafızalı abi diyor. O saraya girdim diyor. Hayale girdim diyor. Ustada diyor hayale bindim diyor. Ruh hayale bindirdim diyor. Aklı hayale bindirdim diyor. Sonra akılla bilmiyor bu adamlar. Yok canım. Yok. Akıl yalnız temaşa ediyor. Bakıyor çözüyor orayı. Dedim ya bak ölümü. Ölümü. Neyle çözecek? Buradan çıkar. Nasıl psikoloji bunu çıkartıyorsun? Bu risaleden işte. Akıl diyor ki ben nasıl çözeceğim diyor. Sonrasını bilmiyorum ki. Sonra diyor ki sana bir yol vereceğim dedi. Bu akıl çözemeyince ruha şok mesajı veriyor, doküman veriyor. Ben bilmiyorum. Bilinmeyenler insana korku salar. Tamam mı? Bilinmeyenler korku salarken bilindiği anda haf. Bilinmeyenler korkudur,
bilinenler kaf oluyor. Tamam mı? Bunu yazarız. Şimdi mesela Allah benden korkmuş şeyde kabir. Kabir korkuyor. Sonra ilim yapıyoruz, şey yapıyoruz. Sonra bir baktı ki abi kabir berzahtır. Şöyle aa bildi, korku kalktı. Mesela bir tane misal vereyim. Yanımda birisi var, köyde akşam namazından sonra tesbihat yapıyoruz. Gece akşam yatsı arasındaki tesbihat yapalım diye şu köyde en kaleye doğru çıkıyoruz. İleride bir baktık, tabut gibi bir şey var. Zifiri karanlıkta diye hafif bir şey. Ondan sonra yanındaki korktu. O tabut diyor, ona ben yanındayım, ne korkuyorsun lan dedim. Tabut, tabutsa tamam, keşke tabut olsa da görürsek. O gelebiliyorsa helal olsun adama. Büyük adamdır. Eğer kafirse veildedir. Eğer büyükse yukarıdadır. Buradaysa bizim seviyede bir adamdır. Ya. Dedim hadi gidelim o tabuta. Gittik baktık ki adam Allah razı olsun hayrına çeşme yapmış. Duvarı mermer yıkamış. Mermer beyaz ya. Tabut olmuş. Tabut nerede? Çeşmenin duvarına. Hadi gel dedim tabuta biraz su iç. Tamam. Neydi? Niçin anlattın? Korkuydu değil mi? Şimdi nereye döndün? Aa, bu muydu ya? Ha, korku gitti mi? Bilinen haf olur. Şimdi ne yaptı? Ne yapacağız kabirde kendi bak. Bak ilimle çözdüm. Ali, iyi bir adamsa yukarıdadır. Ameli yanadadır. Alçaksa esveldedir. Bizim gibi bir adamsa zaten mezarda kimse yok. Mezarda iyi bir adamsa merhamet el Allah orada tutmaz. Alçak namussuzsa gene Allah o kahar, celal tecesiyle mezara tutar mı onu? Diptedir o. Orada kimse yok yani. Bir cuma günü geliyor ziyarete. Sen gidersin ha. Şimdi akıl bunun için uzatıyorum. Ben bunu çözemem dedi. Bak ne yaptın? Sonra lan bu nasıl çok korku oldu. Ölüm korkusu. Çünkü çözülemeyen. Dosyayı verdi, dedi ki akıl diyor ki ben bunu çözemedim. Çözülemez. Akılla çözülemez. Çünkü kimya ile fizik ve tıpla mezardan sonrasını çözemezsiniz. Nereye gitti bu adam? Çözemezsiniz. Akılla çözemezsiniz. Yok, akıl aletti. Termometre ile barometreyi çözemezsiniz. Basıncı gözü. Mesela termometre var. Mustafa, küçük çekmeceden Topkapı'ya kaç metre var bu termometre ile ölçer misin? Kaç metre var diyorsun. La termometreyle sıcaklık ölçeceksin. Akılla alemi şehadeti, ölçü aleti de Ali. Kabir sonrasını ölçmeye çalıştırıyorsun. Ya basıncı ölçen barometredir ya. Termometreyi çözemezsin. Şöyle ne yapıyorum? Akıl. Bu sefer korkuya inkılap etti kabir. İzah edilemediği için. Çözüme bak. Bu sefer hayale giriyor. Diyor ki Ruh. Ya gel lan gel uşak. Uşağım gel. Çocuk gel. Akla diyor ki bin lan şu hayale. Hayal ediyor ki ruh. Padişah. O hizmet padişah ruh ya. Bunu götür dedi oralara. Oraların gözü çarp. Ondan sonra hayal çünkü tahayyül alemin gayb, alemin şehadetin birbirine bindirmiş bütün alemler orada. Hep geniş. Hayalen gittim diyor kabrime. Onu okuyacağım şimdi. Onu okumak için şimdi anlatıyorum şimdi. Ondan sonra kabrime istikbalde hakikaten şimdi hayale girdim kabrime diyor. Aynı şey. Ondan sonra girdi, akıl vay be diyor, sebepsiz alemlerle tanışmasını yapıyor şimdi akıl. Alemde sebepli, esbaplı, oraya geçince esbapsız, sebepsiz aleme, oy nasıl ya diyor. Ha? Akıl şeye binmiş, hayale binmiş. Hayal diyor ki, tam gezdin mi yan dedi, hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım, geri getiririm seni. Geliyor, akıl diyor ki, tamam. Ha bak işte Ahmet Hüseyin abi dolaşmış. Neyle dolaşmış? Aklı bindirmiş geçmiş adam. Saraya değil mi? Evet. Şimdi bu okuyalım. Şimdi okuyacağım yer bundan. Şimdi ne olmuş? Esbapsıza geçince rüşt oluyor. Oraya doğuyor işte. Evet rüşt. Burada ise bulu çağı. Ha, orada rüşt olup doğuyor işte. Doğma orada oluyor işte. Kardeşim biz bunlarla anlatırken neredeyiz biliyor musun? Biz kabirdeyiz de kabire girmekten korkuyoruz. La kabirden girmekten korkmamızın sebebi kabirde oluşumuzdandır. Şimdi kabire girmekten korkma, kabirden çıkmaya çalış çünkü şu anda kabirdesin. Bir de Miraç'ta Peygamber Efendimiz göz gördüğünü şaşırmadı diyor ya. Hayır ya bak o hayal değil mi? Daha önce çalışmış hayali sarayda dolaşmış. Miraç'a gidince aa
Şuna bak ya dedi mi? Şaşırmadı, kalbi yalanlamadı öyle mi? Yalanlamadı. Ya yalanlamadı diyor. Gözü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı diyor. Ne dedi? Aa tabii canım, bu böyle olacaktı. Bu da böyle olacaktı. Bu da böyle. Yani öyle bir iman etmiş, alim şahadetliyken öyle dolaşmış ki, tabii canım bu burada olacaktı, bu da burada olacaktı. Herhalde bu burada olacaktı değil ya, dedi. Tamam mı? Yani niye şaşırmadı? Çünkü öyle itikat etti, öyle iman etti, hayalen öyle dolaşmış ki. Ha tabii canım. Evet, evet. Zaten orada olmasa şaşırır. İstediğin hayal edeceksin. Şimdi, bu kadar malzemeden sonra, ölüm korkusu buydu. Sonra geçince, ne oldu usta? Pasaport dairesiymiş değil ya. Pasaport alınca geçiyorsun, bitiyorsun. Devletten artık serbestsin. Şimdi okuyorum bir daha. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi, kuvve diyor bak. Bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Hayal canlıdır, daha önce görmüştük. Ruhlu ve şuurlu. Ne istediğini, niçin istediğini biliyor. Ne istediğini, niçin istediğini biliyor. Ki tatmin olmuyorum diyor. Yukarıdaki cümleden söylüyorum. Cümleden. Sana 1 milyon sene ve dünya saltanatı ama sonunda hiç. Yok kısa bir ömür ama sonunda beka. O yok istemem dedi. Beka istemem. Ama mahiyet insaniyenin diyor çok ilginç. Evet. Direkt mahiyet insaniyeye bağlamış. Yani bu öyle bir birim ki. Ötelerden bu sana şefaatin şeyi yani. Acayip bir şey ya. Evet. Mesela bu Zetimur'un karakolu İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Evet, evet. Ama Dolmabahçe'deki polisten var kurma. Direkt meclise bağlı. Demiyor, demiyor. Ben onu tutamadım. Hani hayalde direkt mahiyet insaniyeye bağlı. Mahiyet insan bir hizmetkarı. Çok tuhaf. En kesifen camidir. Ya onun için dehşet alıyorum şimdi. Hep akılla çözmeye çalıştık. Hep akılla. Lan akılla çözemezsin. Aklın mazi ve müstakbeli yoktur. Akla mazi ve müstakbeli veren hayal hakikatıdır. Bedeli misallerdir. Hayalimiz umumdur. Anladın mı? Mahiyet insan. Aklın mazi ve müstakbeli yok ki. Andır. Abi Şemsettin başladı çalışmaya Şemsettin. Evet çalışacak da. Diyor ki şefaat istiyorsunuz diyor ya. Ya Resulallah şefaat ya Resulallah. Şefaat sen hayal kurabiliyorsan şefaat ediyor kendisi demektir sana. Diyorsun. Ediyor demektir. Zaten edebildiğin için şey yapabiliyorsun. Onlar ettiği için edebiliyorsun. Evet. Neye benziyor biliyor musun? Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'nin radıyallahu anh naklediyor. Duam kabul olur mu olmazdan korkma diyor. Hazreti Ali söylüyor galiba Hazreti Ali radıyallahu anh. Duam kabul olur mu olmazdan korkma. Dua edememekten kork. Evet. Çünkü Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun diline ağzına vermez. Vermişse seni affedecek ki onu sana söylettiriyor. Affetmek istemeseydi sana tövbeyi nasip etmezdi. Bu müjdedir ya. Sen bazısınız diyeceksiniz ki ulan affedilmek, tövbe etmek ne var ya bundan? Yapamazsın. Hatırına gelmez. Allah nasip etmez tövbeyi. Ne diyor? Ayet-i Kerim'den söylüyorum. Geçen bu camiden okundum. Ayetin tam metnini şu anda hatırlayamıyorum. Diyor ki, tövbe etmeden, tövbe de acele ettin, mevt size isabet etmeden tövbe acele edin. Estağfurullah. Bak, ölüm size isabet etmeden tövbe edin. Edemezsin kardeşim. Tövbe edemezsin. Taş ocağında çalışırsın, namaz kılamazsın, zordur. Taş ocağınızı da zor. Namaz kılarsın, dua yapamazsın. Dua yaparsın, tövbe yapamazsın. Duada istek yaparsın. Ya Rab, şunu ver, bunu ver, şunu yap, bunu yap, hastama. Bu kolaydır gene duanın içine. Dikkat edersen, zordan neden zora gittim. Taş ocağında çalışırsın, namaz kılamazsın. Namaz kılarsın, dua yapamazsın. Dua yaparsın istersin ama tövbe yapamazsın. Mesela ya Rab şunu ver, çocuğuma ver, hastalığına kurtar. Ya Rabbi, geçmişten bu yana. Gerek tahayyül ve tasavvur veya şimdi diyeceksin ki divan meratipleriyle ve bedensel hayatımla ve ruh ve kalp ve ruh ve kalbimle yani kısacası eylem veya itikaden şimdiye kadar her ne yapmışsan niçin böyle yaptın, niçin böyle dedin lerden Allah'ım beni onlardan affeyle lütfi emin eyle hayra tebdil eyle. Ya Rabbi bunların niçin yanında bak, niçin demedin, bir de niçin yapmadın?
Niçin demedin? Onları da yapmış gibi bir nasip eyle. Anladın mı? Demek. Evet, şimdi amin ümmeti, amin diyenler hele. Şimdi arkadaşlar, kabirdeyiz, unutmayın. Unutmayın, kabirdedir. Ve Allah Resulü diyor ki, uyan, ölünce uyanırlar diyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uykudadır. Uykuyu da ne diyor Üstad? Ölümün kardeşidir diyor. Tamam. Şu anda biz ne kadar üçte bir veya yarı yarıya uyanmışız şu anda. Çünkü kabir fark ettik. Kabir burada. Tamam. Nükel Mekir de burada. Tam uyanınca öbür tarafa geçmiş. Harika. Doktor bize söyledi. Nükel Mekir burada şu. Karşından geliyor açık saçık. Geldi tam bir fırsat doktor. Ameliyat o kadar lüzum değil ama para var bilmem ne var. Ameliyat dersen 30-40 bin lira alacaksın. Nükel Mekir diyor. Yapacak mısın, yapmayacaksın? Soru bu. Menfaatin mi Allah rızası? Soru. Yaptığın hareket cevaptır. Kadir senin yazılı kağıdını okuyacaklar. Diyecekler ki sen bunu yapar mısın yapmaz mısın soru sormazlar ki. Bak böyle sana soru soruldu, böyle cevap verildi. Yani zaten benden onu biliyorum. Demek ki buradayız. Nükel Mekir burada. Yapıyor musun? Soru burada soruluyor. Cevap da burada alınıyor. Yazılı kağıdı orada okunuyor. Belki de onu da okuyoruz defteri. Şimdi okuyoruz. Hadi bakalım. Bunu bitirdiğince bu paragrafı müjdeler olsun size. Ara vereceğim, kahve içeceğiz. Ha unuttum ya, bugün bir şey yapayım. Kahve söylemeyi unuttum ya, kahvemiz bitmişti. Evet. Bir çaresini buluruz. Tamam. Şimdi olmaz, dokunma. Hayalini kullanacaktım. Bir şey yapman lazım desin. Onu sana söyleyecektik. Hayalde başka yerdeymiş. Peki, bir format attık mı? Şurayı okuyalım. Bu kadar tatlılıktan sonra. Hayal, canlı, ruhlu ve şuurludur. Unutma, üç tane. Canlı, şuurlu, ruhludur. İstediğin, yani aşağıdan kesikten yukarı gidin. Hayal, canlıdır, şuurludur, ruhludur. Hayal. Tamam. Niçin ne istediğini, bak niçin ne istediğini biliyor. Fani istemedi. Hayal bizim canımız sıkıldığında kullanılan bir mekanı görüp de kenara atılan değildir. Canımız sıkıldı, bir hayal kuralım. Bak gündelik hayatta kullanıyoruz. Canımızın sıkılması, aklını kullansana. Aklını kullandığı zaman zaten Allah belanı veriyor işte. Bela o. Niye? Aklın en büyük belası akıldır. Aklın düşünüyor, aklın tasavvur ediyor. Ondan sonra ya bana nasıl dedi, niye dedi, zamanlar hep düşünce değil mi? Bunlardan nasıl kurtuluyorsun? Hayalle. Güzel yeri hayal ediyorsun. Güzel manzarayı hayal ediyorsun. Peki bir dolaşayım denizin dini. O da hayalini çalıştırmak için renkleri görüyorsun sen. Zaten akıldan kurtulmak, aklın izah açımdan kurtulmak için hayalde sığınıyoruz. Hayal hiç adamı sıkmaz. Hayal kurdum da çok canım sıkıldı. Akıl seni oraya soktu gene. Hayal bizim canımız sıkıldığında kullanılan, bir mekanı görüp de kenara atılan değildir. Baksana, ah çekiyor, beka istiyor. Canın sıkılınca üstüne oturup dolaşılan sırf değil hayal. Üstüne kim oturdu hayalin? Ne istiyor ve nereyi istiyor? Bunlara göre seni rahatlatmak için habire sana yeni yeni şeyler ve yerlere götürüyor. Devamlı senin için gece gündüz aktif, şuurlu olmamış olsaydı senin meyline ve arzuna uygun çalışmazdı. Bir de meylimiz var ya. Mesela bu canlı şuurluyu nasıl anlayacağız? Yani siz bunu çok çok kullanıyorsunuz başka şeyler için de. Mesela bu maniyet-i insaniyenin bir kuvvesi. Şimdi bir müstakil bir şuur, bir canlılıktan mı bahsediyor? Yoksa benim ruhum ve şuurumun onunla taallukuyla olan bir ruhun şuurluk mu? Şimdi ben söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle algılıyorum o dediğini. Anlıyorsun. Ben anlıyorum. Evet, anlıyorum. Evet. Şimdi ben canlı mıyım? Tamam. Ha? Ruhlu ve şuurlu muyum? Tamam. O hayal de. Tamam. Ve 18 bin alemin bütünlüğü müyüm? O hayal de benim aslında. Dolayısıyla ben olduğu için canlı, ruhlu ve şuurlu. Tamam, seninle alakalı. Benimle alakalı. Ama
müstakil bir şuur veya ruhluluğu... Ben öyle algılamıyorum. Ha, ben sana şöyle diyeyim. Algılamıyorum. Şöyle, bu sistem gelecekte başım ondan döndü. O zaman günle belki de saatlerce kalmıştım. Her bir müstakil sistemin kendisine nasıl olduğunu bilmiyorum, daha çözemedim. Bizim o şuura bağlı bir şuurla çalışmıyor. O çalıştığı tarafı var. Hayalin kendisine ait bir şuuru var. Çünkü ben diyor en cani. Ben olan ben, ruh sormuyor. Yani ben sordum diyor çocukluğumda. İstersen ruh de. Hayal istemiyor. Bizim şuur değil bu. Bak bizim şuurla çalışıyor. Mesela şöyle diyeyim. Benim şu hard diskte benim bilgisayarla çalışıyor ama yani fakat içinde başka bir şey de var bunun. Bir elektrik veriyorum o kadar. Yani illa benim bilgisayar çalıştırmıyor bunu. Kendi içinde de bir çalışma yöntemi var. Bitkisel hayattayken neler çalışır? Şuur vesaire çalışır. Mesela bak mesela benim güzel dedi. Normal bir şuur çalışmıyor bitkisel hayattayken. Ama vücuttaki bir şuur çalışıyor. Sistem şuur. Ve şuurun taluk olmadığında o devrede devrede oluyor. Gösteriyor ki. Evet. İki tane şuur zaten okumuştuk. Birinci şuur, ikinci şuur. Ama ben gördüm onun yerini şimdi nerede göremediğim de. Ama gelecek o gözü hatırlatacağım size. Hayalin kendisine has bizim dışımızda bir şuuru var. Evet. Sonra ondan sonra hatta şöyle de deniliyor. Bizim o biz dimağda bir şuur var ya. Bu şuurların toplamının şuuruymuş. Çok tuhaf. Birinci şuur dediğimiz mi? Evet. Bütün yedi meratipteki... Toplamış bir şuur ama bu çünkü ben diyor sordum. Abi şu akşam sette bir şey söyledim. Anladın mı? Yani o cümleyi bitireyim de. Yani benim şuurum... Ben neyse kaybolmasın bana. Kaybolmasın abi. Abi mahiyet insaniye dedi ya. Mahiyet insaniye. Yani bir mahiyet. Bunun diyor hayatlıdır. İsrafil. Şuurludur. Mikail. Ruhludur Azrail, hayal de Cebrail işte bu mahiyeti. Çok doğru. Çok ilginç. Mahiyet insani. Mahiyet insani hizmetleri. Yani kısacası arkadaşlar, bu çok önemli. Keseceğim şey Erdinç'im. Ha tamam canım. Bak, çünkü keyfim şu anda çok var. Bir şuurum var. Bir şuurum var benim. O dimalı. Ama tahayyülün, tasavvurun, taakkulun bunlara ait bir kendilerine ait şuur var. Yani bakın, ben bunu bilgisayarla çalıştırıyorum. Ama bilgisayar mutlak bunu takınca çalışıyor değil. Burada da bir çalışma şeyi var. Bu çalışma bunu aktif ediyor. Benim şuurumun dışında hayalde bir şuur var. Bitkisel hayatta olsun, rüyada olsun, canım sıkıldığı zaman, mesela canım sıkıldı, pat diye bir hayale götürmüyor mu seni? Seni inlandığın işine. Peki senin neyin, isteğin, ne ihtiyacın olduğu zaman, canın sıkıldığı zaman, bu Osman canının sıkıntısı var, bunu nasıl rahatlatırım diye biliyor ki sana bir şey getiriyor. Öyle olmasa şizofren oluruz abi. Ha! Yani bak şimdi bir daha söyleyeyim. Kontrolsüz olur. Canın sıkıldı. Dolaşıyorsun. Kontrolsüz de yani. Vadide dolaşıyorsun. Başka şey. O arada tık 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 şeyler gelmiyor. Peki, gelen hayal ne getiriyor? Senin meyline, ihtiyacına, çıkışına panzehir olacak, ilaç olacak şeyleri getiriyor. Beni tanıyor. Tanıyor. Ha, o zaman benim şuurumun olsaydı benim gibi çalışırdı. Benim şuurumun dışına çalışıyor. Olmasa bunu gösteriyor. Bunu gösteriyor. Şuurlu olduğunu gösteriyor. Ama nasıl bir şuur şimdilik bilmiyor. Baş sistem olabilir mi? Evet. Şuur. Bir sistem. Evet. Şuur. Başı boşluk yok yani. Yok yok. İşte. Evet. Kesinlikle. O şuurla şuura bağlanıyor. O küçük kabloyla büyük kabloya giriyor. Tamam mı? Abi bir şey söyleyeceğim. Sizin bir Rabbiniz var. Evet. Benim de bir Rabbim var. Kesinlikle. Bir de bir Rabbül Alemin var. Evet. Üç tane. Siz rahmet size tecelli ettiği zaman sizin Rabbinizin rahmeti mi, Rabbül Alemin'in rahmeti mi tecelli ediyor? Yani Rabbül Alemin kendisini bana Rabbim olarak gözüküyor. Gözüküyor. Evet. Ama size gözüken o. Rabbül Alemin bana direkt vursa, keban eletini eve direkt bağlamak gibi evin dumanı olur. Size sizin kadar vuruyor yani. Evet o kadar. Bana benim kadar vuruyor. İşte o bütünlük Hasan abi,
hayalin bütünlüğü gibi algılayabilir miyiz? Bizim dışımızda çalışıyor. Evet. Aynen öyle ama şimdi biz yürüyoruz yani Osman onu söyledi. Yani içinde böyle bir şey var ama nasıl bir şuur bilmiyorum ama böyle var. Şimdi adım adım zaten gidiyoruz buna. Yani o şuuru yakarsak zaten Osman şifreyi aldık yani. O zaman saraya gireceğim. Saraya giriyorsun zaten. Mahiyetine, en üst. Hayalinin mahiyetine giriyorsun. Aslında bir noktadan da benim bir cüzümdü. Evet. Onu da ihata etmiş oldum. Evet. Ama şu aşamada benim için harici bir şuur. Harici bir şey. Benim şuurum dışında. Ben uğraşıyorum, onun şuurunu çözeyim. Ha, çözdüğüm zaman mahiyet insaniye geçmiş oluyor. O girin, geçmiş olsun diyeceğim. Benim esradım, eczam geçiyor. Evet. Ama şu anda bilmiyorum onu. O da bizde, o da girmeye çalışıyor. Her sonra girmeye çalışıyor. Allah Allah. Altı diyor, tiyatar sahne. Hayala girmeye çalışıyor. Ama sistemine. Sistemine bir girdi mi, alemlere girdin. Kontrol edin. Adam bak şey, ben külliyatta gözüken iki kişi var. Hafız Ali. Hafız Ali abi başta, Hüsrev abi. Sarayda dolaştım diyor, usta onaylarına koymuş. Evet. Hafız Ali abi hepten bir şey yani, bizim tanrı de manyak yani. Allah Allah. Ben diyor ders yapılıyordu diyor, ondan sonra büyük alemlere dolaştım diyor, bakın ya. Ondan sonra diyor, bak ne diyor, büyük alemlere dolaştım diyor, çok büyük olduğundan hata edemedim diyor, başım döndü diyor. İndim aşağıya diyor, lan ne yapıyorsun ki sen küçük çekmecede 10. kattan mı iniyorsun? Sonra indim diyor, baktım o büyük alemin içinde küçük bir saray gördüm diyor. Aa baktım diyor, benimle alakadar diyor, o saraya girdim diyor. Şey girecektim diyor. Abi bismillahı da dur diyor, kapısına geldim diyor. Ulan nasıl açacağım bu anahtarı dedim. Ders yapan kardeşim o anda, tabii bu alemin de çalışıyor ama o da ders yapıyor. Ve her şeyin anahtarı bismillah'tır dedi diye geçti. O anda düşünürken o ders denk geldi diyor. Bismillah dedim, baktım kapı açıldı diyor. Girdim içeriye diyor. Yelken avlıyor, yelken istemiyorum diyor. Allah. Yelken avlıyor, kapılar kapı yemiş. Mesela Zeynel Bakır, İmam Bakır, Ozan Kerpiç yönen de şeyden ya, ev kenarda, kenarda köşede namaz kılıyor. Yanmaya başlamış, ne olmuşsa. Kerpiç öyle şeymiş. Komşular geldi söndürmeye falan, bir söndüremez çünkü çıra gibi bir şey yani. Kenarı zaten evde dinle ki, kaç tane çalı var ya vesaire. Yani yani baktı tak diye kendi kendini söndürüyor. Köşede, Allah diyorlar ki, İmam Bakır köşede namaz kılıyor. Kendi evinin içinde millet yönelik. Ondan sonra hepsi sor, ulan ev sönmüş, İmam Bakır tam o kenarda sönmüş. Sonra selam vermiş, eve bakmış, onlara bakmış. Ya İmam, yangını görmedin mi ya? Böyle şeylerde namaz bozulmaz mı ya demişler. Bozulur tabi ama demiş, öyle bir yangındaydım ki, öyle bir yangın karşındaydım ki bunu görmedim. Cehennem ayetleri okuyordu, koridor oldu, buraya taşıdı. Evi bazen de, evi yaktı. Bazen de bir şey yani. Neye benziyor biliyor musunuz? Adamın ölçü, ben bölük çalışıyordum. Kontrol ediyor, çok hassas noktadaydık yani. Beni çok özel şey almışlardı. Nöbete götürecek cephaneli ödüyordu. Yunanistan'ın silah şeylerine. Adamda hiçbir şey yok. Kepit mi bir de yok. Ama sigara içerken yakalanıyor. Hadi kepiti nasıl geçirdi ya? Ondan sonra dedim ya bir gün yakaladım, bak dedim ki ben Müslümanım, yalan konuşma, ev çavuşum. Sana hiçbir şey yapmayacağım, inan. Nasıl yakıyorsun bu sigarayı? Tamam çavuşum, bir şey demeyecek misin? Demeyeceğim. Söz bundan sonra, bunun için çözdüm. Sigarayı çıkarttı ayağa sana, tamam sigara tamam geçirdim bir daha. Böyle tütünü çıkarttı, saat var ya saat. Hı hı. Yani o düşünme koridordur ya. Saatin kapağı eskide bir şey cam değil, milka. Çıkarttı onu çevirdi, cam. Sigaranın o şeyini, tütününü böyle güneşe tuttu. Çukur, o güneşin enerjisini toplayarak aynı yapıp buraya noktaya baktım sigara yanıyor. Yani niye anlatmaya çalışıyorum? Eğer bir şeyi düşünün, bir hayal gibi, ya bir ayet gibi, sana koridor oluyor, tak diye geçiriyoruz, ateşe döndü. Sokak lambaları elektrikte çalıştığını zanneder çoğu insan. Oysa paneldir. Güneş panelidir. De ufak bir bataryası var. Oraya depoluyor. Gece gündüz ne yapar? Yeşil, kırmızı, sarı yanıyor. Lan güneş yeşil midir? Güneş enerjisi nasıl yeşil oluyorsa alemi misal da bende hayal oluyor. Nasıl dönüştürüyorsa. Gündelik hayatta elektriği kullanırız. Ne yaşı vardır elektriğin? Ne tipi vardır? Ne hiç kimse görmemiştir? Yaşı yok biliyor musun? Başladığı tarih yok.
Yaşı yok, tipi yok, yaratanı yok zahirde. Yani çıkış yeri yok. Endüvi, bobin, halk tabiriyle bobin, endüvi türbinle dönüyor. Mütteniz. Burada manyetik bir alan nedir? Bir isim işte. Yani yok yani, iletin kaynağı yok. Bir enerji geliyor ama bilmiyoruz yani. Bilmiyorum. Bir enerji işte orada ortaya çıktı. Yani bu dönmesinden ortaya çıktı, içtikten. Ha. Şu eletik gidiyor, klimayı çalıştırıyor, soğutuyor. Fişi sokuyoruz, ısıtıyor. Aynı ha, eletik ikisi. Bırakın, soğutuyor, ısıtıyor. Yani bir Allah'ın kulu sormuyor. Allah niye görmüyoruz? Allah kim yarattı? Allah'tan, Allah dişi miydi, erkek miydi? Doğmuş mu, doğurmamış mı? Bunu sorarken ona eletiğe sorsana. Doğurmuş mu onu? Birisi doğurmuş mu? Birisi mi yarattı? Tipi var mı? Yer mi, içer mi? Yaşı var mı? Gece gündüzü var mı? Uyur mu? Eletik uyur mu? Yani yaşadığım şey, hayal bundan 70 kat ileri ya. Eletiğe de benzemiyor. Allah Allah. Biraz devam edelim mi? Ha. Çok tuhaf ya canım. Mustakibi şuurunu kesin var. Hayalime sordum diyor. Kim soruyor? Şuurumla. Soran şuurlu insan. Şuurlu olan ben. Kime soruyorum? Şuurlu, benim şuurumun dışında. Eğer aynı şuursa hayaldeki, ben bana mı sordum? Hayır. Sonra şuurlu olmamış olsaydı. Şöyle de denirim abi o şey. Suretteki suret mahiyetine ya da hakikatine soruyor. Harika. Hayalin sureti var, kanuniyeti var ama hakikati var mı? İşte böyle. Ama hayalin, müstakil, tasavvurun, müstakil, vehmin hepsinin içerisinde kendisine has çalışma şuurları var. Şuurlu. Ne yaptığını biliyorlar. Çünkü niye bak? Şuurlu olmamış olsaydı Osman, evet, senin o anda meyline ve arzına uygun çalışmazdı. Hem hayal kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye gibi kuvvedir. Aynı o sırada kullanıyor. Kuvve-i akliye diyor bak kuvve. Kuvve-i gadabiye kuvve. Kuvve-i şeviye kuvve. Kuvve-i hayaliye diyor. O da kuvve. Güçtür, mekandır hayal. Güçtür, mekandır, taşınmaya vasıtadır, taşınmaya, seni taşıyor. Gözdür, lezzettir, aynadır. Bu hayal kuvvesinde istedikleri var. Bak bu hayal kuvvesinin de, hayalin de isteği var. Bak görüyor musun? Beka istiyorum dedi. Anladın, bunu kaçırmayın. Hayal ne istiyor? Beka istiyor. Hayalin de istediği var. Yani bu da istiyor, o da biliyor. Beka istiyorum diyor bu da. Mesela bak, şu alan 220'te devam ediyor tabii, o sayfa 222 arkası. Şey daha burada onu da söyleyeyim de. He. Üstad bunu ne zaman kullanmış? Küçüklüğünde kullanmış. Ya küçükken ya. Küçükken aklına sormuyor, geliyor hayaline soruyor. Küçüklüğünde yapıyor bu işi. Tabii ya. Ben 45 yaşında, 50 yaşında yapmıyor bu işi. Bir de hayalen, şimdi bak şu anda büyük ya, hayalen küçüklüğüne gidiyor, küçüklüğünün hayaline sorduğunu hayal ediyor. Sorduğunu söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Bir de o. Bir hayal, hayalim için onunla şey. Ya hep bir şey değil mi? Bak, suretteyiz Ali bu konuştuklarımız. Şimdi ben şu anda mutlu değil misiniz? Ya. Mutluyum. Peki suretteyiz. Ahirette, ahirette hakikati olacak. Geldi gitti, bu alemin hakikati, konuştuklarımızın aslına gitmekten kork. Bir tane söyle dedim, ölümden niye korkuyorsun? Madem korkuyorsun, niye ahirete iman ettin? İman ettiğin yerden korkulur mu ya? İman ya bu. Küfre iman etmedin ya, iman. Allah'a iman et. İman ettin, Allah'a iman ettin. Allah'a gitmekten niye korkuyorsun? Allah merak etme, dövmez ya. Hadi bakalım, dur. Arka sayfayı geçtim 223'te. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Tatmin olmuyor hayal. Adam ne istediğini çok iyi biliyor. Bak, hayal beni tatmin etmiyor diyor hayal. Adam diyorum hayal, tamam mı? Adam yani hayal ne istediğini çok iyi biliyor. Fani istemiyor. Şuurlu olmamış olsaydı ne istediğini, niçin istediğini bilmezdi ki. Ya... Ondan sonra burada duralım, söz vermiştim bunu yapınca. Yani hayala nereye vardık bu şimdi birinci dersimizin birinci şeyinde, bölümünde? Hayal
ne, nerede, ne için, ne istediğini biliyor. Beka'yı da biliyor. Biliyor. Bir daha okuyalım. Bak bu dünya lezzetleri onu tatmin etmiyor. Beka istiyorum diyor. Cehennem de yoksa diyor. O zaman ne çıkardık? Tatmin olmuyor hayal. Adam yani hayal ne istediğini çok iyi biliyor. Fani istemiyor. Şuurlu olmamış olsaydı ne istediğini, niçin istediğini bilemezdi. Efendim Mehmet abi. Dedik ki Mustafa Beka'yı nereden buluyor? Ha. Burada ara verelim. Ondan sonra Bahir Devagun. Bir de gençlerimiz işi var mı abi? Birinci şeyi bitirelim. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Beş değil mi? Dima 59, tahayyül 5. Birinci dersi bitirdik, ikinci dersindeyiz. Şimdi, aslında tahayyüle geçecektik. Hayalden bir tane de yer okuyayım çünkü Osman bunu biraz mensu bahis etti. Sayfa 365'i açar mısınız? Şualar 259. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Tamam mı abiler? Buldunuz mu? Evet. Hadi bakalım. Akşemseddin girdin mi abi? Hadi bakalım. Bak, herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma girdim. Ve diyor. Son, şu aşağıda şöyle diyor. O anları kaydediyorum. Ben şimdi hayalen ve istikbalen, istikbalde hakikaten. Bak, şimdi ben hayalen. Şimdi nerede gömülmüşüz? Bak göreceksiniz. Mezarlığımız neymiş? Şimdi ben hayalen. İstikbalde hakikaten mezarlık. İkisini özdeş yapmış. Tasavvur dememiş. Hayali. Hayali burada onun karşılığı. Mezarın karşılığı hayal. Mezarlığın karşılığı. Bak şimdi hayali istikbalin hakikaten. Göreceğim. Gireceğim demiyor ha. Göreceğim. Çok ilginç. Göreceğim. O vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Hemen bir usul. Usulümüz vardı. Her şeyin sureti kanuniyeti hakikati, mahiyeti. Var. Ne diyor biliyor musunuz? Şimdi hayali, istikbalden hakikate. Şimdi suret. Şimdi suret ya, görev. İstikbal hakikat. Hakikat neydi? Hakikati yaşayı sabit etun. Esma-i İlahi. Suret, aleni şahadet, karuniyet, insandaki yazılımı. O surette ve insandaki yazılımın aslı esma. Esma menşeili, sıfat menşeili. Tamam. Şimdi çok ilginizi çekecek. Bir daha. Şimdi surete İstikbalen hakikaten. Göreceğim. Göreceğim demiyor. Şimdi hayalen. He. Şimdi hayalen. Hayalen sonunda burada. Suret. Şimdi neredeyiz? Kabrin suretindeyiz. Kabir nedir? Kabrin hakikatıdır. O haktır. Oraya gireceğiz. Haktır, hakikat. Her şeyin bir sureti yok mu? Şu anda kabirdeyiz. Kabrin suretindeyiz. Münker Bekir bize soru soruyor. Yani önümüzdeki tercihler var ya. Bana bir şey söyleyin tercih olmasın. Yatayım yatmayayım mı? Namaz kılayım mı kılmayayım mı? Vereyim mi vermeyeyim mi? Kılayım mı kılmayayım namazı? Zıt kaldırmanız lazım. Evet.
Nasıl kaldıracaksın değil mi? Ha, demek ki bu vardır. Geç sayfa arkaya. Bir, kabrin. Hasan abi sizde o defter atlamış mı? Yok değil mi? Ondan sonraki sayfa. Yok mu? Çekmemişim ama 66. Ben size göndereceğim 65'i. 66, 65'ten sonra 66, 67 yok değil mi? Siz yanlış mı yazmışsınız? Yanlış yazdım. 68 yazıyor. Biz çünkü öyle gözüküyor, evet, atlamamışız o zaman. Yok, 68. Numara yanlış. Numara yanlış yazmışım. Tamam. Bunu değiştireceğim. 68. Yapmış. İki sayfa atlamışsın. Atlamışım. Tamam zaten. İse matematikteki şey kullanan. Kabir. Kabrin sureti, şimdi hayali, alemi şahadet. Senin usulü dünya. Dursun. Tamam mı? Alemi şahadet. Sonra, kanuniyetin insanın usulü dünyası ki hayatım. İnsanın, hayalim. Hayalim. İnsanın hususi dünyası ki hayali. Hayalimin oluşturduğu bir dünya. Yani bunun bizdeki karşılığı. Umumi dünya zannediyoruz Mesnevi'de. Hususi dünyası umumi dünya zannediyor. Umumi dünya devam ediyor. Ben de zaten zannediyor ki ben ölmeyecekmişim. Tamam mı? Şimdi gelelim şeye. Uzun olduğu için şöyle ben okuyayım mesela, siz yazın. Tabii çok güzel oldu. Esmaların cilve, cemal. Dur. Nakış. Onu aşağı alacağız benim abi. Sileceğim. Sanatına bir dakika, bir bekle. Sanatına. Heh, taşıyın. Ne dedin? Sanatına. Sanatına. Hapsolmak. Biter. Toplamı olan. Ne? Hapsolmak. Hapsolmak toplamı olan. Dur şuraya bir. Hapsolmak toplamı olan bildiğimiz kabir. Yani gözümüz önündeki mezarlık. Evet. Neydi o? Esmaların bizde esma nasıl gözüküyor? Cilve, cemal, nakış, sanat. Sanatına hapsolmak mı? Yani bizde gözüküyor ya. Bunların toplamı, çünkü hakikat neydi? Esma. Esma bizde nedir? Cilve, cemal. Ha, bunların toplamıyla tahakkuk edeceği bir yer. Münkemek'i göreceğiz. Hoş geldin kardeşim dedi. Biliyorsun bir tane. Herkes rüyasında görmüştü bir defa belki öldüğünü. Yani esma. Şimdi bunun nedir abi? Sıfattaki vücut. Sıfattaki. Niye abi onu yazdınız? O yanlış oldu. Sıfattaki vücut değil mi? Hı hı.
mahiyeti zatiyeye göre... Devamlı mı? Evet abi. Tırnak içinde ene'ye göre... Zatiye... Göre... Tırnak içinde... ene'ye göre kabir. Allah Allah. Ne dedi ya? Sırtın ayeti zatiye göre vücut. He. Kıstaki vücut. Eneye göre kabir. Kabir seni örten değil midir? Seni sorgulayan değil midir? Senin içini dışarı çıkarttığı yer değil midir? Neresi olursa olsun. Ha mezar olsun, ha burası olsun. Seni örten, senin için dışını çıkaran, seni sorgulayan. He, alim-i şehadet kimisine kadın kabir olmuş, kimisine para, kimisine kariyer, kimisine enaniyet, şöhret, içine girip kaybolduğun yer. Ondan sonra sorgulandığın yer, ortaya çıktığın yer. Şimdi alim-i şehadet kabrin şimdi hakikatini anlatıyoruz. Suretidir. Çünkü alim-i şehadet alim-i gaybin üzerinde örtülmüş perdedir. Tentemeli perde. Biz buraya girdik. Niye fıtratın kabridir? Fıtratımızda bir anda her yerde olmak var. Hiçbir yerde olmak istemiyoruz. Hastalık istemiyoruz. Evet istemiyoruz. Beka istiyoruz. Evet istiyoruz ama fani ve ölüm. Bu nedir? Kabirdir. Ruhu kabiridir. Hatta bir dersimiz de vardı Ene'de. Ruhun kabiri bedendir. Ruhu buraya sıkıştırmak ne kadar zor. Onun bedeni misaliyle konuşmuştuk. Çünkü ruhu buraya fıtratına hiç uygun değil. Ruh bir yerde durur mu? Her yerde olan. Neye benzedi? Odun, nurun, dumanın, ışığın kabridir. Odun, odun olarak gözükmüş. Ama içinde nur var. Ha. Alim şahadet, o bizim kabrin suretidir. Sonra kanuniyeti nedir? Alim şahadetin yazılımı insandadır. Tamam. Sonra nedir hakikati? Alim şahadette ve insanda olanın kaynağı, esma. Bildiğimiz niye dediniz onu abi? Hangi bildiğimiz kabir? Hani buraya mı diyeyim şey yapalım? Ha, oradaki ifade. Ha, bildiğimiz yani şu, kendi şahit olduğumuz. Hmm. Ama bunun aslı. Bunun aslına göre kabirdeyiz. Esma'ya göre. Tamam mı? Yani seni örten. Kimse mesela bir tanesi kabri söyleyeyim size. Çıkamamış. Adam psikoloji takıntı. Sen bana beni sevmiyorsun. Ya ne alakası var? Hiç alakası. Onun aleminde bir dünya var. O dünyaya göre adım atınca geri döneceksin. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Diyeceksin. Günde bir defa demeyeceksin. Her yemeği onaylayacaksın. Erkek ise bravo erkeğim, iyi bir tanesin. Sen olmasaydın, ya yeter ya. Nedir o? Peki, adam bir düşüncesine gömülmüş, intihar etmiyor mu? Kabir değil mi o? Hı hı. Mesela, zana kapılmış. Zan. Mesela, oradan şöyle düşünüyor. Ya sana ne bırak? Bir kabirden söyleyeyim de şaşıracaksınız. Haset kabirdir. Uf, en berbat kabirlerden değil mi? Nefret kabirdir. Nefret var ya, intikam. Aklın fikrin gömülmüş, bitti, çıkamıyorsun. Akrabalar arasında kıskançlık var ya böyle, kabir. Her şey sana dokunur. Hatta İstanbul'da nefes aldı ya, nefes aldı bir şey değil, ona oksijeni aldı. Gitti karbondioksiti verdi dışarıya. İstanbul ya. Sen neredesin Kartal'da? Öteksi Çatalca'da. O nefes aldı ya İstanbul'da. Dokunur. Kabir değil nedir ya? Ha? Her şey dokunuyor. Kabir bizi bak örten. Bizi örten. Alem-i şahadetten alakamızı kesen. İçimizi dışımıza bir vesileyle sorgulattıran, dışarıya çıkartan. Kendimizi tanımamıza nasibin varsa vesile ola. Bak alim şahadetten koparan, seni alim şahadetten koparmıyor mu? Uyku da kabirdir. Ölümün kardeşidir diyor. Değil mi? Şimdi gelecek şey.
Mahiyet nedir? Mahiyet, sıfattaki vücut var. Yani mahiyet, şey, sıfat-ı zatiyede vücut, beka, vahdaniyet, muhalefet-ü nilavadis var ya, orada sıfattaki vücut, mahiyeti zatiyeye göre, ene var ya mahiyeti zatiyenin bizdeki karşılığı nedir? Ene. Ha, o zaman şey, vücut bile, sıfattaki vücut bile kabirdir. Bizi örtendir. Anladın mı? Şimdi devam ediyoruz. Acayip bir yer. Şimdi ustad diyor ki, istikbalde hakikaten, şimdi hayale göreceğim kabrime girdi. Kabrine girdi. Neresiymiş? Nereyle özdeş yapıyor? İstikbale kabire. Şimdi taakkulen kabri girdim diyor. Demiyor hayal. Demiyor. Tasavvuren girdim diyor. Demiyor. İtikaden girdim demiyor. İzanen girdim demiyor. Hayalen girdim. Ne ile özdeş yapıyor? İnsanı örten nedir en çok örten? Veya en çok açığa çıkartan? Hani dedik ya, kabir nedir? Seni örtüyor alem-i şehadetten ama öteki tarafta açığa çıkarıyor. İki yönlü çalışıyor. Kabir nedir? Seni alem-i şehadetten örten, devre dışı yapan ama alemi gayba göre her şeyini ortaya çıkartandır. Perde gibi. Örtüyor perde ama sinema perdesi gibi ortaya çıkarıyor. Ha, hayal iki yönlüdür, ters. Seni örtüyor, seni açığa çıkartıyor. Ustad dikkatinizi çekmek istiyorum, üçüncü kez anlatıyorum. İstikbalde hakikaten şimdi hayale göreceğim kabre girdim. Hayali kullanıyor. O kabrin sureti hayaldir. Hayale kabrinde çıkacaksın. Sana bu ustadın hayale girdimle tasavvur ettiğimin arasında ne fark var yani? Yani girdikten sonra mekanı oluşturan hayal. Bir şeyi hayal etmeyle tasavvurdaki fark nedir? Şu an. Hayal etmeyle girdin. Mesela diyelim ki sen şimdi evdesin. Hayale buraya gelebilirsin. Mesela buraya dersi gelemeyen kardeş var mı mesela? Burayı hayal eder değil mi bu saati? Hayal. Ama ne diyor konuşuyorlar? Tasavvurdur. Ve tahayyül, tahayyül mekanı oluşturuyor. Tahayyül mekanı oluşturuyor. Tasavvur içerisindekileri yapıyor. Ha, yani biz tahayyül etmekle o mekanı ve şeyi oluşturuyoruz. Oradaki, ondan sonraki mevzular tasavvur. Tamam. Mesela hayali akıl biniyor. Tersini söyledin sen. Tahayyülü tasavvur etmekle mekanı oluşturuyorsun. Bak, birbirini geçişti. Şimdi hayal ettin, mekanı oluşturdun. Tamam. Mekanı mı oluşturdun? Mekanı oluşturdun. Ha, çünkü şekildir ya. Tahayyül şekildir ya, şekil. Mesela sen tahtalı evini hayal edebilir misin abi? Şu anda eder misin? Ettin mi abi? Görüyor musun orayı? Evet. Tasavvur değil bu. Gördüğün şey tahayyüldür. Ora hakkında şeyleri var şimdi. Tam orada ders yaptığımızı tasavvurdur. Anladım. Üstad ağaca sarıldığı zaman ki o hali tasavvur mu oluyor? Evet, ilk önce o ağaçla hayaliyle mekanı oluşturuyor. 8 sene önceki mekanlara giriyor. Şöyle. Dur bir dakika, şunu bir okuyayım. Ondan tasavvur. Sonrası tasavvur, öyle mi? Çok evet. Önemli. Ben bunu kaydedemiyorum. Evet. Hasan abi, ben bir şey anladım ama bilmiyorum faydası var. Evet. Şimdi bu suret, kanuni, hakikat var ya, sanki hakikati biz tamamen kendimizden ötüledik gibi oluyor. Sanki ölünce. Yok yani. Ama şöyle diyeyim bak. Bak. Kabir neresi ki? Kabir neresi ki? Alın bu tarafa. Kabir neymiş ki bak. Yani üstad bir yöntem gösteriyor. Evet. Suretten kanuniyete hayalle. Bak. Hakikatta kalbe. Arkadaşlar. Allah'ın ilerisi. Ama yapmamıza gerek yok ki. Şurada var ya. Şurada var ya. Çizmeme gerek yok ki. Ha? Sıfatları içerisinde. İnşallah geniş yerimiz olacak medrese de. Ha, bunların ihtiyacımız olmayacak. İnşallah. Böyle elimizle çevireceğiz akıllı masayı. Şak şak şak. Keyif veriyordu. Onu saklıyorum oğlum. Gelin hayalden gidelim o medreseye. Hakikaten ya. En çok beni etkileyen ne biliyor musun? İyi de kullanmaya becermiştim epey. Zan yapmıştık. Akıllı tahtayla o zan yaptığım dersin keyfini hiç unutamam. Yeni bir keşif vardı. Yeni keşifle yeni bir alet vardı. Alet bana tefekkürümü artırıyor.
Öyle almıştım, şöyle kaydırmıştım ha. Evet. Hayır, buna benziyor zan dedim. Şak şaka bunu getirdim. Aa, biraz önce bu perde neredeydi ya? Bak yine oraya gittik. Allah Allah. Ya tahtayı kullanmıştı. Evet. Zanda. Evet. Ya sunum yaparken değil, kendisini kullanmıştı. Bak. Adem-i Şahid'i görüyor musun? Ayağımın altında. Tamam. Tabi üstad buraya parmağını koyuyor. Hayalen kanuniyete gidecek. Evet. Şimdi kabir, mabir hep burada. Doğma da burada. Annen seni burada doğurdu. Annenin ondan sonra buradan da geçeceksin. Ya sen buradan aşağı her şeysin. Kabir onların hepsi. Bak. Neredesin? Burada mısın? Kabir. Burası sana kabir. Hı-hı. Burada mısın? Burası sana kabir. Hı-hı. Burada mısın? Burası sana kabir. Geçince kabir ol. Peki bak şimdi burada söylüyor bak. Daire-i erva, daire-i mana, daire-i elevi misali. Alemi berza. Kardeşim, aha şurada. Aha burada. Bir yukarı sağ. He. Yani senin korktuğun burada. Bırak onları. Korkmamızın sebebi kendimizle tanışmak istemiyoruz. Alemi berza'nın üstünde bak, alim-i şehadet, yedi kat sema, ondan sonra alim-i berzah. Tamam, geçtik alim-i berzah. Sonra levh-i mahfil ispat, sonra kürsü geliyor adam. Adam yaşarken ha, yani buraya göre bu kabir, buraya göre bu kabir, buraya göre bu kabir. Şimdi adam kürsü aşağı geçmiş, cenneti ne yapacağım diyor ya. İşte aşağılamıyor aşağı. İste ne ver onu, bana seni kendi seni yiyor. Adam buraya geçmiş demekti en azından. Belki de buraya geçti ama bilmiyor. Buraya şey diyor, 16. lemada diyor ki, nadiren lefi ezeliye girerler diyor bazı insanlar. Hatırladın mı? Sol taraftaki sayfada diyor. Nadiren lefi ezeli. Lefi mahfuza, nadiren insan girer. Yani lefi ezeli demesi, ezeli levaları gösterdiğinden zannediyorlar ki ezeli şey. Şeye benziyor. Siddet-i muntaha son varılması gerekir. Cennetin son muntahası yoksa şeceri fıtratın değil. Allah cenneti bisiklet olarak kullanıyor. Ehli hakikata. Hatırladınız mı? Baba Kur'an öğrensin diye bisikleti vasıta yapıyor. Kur'an'ı gaye yapıyor. Çocuk ise çocuk kafalı olduğu için bisikleti gaye ona varmak için Kur'an'ı vasıta yapıyor. Şimdi Allah bizi bize vaat ediyor. Bizi bize, bak bizi bize vaat ediyor. En büyük nimet aslında biz bizeyiz. Bizi bize vaat ediyor. Kendini tamamlamak adına bisiklet vereceğim dedi sana. Cennet. Allah'a göre cennet bisiklet. Gaye seni sana bildirecek şurası. Buralarda çabalayan insan Kur'an'ı vasıta yapıyor bisiklet almak için. Kur'an'a çıkayım babadan bisiklet alacağım. Fark tamam mı? E şimdi buraya girdi adam. Ha? Evet. Bunu ne yapacak daha? Perdesiz Esma'nın tecelli ettiği burası. Artık bu levhisi ilerle muhatapsın ya. Kur'an canlı, ruhlu, şuurlu. Canlı, ruhlu, şuurlu, latifeli. Kur'an'ın o ilgili böyle kağıt mağıt dinlemiş. Burada kağıt mağıt yok. Çekirdekten ağaç çıkıyor diye çekirdeğin içinde odun modun çiçek minçek arama. Kur'an burada da ses ve suret yazı olarak çıktı. He, te, sin. Alim-i Şehadet'te. Ses olarak çıktı. Orada öyle bir şey yok. O da var ama öyle bir şey yok. Kağıt mağıt arama. O, en azından bildiğim şu. Canlı, ruhlu, şuurludur, latifelidir Kur'an ayetleri. Seninle konuşuyor. Kur'an bana dedi ki diyor. Dördüncü şu. Bu ayet diyor. Bu ayet bana dedi ki diyor. Bak diyor sen diyor bundan dehşet almanın sebebi hayata kendi noktayı nazarına baktı. Bir de hayatı sana verenin zatın hayata bakış noktasına bir de hayatına bak bakalım. Öyle görecek misin diyor. Ayet bana dedi ki kaç tane? Ayet ikaz etti diyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şeytanın bildirdiği yer veya şeytanın çıkabildiği nokta son nokta kürs olarak. Kürs ya burası. Tamam. Şimdi demek. Buradan takıldı çünkü. Tamam abi o zaman. Yani benim kıyametim kürsüde kopuyor asıl. Heh. O zaman ondan sonraki hayal, hayal değil artık. Hayal bambaşka bir şey. Yani zıttı yok Hasan abi, onu demek istiyorum. Evet. Hani biz zıttıyla biliyoruz ya her şeyi. Alem, hayal neymiş biliyor musunuz? Ruh, ustak diyor, daha gelmedim ona da. Ruh nerede haber veriyor?
alim ermaktan. Akıl, lef-i mahfuzdan. Hayal, alem-i misalde. Alem-i misal. O bizim bildiğimiz fotoğraf fotoğraf değil ha. Böyle şak şak canlı ruhlu fotoğraf. O bir sıfatı. Böyle, mesela şey, şu anda alemin yok mu? Tahayyül, tasavvur, neler oluyor? Hepsi alem-i misale de gidiyor. Alem-i misale bile gitmiyor. Lef-i misaleye gidiyor. Senin iç alemin resim midir şu anda? Haletlerinin bir resmi olsa ne yapardın? Şu anda keyif alırdın ama 3-4 saat önce dün işte o haletlerin resmi olsaydı senden kaçardı. Beden misallerimiz işte. He? Beden misali. Canlı ruhlu. Mesela tırtlarımız var diye. Hepsi ben. Hepsi ben. O şimdi fotoğraflansa. Gafur. Sen. Bir an. İkinci anın. Üç anın. Yapma ya. Anladın mı? Siz. Hepsi benim. 266'yı mı atlamıştı Hasan Ali? Evet. 667 attı. 66-67 attı değil mi Hasan Ali? Evet. Acayip bir şey, şaşırdım, pek olacak iş değil bu. Devam edeyim. Hayal, canlı ve ruhlu şuurudur. Kabir, hayalin, bak, kabire, hayalin, istikbalde hakikaten göreceğin diyor, tamam mı? Onun altını çizin. Göreceğin altını çizer misin, göreceğin? Aslında hakikaten gireceğin... Hayalen çizdik. Çiz. Yok mu bu sizde? Var abi, var. Ama beter var. Ben de kafayı... Birincisi sureti dünya. İkincisi kanuniyeti hayalen. Bak kabrin sureti dünya. Kanuniyeti hayalen. Hayali insanın kendi hususi dünyası kabiridir. Büyük dünyaya göre, umumu dünyaya göre hususi dünyası kabridir. Kainatın insandaki karşılığı kanuniyeti nedir? Kainat büyükse, kainat büyük kabirse onun karşılığı insandaki kabiridir. Kabir de kainat. Demek ki usta bileceğimiz şu, onu çevirdik. Kabir ile hayali izah etmeye çalışıyor. O ikisini kullanıyor beraber, aynı manada kullanıyor. Tamam mı? Yani Yasin şöyle diyebilirsin, sen kurduğun hayali ya kabre giriyor, sokuyorsun ya kabirden çıkartıyor. Çünkü hayal ya çökertir ya çıkartır. Hayal ya seni çökertir ya seni çıkartır. Bizim kabri kalbime diye, mesela kabir de kalp diyor, kalbe kabir diyor. Kabrimi ve kalbimi. Evet. Kalbim. Diyor. Ruha göre kabir, kalptir kabir. Virüs. Şimdi devam ediyorum. Hayalim 258 şu alar. 368 sayfada. Niye acaba bir şey yaptık Hasan abi ya? Yani neden siz burada öyle yaptınız abi? Neden hayalin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti demediniz de kabre gittiniz? Niye siz kabir yaptınız? Kabir diyor. Kabir kendisi söylüyor. Tamam kabir. Ama biz şimdi hayal işliyoruz. Yani niye hayalin sureti nedir? He. Tamam hayalin tamam. Sureti ama burada surette hakikate geçme var. Hayalle geçilmiş. Kabri kullanmış. Şimdi onun için Hasan abi şey yapıyor. Onu kullanmış. Şimdi çok ilginç iki tane çözülmemiş, iki tane dehşetli bir mevzu var karşısındayız. Bir hayal, bir de kabir. İkisi de insanı dehşete sokuyor. Yani birbiriyle bir bağ var. Bağdır. Senin kabrindir. Ya kabir neydi? Dar, karanlık, yalnız, kimsesiz, soğuk. Anladın mı? Bu muydu? Hayal da aynı böyledir. Dardır. Hayal de kabirdir o zaman. Abi. Hayal kabirdir işte. Ya çökertir, ya çıkartır. Ya çıkartır. Çıkartır. Kabirdir ya. Bak, istikbalde hakikaten şimdi taakkulen. Kanuniyeti yani. Demiyor. Tasavvuren demiyor. Aynı kanun. Kanuniyeti.
kanuniyetini yakaladım. Veya öyle zannediyorum. Yani kabri anlatırken kullandığı yöntem hayali kullanıyor. Aslında çoğu İslami şeylerde yani hayal kullanmıyor. Yani evet. Cenneti anlatırken gene hayal kullanıyor. Hayal kullanmadan bir şey anlatamazsın. Bir şey anlatamazsın abi, doğru diyor. Alim şehadet. Alim şehadet. Şimdi tamam, biraz daha gidelim, şimdi anlatacak. Daha dehşetli yer gelecek. Zaten ehli dalalet de insanları hayal yıkıyor. Ali ne dedi biliyor musun? Evet. Ali söyler misin onu? Çok etkilendim. Teneffüste dedi, düğmanlar vardır. Biz 2-3 kişiydik burada. Evet. Hayatımızı almışlar bunu abi. Yani. Hayatımızdan hayali almışlar. Hayalimizi yok etmişler. Hayalimizi çalmışlar. Niye? Hayatımızdan çalamamışlar, yaşıyoruz. Hayalini çalınca hayatın anlamsız kalıyor. Hayallerimizi öldürdüler filmlerle. Mesela film... Uyandım. Hep burada. Hiçbir zaman kendimi yaşamadım, hayalimi yaşamadım. Hep korkmuşum. Sonra öyle bir hale geldim ki kendimi anlatan bir dersten korktum. Anlamıyorum diye kaçıyorum dersten. Aslında kendisine kaçıyor. Korkuyor bu dehlize girmekten. Yok. Çok derin ders. Çok derin kimdir? Derin de sensin. Sen derinsin. Sen olmayan derinliğinde mi sana söylediler? Sensin bu. Derin, çok yüksek. Sen işte, sen öylesin. Sen biliyor musun azamet ve kibriyanın tecellisi? O derin dediğin sen işte. O geniş dediğin sen işte. Niye kaçıyorsun bu derste? Derin. Sensin derin de ondan. Bu olmayan, senin olmadığın, içinde olmadığın bir ders var mı? Yok. Hepsi benim. Doktor anlatıyor, ayak şöyledir. Lan, ayaktan bahsediyor musun? Ha, bu ayaktan bahsediyor işte. Gel, elini vur. Doktor, ha, ayak, ha, bu. Burayı bahsediyor. Benim dışında bir şey değil ki. Kalemde bahsetse benim dışımdadır. Ayakta bahsedilse benim içimdedir. Senin içinden hayalden bahsediyoruz. Derin, derin olduğun için derin diyoruz biz de. Şimdi hayale diyor kızlar, derin diyor. Noktası. Yüksek diyor, diyor. Geniş diyor, diyor. Dördüncüsü nedir? Bütün alemler bindirilmiştir diyor. Sen de bahsediyor. Niye korktun? Aman. O kimden korktu biliyor musun? Dersten değil. Kimden sıkıldın? Dersten kim? Değil. Kendin kendinden korkuyorsun. Tanışmaktan korkuyorsun. Ondan sonra hakiki yüzünü gördüğün zaman niye aynada gözünün içine bakamıyorsun? Sensin o, ben miyim? Niye yabancı geliyor? Herkese yabancı. Çünkü imanına göre gözünün içine bakın bakalım, herkes kendisini yabancı görür. Aynaya bakınca. Çok ben zannetmiyorum bir insan kendisini ünsiyet etsin. Öyle bir kamil insan nerede? Vay be, gözüne bakınca vay be, ne keyif aldım. Hepsi, herkes deşit alıyor. Ben başta tanımlayamadığım için korkuyor insan kendini. Aslında sen ifade etmiyorsun, edemiyorsun aklen. Akıl işi değil. O ruhun kalbini görüyor. Seyreden ruh, seyredilen yer kalp. Senin iç alemini seyrediyorsun, bu dehşetleri, pislikleri. Onun için dehşet alıyorsun. Şimdi o gelecek zaten. Sensin, bak tam bu konudayız. Şu anlar 257. Gurbet vahşeti beni sıkarken. Gurbet neymiş? Vahşet. Tamam. Yani ne demek? Şöyle diyeyim. Safari düşünün. Bir yerde timsah, bir yerde sırtlan, bir yerde ayı, bir yerde yılan, bir yerde akbabalar vesaire. Ama kaçışın yok. Bir tanesi seni yiyecek. Bir şekilde öleceksin. Söyleyin hangisiyle ölmek istersiniz? Osman, ama mutlaka öleceksin. Timsah mı girilsin? Yılan mı yutsun senin? Akbaba kafanı deli delemiş yapsın. Sırttan mı hayallerini koparatesin? Seç bir tane, ölümden ölümü seç. Ben yılan. Bir anda yutsun. Yutsun değil abi. Zehirleyecek, ölüp gidecek. Hayır, öyle yapmıyor. Zehirliyor. Şöyle ilk önce bir sarılıyor sonra kemiklerini kıra kıra bir cins. Ötekisi tutuyor, yutuyor seni. Ayakların böyle şey yapıyor, içeri doğru gidiyorsun. Bizim nasıl temel gibi. Siz kimi tutuyorsunuz lan? Hiçbir kuruluş yok. Gurbet böyledir. Gurbet Rize'den İstanbul'a gelmek değildir. Evet. Buyursun. Gurbete atıldık. Allah'tan uzak.
kainatı gurbet. Aslı memlekete, vatan asillerine ey ehli iman ithal edileceksiniz diyor. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Neredeyiz ki döneceğiz? Gurbetteyiz. Gurbet böyle vahşettir. Burada cennet arıyorsun. Niye rahat değilim, niye istediğim olmuyor, niye Mercedes'i binemiyorum? Lan burası gurbet lan. Burası safari ya, timsah karşımda. Böyle yılanlar karşımda. Ya Mercedes'i versene, arabayı versene. Sen manyak mısın ya? Sineklerle niye uğraşıyorsun? Canavar seni yemeye çalışıyor. Timsah seni suya çekmeye çalışıyor. Aslanlar buraya karaya seni parçalamak istiyor. Yılan yutmak istiyor. Akbaba kafanı delmek istiyor. Sırttan hayalarına yiyecek. Adam burada kafayı takmış. Hatta şey demiyor ya, ben kimsesizliğin vahşetinde. Evet. Değil mi? Evet. İkinci dal. Erva habisinin izacatından, kimsesizliğin vahşetinde bu şey erva kimsesizlik neyse hatırına gelir. Gurbet vahşeti beni sıkarken iki, boş dünya başıma yıkılırken, boş yıkılır. Üç, melaike imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Meleklere ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü. Ha, çok acayip bir yer ha. Çok hoş bir yer. Diyor ki, ehli dalaletin dünyaları bir, vahşet, boşluk, karanlık ağladıklarını gösterdi. Ehli dalalet var ya, bunun tersini yapıyorlar. Aksi gösteren gururun ile, fakri gösteren kibrin ile. Kendini halka mutfike yaptın, alay edici yaptın. Niçin adam gurur yapar? Aciz olduğu için. Niçin kibir yapar? Fakir olduğu için. Onu bastırıyor. Kibirliğini nasıl bastıracak? Ezilecek. O zaman bastıracak? Kibir. Fakir olduğu için. Dikkat edin köyünüze şeyini. Kibirler bu şey, fakirler eğer din yoksa, din onları terbiye etmemişse fakirler kibirli olur. Zenginler mutfazı olur. Eğer böyle güçsüzler kabadayı yürür. Karate ustaları veya dövüş sanatçıları çok hakikaten mutlaka adamlar için kavgadan kaçarlar. Zenginler kesinlikle kendilerini göstermek istemezler. Hep böyle sefil gibi yaşar. Veya özel dünyalarında olur. Böyle halkın içinde öyle yapmazlar. Şimdi hayalin bu meyveni lezzetleriyle mesrur iken, bak hayal. Umum peygamberlerle imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, taktı. Lezzetlerini tattı. Melekleri iman. Bak şimdi. Şimdi bunu izah etme adına 510'a geçiyor. Sayfa 365. Bunu izah edecek arkadaşlar. Bunun izahı 510. Mustakil bir madde gibi gözüken değil. Neyi o Osman? Şunu. Diyor ki, hayalin bu meyvenin lezzetleriyle mesrur iken, umum peygamberlerle imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı tattı. Bunu izah ediyor şimdi. Külliyattan bir izah getirdim. Hayat bir hakikat haricidir. Vehmi bir emr. Hakikat harici yüklenemez. Ne demek? Hayal de hakikat hariciyedir. Hayal mi? Hayal. Hayal de. Hayal. Ne demek abi yani? Hakikat hariciyedir, nefsin emri varlığı var yani. Böyle vücud hanecisi var, illa atom değildir. Cinler, şeytanlar, melekler gibi. Melekler hakikat hariciyedir. Kanunlar hakikat harici değildir. Onların nefsin emirde dizginlerini tutan, vücudunu ifade eden meleklerdir. Neyin kanunların, yerçekim kanun. Hayal de hakikat hariciyedir. Nefsin emri bir hakikattır. Ama hakikat harici deyince böyle atom düşünme. Manevi vücudu harici. Evet, vücudu var. Bak, hayal de hakikat hariciyedir, bir. Hayal de kuvve-i hayaliyedir, kuvvedir, kuvve. Altını çiz. Ha tabii sizde. Çizdik abi. Ama bir Nurcu, defteriniz olacak. Defterin, getirdin mi Gafur? Not defterini. Gittim. Yukarıda hayat yazıyor, altta hayal yazıyor. Evet, hepsi. Bak, ikisi de. Hayal de hakikat hariciyedir, hayal de kuvve-i hayaliyedir, hayal. Kuvvedir yani. Metin kuvve. Hangisi abi? Ben metni bulmaya çalışıyorum. Metin 365, 365. Ya 365'e geç. 510 sözler değil mi? 510. Yani hayat mı diyor, hayal mi diyor? Hayat.
Hayat sureti. Hayat bir hakikat tarihçidir. Tamam. Tamam. Buldum şimdi. Ha. Siz oradan hayale geçtiniz. Bak şimdi. Vehmi bir emir hakikat tarihçi iktiremez. Tamam. Yani insan hayatını yaşadığı zaman, yaşadığı halde hayatı hiç bilmiyor. Hayatını bilen yok. Hayatın vücud daricisi İsrafil'dir. Tamam. Tamam İsrafil. Tamam. Hayat vücud-u harici sahibidir. Hayat kendisi vücud-u harici sahibi olursa hayalin içindeki bir sistem olan hayal vehmi olur mu? Oradan gidiyorsunuz. Evet. Çünkü diyor, hayal için diyor ki, hayal da kuvve-i hayaliye diyor diyoruz da. Kuvve diyor, kuvve, vücud-u haricidir kuvve. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye, kuvve-i akliye, hakikat harici değil midir? Yani ne vücud-u haricisi var ya, vücud-u harici deyince atom değil, artık ne anladınız da? Ama bu hakikat harici değil mi? Vücuttan... Hakikat harici nedir? Esma'nın vücudu dışarıdaki vücut. Hakikat harici. O zaman emrin ismi mi oluyor? Emrin ispiler, evet. Bak, hakikat haricisi, hakikat-ı hariciye. Esma'nın cil ve cemal hapsi. Evet, gibi. Tamam, biraz da arkası. Tamam. He. Şimdi defterde yazılı mı bu? He. Ne, kaç hesabıdan gözüm? 365. Bir daha deftersiz gelmeyeceksin. Hem defteri hem sayfa soruyorsun. Yok, telefonuna güvendi. Herkesin hususun şey olacak. Hayal de bak, hayal de hayal, hayal, hakikat hariciyedir. Harici vücudu vardır. Nefsül emri hakikatıdır. İlle mahluk olması için atom olması şart değil. Tamam? Sonra düşünceler de öyledir. Yani hayal de şimdi bak, şey hayal da kuvve-i hayaliyedir. Tamam mı? Kuvve diyor, kuvve. Hakikat harici işte. Tabii kuvve. Kuvve olmaz. Tamam. Bitiyor. Yani kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şevri, kuvve-i hayaliye. Aynı standart. Hayal de güçtür, gözdür, mekandır, şuurdur, muhataptır. Muhatap oldu ya, soru sordu. Lezzettir. Oraların burada, buraları oraya taşıyan berzahtır. Melaikenin vücudu haricisidir. Nefsin emirdeki vücudu hayaldır. Melaike şöyle, biraz gideyim. Hayal, melaikeler olmasa, burada ne dedi? Hayat var ya, hayat, hayal değil, hayat. Hayat bir şeydir, hakikat hariciyedir. Yani, kanun mudur? Hayır, vücudu var. Kanunları kanundur, kanuna kanundur. Hayat, hakikat-ı haricidir, mahluktur. Onu yani vehmi bir değil diyor, vehmi bir emir değil, bir hayat. Hayal değil, hayat. Peki, o hakikat-ı hariciyedir, tamam ise, var. Kanunlar da bu hayatın içinde cereyan ediyor. Ama kanunlar iş yapıyor, mesela yer çekimi kanunu varsa. Ha, bu kanundur, hakikat harici değildir. Kanunun hariçte vücudu yoktur. Diyor ki, ama icraat yapıyor. Ha, kanunların hakikat hariciyesi, bu hariçte vücudu, alim şahadetteki vücudu meleklerdir diyor. Meleklerdir. Kanun böyledir. Ha. Ama hayal kanun değil. Hayal kuvvadır, kuvvedir. Kendisi bizzat hakikat hariciyedir. Tamam, onu melekelerle nasıl... Melaike, şimdi... Direkt melek oluyor. Direkt melek oluyor. Her hakikat hariciye melek evet, evet. Değmez ki. Vücudar donmuş, tabii tabii. Meleklere iman gelecek şimdi. Her hakikat hariciye melek midir? Vücud haricisidir. Yani onun meykel melaikesi. Hatta Erman Kabise'yi sana söyleyeyim. Gübre, insanın fıtratını bozan ve yanlış olarak sevk eden. İki, 246 sözde diyor ki, insanın fıtratını bozan ve yanlış olarak sevk eden mevvad-i şerire. Şerir maddeler, zehir, hakikat haricidir, mülkel melaikesi yok onun. Nedir o? Erva hadisidir. Peki tersini düşün, bak. Şu, insanın fıtratını bozan,
İnsan fıtratını bozan. Bak, sözler pislik aldı. İnsanın bir, iki, fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden kimmiş? Mevadi şerri. Yani mevadi şerri mi? Mevad. Doğru mu? Mevadi şerire. Mevadi şerire, şeril madde. Şeril madde nedir? Madde olduğu için donmuş, heva habisedir. Bir de onun müekkeli var. Melaike değil, onun da bir de müekkelidir. Hem donmuş halidir, heva habise, hem de müekkeli var, heva habise. Neymiş o? Bak, fıtratını bozan, insanın yanlış olarak sevk eden, tersini düşün, fıtratını ihya eden, düzelten yazmayalım, artık anlaşılmıştır. İhya eden, doğru yollara sevk eden diyelim. Doğru yollara sevk eden sana şöyle ifade olur mu? Şöyle yazsak daha güzel olur mu? Anlamaya yarar mı? Cümle şöyle. Diyor ki, o nevi istidadını bozan. Ben fıtratını bozan mı dedim? Ve yanlış yollara sevk eder. Tamam işte, bunu işte bu nevi. İstidadını bozan. Fıtratını dedim, tamam. Bir onu yazın, bir de devamını söyleyeyim bakalım ne diyor. İstidadı mı diyor? İstidadını. İstidadını. Çoğunluğunu. Bozan ve yanlış yollara sevk eden mevati şerire ile. Onların mümessili ve sekine-i habiseler diyor. Yani mevaddi şerire ile onların mümessili olan sekine-i habiseler farklı şey gibi durdu. Biri nasıl? Evet, şöyle. Ona girmeyeyim diyor çünkü. Tamam. Bir, şöyle. Yalnız anlatayım. Şimdi bir donmuş bu. Bu madde donmuş. Enerjiydi. Bir de bunun müekkeli var. Bunla bu ayrı. Tamam, onu da versin. Anladın mı? Beraber alt alta yazıldı ya. Yani tabii şey yapmadım yani. Çünkü dedim ya, bir donmuş olan var, erva habisi bu. Başka bir erva habisi var, buraya uygun. Nöbet tutuyor, tabancayla tutmuş. Yani buraya uygun bir nöbetçi. Tamam mı? Şimdi, bu fıtratı işte istidadını, bunu mefhumu muhalifiyle çıkartıyoruz. Tamam. Hani ustad ayetten çıkarıyor mefhumu muhalifiyle. Şöyle geçiyor ayette meali. Kafirler öldüğü zaman sema alamaz. Ustad diyor ki, Müslümanlar önce sema alır. Bu böyle geçiyor. Şimdi mefhum muhalifi şu. İstidadını. Tamam mı? Şimdi bir kere temelden yürüyelim. İstakip edeceğiz. Hayat mı daha cami, hayal mi? Hayal mı hayatın içinde yoksa hayat hayalin içinde mi? Hayal hayatın içinde. Evet, tabii. O zaman hayatta cari olan kanun hayalde zaten caridir. Tamam mı? Bu buraya geldik mi? Yani hayat camidir. Hayal hayatın içindedir. Ustad diyor ki kanunların diyor vücudu haricisi yoktur. Yani yok. Yani ne demek? Hakikat harici yerleri yok. Yani nefsül emir yerleri yok. Yani itibari emirlerdir. İtibari düşüncede vardır kanunlar. Ama icraat var, standart bir şey, yeknesak bir. Peki onları ne yapıyor? O kanunların hakikati hariciyeleri, harici vücutları, yani
varmış gibi bizi aldatan bir vücutları var. O da kanun değil, kanun yazılımdır. Onun hakikati harici dışarıdaki vücudu meleklerdir. Anladın mı? Melek. Evet. Meleğe neyim, niçin iman getirildi onu okuyacağım da onun için heyecanlı ve dersi bitireceğim. Meleklere iman. İman esasından, Allah'a iman esası gibi yapılmış. Meleklere iman, iman esasından. Allah'a iman, iman esasından. Ahirete iman. Yani Allah'a inkar etmek neyse meleklere inkar etmek öyledir. Yani niye? Ne alakası var? Etsek ne olur, bilsek ne olur? Ne olur, bilmesek ne olur? Ama Allah bilmesek öyle değil. Öyle değilmiş işte. Değil mi? Ona geliyor. Meleği inkar etmek, kendini inkar etmek olacak da evet. Hissetmiş kokuyu. Çünkü kendini inkar ettiğin Allah'ta yok ki. Zaten Allah, niye Allah inkar ediyor? Çünkü kendisini inkar ettiği için. Kendisini bilmiyor ki. Niye Allah inkar? Kendisini inkar ettiği için. Çünkü Allah diyor ki, beni tanımak isterken bırak beni tanı, ilk önce kendini tanı. Sonra beni tanıyacaksın. Eğer beni tanımıyorsan kendini tanımıyorsun. Şimdi bak, buraya geliyorum, bir daha. Kanunlar icraat yapıyor ama vücudu haricileri yoktur. Yani hakikat harici değil. Hakikatin haricileri yok. Tamam? Maddesel bir vücudu yok. Ama icraat yapıyor. Kanunlar yazılımdır. Onu uygulayan vücuttaymış gibi bizi şapan, kandıran meleği kabul etmemekten kanun demişiz. Kanun fail zannetmişiz. Üstad diyor ki kanun değil kudrettir. İman eden kafirler bu meleği inkar ettiği için karşısına kanun geldi. Biz Allah'a ve meleklere iman ettiğimiz için kanunların vücut haricileri, hakikat hariciyeleri, nefs-ül emirdeki vücutları, icraatları, kanunlar gibi gözükürken kanunların vücudu olan meleklerdir. Esbab kullanıyorlar. Tamam. Şimdi hayat diyor, hayat kanunlar diyor, hayal olamaz. İcraatlar yapıyor diyor. Ama vücudu da yok. O zaman kanunların vücudu haricisi meleklerdir. Hayatta diyor, tamam mı? Hayatta böyle hakikati böyle hayal falan değildir. Kanun gibi değildir. Hakikat-ı hariciye sahibidir hayat. Dolayısıyla hayal da hakikat-ı hariciye sahibidir. Buraya kadar geldik, gidelim. Yaslarız abi, özür dilerim. Tamam. Hangisi kişi hangisi mekana bakıyor diyor. O çünkü benim için önemliydi. Tamam, bunu ya. Tamam, yazayım. Tabii ne demek? Ama anlatarak yazmam lazım. Abim sen şimdi bir şey düşünmek, bir de hayal ettiğin zaman. Sen mesela sana direkt söylediğin zaman, ya bir hayal ettiğin zaman ilk önce düşünce mi geliyor, şekil mi geliyor? Bir hayal etsene ya. Sen şöyle şöyle düşün. Sen bildiğin şey. Çayeli'nin limanı biliyor musun? Biliyorum abi. Hemen şekil geldi mi karşına? Geldi abi. O hayaldir işte. Şekil geldiği için. O şekil bize mekandır. Mekan geldi. Çayeli limanını düşünüyor mu? Gittin mi Gaffa? Evet abi. Daha içinde yaptığını sormadım biliyor musun? Yok. Hemen şekil gelmedi mi? Geldi. Şekil mekandır. Hayır. Tamam abi. Vücuda haricisi gelecek bu kardeşim. Gaffa. Sen oraya limana gittin, ne yaptın? Hiçbir şey yaptın mı? Balık yedin, balık tuttun mu? Evet. Balıkçılar seyrettin mi abi? Evet. Bir şey anlattın, hatırlıyor musun? Anlatıyorsun diyelim ki. O bir şeyler dedin de, o da bu niçin zaman denmiş? Anlatırken, ben sana anlatırken zaman geçmiyor mu? Bir şey anlatmak, sıralamak gerekmiyor mu? Diziyorsun. O da zaman olmuştur. Peki şey desek daha... Mekanları birbirine eklemek. Abi şeyi de, şu mevadı aliye... ve ervah haliye veyahut da tam diğeri işte mevada şerire. Onlar da kişiye ve mekana bakıyor demiştin. Aktarabilir miyiz abi? Aktarmışsın tabii. Abi tasavvura mı? Mekandaki anlar desek? Olur. Tabii andır zaten. Mekanda devamlılık yok ki. Devamlılık yok. Anlar tut bak şimdi. Ya seninle biz bahçeye gitmedik mi senin evine? Senin aklın direkt gitmedi mi eve?
Peki orada konuştuk. Yani hemen gittiğimiz zaman bu birkaç defa geldim. En çok seni etkileyen bir manzara olmuştu bir konuşmamız. Onu hatırladığın zaman onu hemen seni mekana götürüyor. O konuşmalar, fikirler seni tesir altına alan düşünce boyutları fikirdir, tasavvurdur. Ama düşünceler biliyorsunuz ki konuşmalar sırayla gelir, eklenerek gelir. Bu zamandır, nispidir. Zaman izafiyet teorisi. Yani çay limanını deyince hemen oraya gittin. Orası şekil değilmiş onu, bak hele. Bir çiz dedikleri zaman bilmeyen çizemez. Ama sen çizersin böyle. Oo. Nereye bakıp çiziyorsun? Bak, sana bakıyorum gibi ama ben görüyorum biliyor musun şu anda orayı? Çizelim, mekan. Şimdi meleklere imanı hem hayal ile çözeceğiz. İman esasına dayanıyor. Ve bu konu, bugünkü ders bitecek. Bak, bu 510 bir hayal değil kendisi, bunu izah etmekte kullanacağımız malzemedir. Bir daha alıyorum bu konuşmalardan sonra. Hayal, hayat değil, hayal. Hakikat haricidir. Hayal. Hayal de niçin hakikat haricidir? Çünkü kuvadır. Hayal de güçtür, gözdür, mekandır, şuurdur, muhataptır. Geçmiş derste okudum ya, ondan sayfalar geçtim. Ha böyle aldım, yazdım. Neymiş? Lezzettir. Oraların burada, buraları oraya taşıyan berzahtır. Melaikenin vücudu haricisi nefsül emirdeki vücudu hayaldır. Yani manalar var ya, şimdi diyelim ki Çayeli Limanı. Neydi? Vücudu haricidir. Vücudu harici eşyanın, yani Allah'ın esmasının vücudu haricisi şu dağlar tepeler donmuş enerji. Melektir. Varlık kendisi melektir. İsrafil'in vücudu haricisi de der ikinci şu anda. İsrafil'dir diyor. O borusu da antika tabi. Sana misal vermişti. Hatırlar mısınız? Adam Tobe. Bir insan ne çalar? Delikler var. Ama bir tane delik şurada istisnadır. Tamam mı? Hatta 5-6 tane ne delik var? 7 tane diyebiliyor falan. 7 tane mi? Neydi? 7 tane demiştik ya bir ara. Ha 7 tane. 7 tane daha. Ufuk ediyor falan. Evet. 7 tane. 6 tane burada, 7 tane burada mı? Bir tanesi altta. Ha. Peki, içi dolu olsa çalabilir misin? Aczini bil ki, boş ol ki, öfleyen seni... Bu boru insandır. Bu hakikatler alemlerdir. Tövbe. Öfleyen de Allah'tır. Seni çalıyor. Tamam. Şimdi düşünmek için bak, kalkıp bir tanesi derse ki Allah ne yapıyor diye böyle diyor bu manyak. Fonograf yani, diyor. Artık, fonograf diyor. Fonograf diyor. Vesaire. Bak, hayal melaikeler olmasa, bak hayal da melaike olmasa bir hüviyet teşahhus edemez. Hem madem bütün emirler manayı melaikenin vücuduna şehadet ederler diyor. Bütün emirler. Peki kuvve emir değil midir? Kuvve akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehriye, kuvve-i ayane ve iyidinin bir melaike, bak hayal, melaike olmasa, hayalde melaike olmasa bir huviye teşahhus edemez. Her huviye teşahhus eden melaikedir. Hem madem bütün emirler manay melaikenin vücuduna şehadet ederler. İzi takip ediyorum. Bunların cemül ceminden hulasa ediyorum. Hayal hakikati haliciyedir. Vehmi bir emir değil. Hayal, melaikenin vücudu haricisidir. Çünkü melaikesiz bir şey olmaz. Hem hayal hayatlıdır, hem hayal şuurludur, hem hayal ruhludur. Hayalini kullanma sistemine de tahayyül deniliyor. Yani hayal, hayalin daha geniş olan hayat bile İsrafil'in vücudu haricisidir. Ya Hasan abi, şimdi cennetin vücudu haricisi melektir. Melektir tabii. Hayatın ha, vücudu. O zaman
Meleklere iman varlığın kendisidir. Varlığın kendisidir. Esmaların hakikat hariciyeleridir. Nefsül emirdeki vücutlarıdır. Peki vahdetül vücutta o zaman peygamber şey meleklere tek kalmıyor yani. O zaten melekleri iman tebii kalıyor tabi. Bu işte. Zaten onlar için düşük şey oluyor. Yüksek ama melek. Düşük. Evet. Çünkü tevhid de sikirdir diyor. Neden ondan oluyor? Tabii niçin? Adam nereye varmış biliyor musun? En cami, şey en kesif en camidir. Esmadır sıfata göre. Esma sıfata göre kesiftir. Sıfat şuunata göre. Anladın mı şey? Vücut var ya vücut. Sıfatı zati de vücut. Orada o kadar terak etmiş ki esmalar yok olmuş aleminde. Hani bazılar var ya, mesela bakkala giderim iş anlatayım diyorum. Öyle bir şey anlattım ki bu konuyu anlatsam mesela alışverişe adama güvence bile yapacağım. Var ya hayal var ya hakikat haricidir, melaikenin vücut haricisidir. Güvence bile yaptı. Olur mu şimdi? Doğru. Adamı daha beter yaptın lan belki de dinsiz olacak. Din adına dinsizlik yapanlar var. Bilerek veya bilmeyerek. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Tamir davasında tahripçiler var. Garip ya, değil mi? Şimdi sen bunu anlatıyorsun, öyle bir şey anlatıyorsun. Petrol alırken iki kelam edeyim diyorsun. Ya adama diyorum ki bak, basit bari. Şimdi gözün kaça satın aldın? Ya böyle bir şey olur mu ya dedi ya. Gözün kaça satın aldın bile anlayamıyor ya. Yani ha demek satın almamışım. Ha, mesela adamdan şey alıyorum, hiç unutmuyorum şimdi, meyve alıyorum. Ya dedim bunun hakiki mal sahibi ne kazanıyor? Allah abi dedi bir şey kazandığı yok dedi ya toptancılar ki gasp ediyorlar dedi. Ha dedim gene bu çiftçiyi zannetmiş. Yani çiftçiler ya abi onu bir gübre şey yapıyor dedi. Ona ne anlattıkça anlatıyor. Dedim tamam. Onu bile anlamıyor. Şimdi desem ki melaikeler var ya melaikeler. Melaikeler esmanın vücud haricileridir. Yani senin hayalin var ya hayalin. Kuvadır. Kuva olunca hakikat hariciyedir, vücud haricisi var, mahluktur. Her mahluk olanın melekenin vücududur. Senin hayalin melektir. Melekelerdir, meleke. Arapçada meleke, güç, güç. Altıncı sözde diyor ki abi. Güçtür, hayal ettiğin şey olmuyor musun? Cinsellik hayal edince güç olmuyor. Alacağım şimdi. Mesela sporda böyle konsantre olmuyor musun? He? Lan bırak hayali, iman hakikat haricidir ya. İman mahluktur ya. Matya yapayım. İman nerede dedi, sordu ya Talha. 14 yaşında çocuk. Şimdi hiçbir şey yok. Konsantre oluyorum. Güç çıkmıyor mu? Cinsellik şey yapıyorum. Yemeği hayal ediyorum. Çıkmıyor mu? Üf. Güç oluyor. Neredeydi bu? Şu anda güç. Ha, bu neredeydiyse bu güç gizliydi, ölüydü. İman da oradaydı. O sporda konsantre, iman da tefekkür. İman da böyle güçtür, enerjidir. Nasıl ki konsantre ile gizli güç ortaya çıkıyor, tefekkürle de gizli iman ortaya çıkıyor. Tefekkür, gizli olan imanı dışarıya çıkarmaktır. O iman nedir? O sporda konsantre olmak, iş yapıyorsun ya o güçte, unuttuğun falan. Veya o cinsellikle falan, veya o yemek işte... Konsantre olup betonu kırıyor. Mesela tabi betonu kırıyor veya adam yemek yemiş. Konsantre ol bakalım yeme ulan adamlar bilmem ne, şu bayıldı, man bayıldı, müftü şaşırdı falan. Acıkmadığın halde acıkmıyor musun? Lan yok hakikaten. Nasıl orada yer açıldı? Acayip bir şey. Ha, iman da tefekkürle o gizli olan, yani konsantre ile gizli olan kuvvet neredeyse, tefekkürle de gizli olan iman enerjisi, iman enerjidir yani... Ustad diyor ki kuvvettir, iman nurdur, kuvvettir. Kuvvet enerjidir yani nefsi hakikat hariciyedir. Ha, onu bu tarafa ediyorsun. İman işte o enerji çıktı mı böbreğin, dalağın, kanserin bile düzeliyor. Zehre dur diyor, 28 defa zehri durdurdu. İman çünkü 25. limanın 25. devasında diyor ki istisna etmiyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. İman böyle varsayım, zannediyor, anlayış, kabul ediş değil, mahluktur, enerjidir, simanı değiştiriyor. Bak sima değişiyor, siman. Yataktan seni kaldırıp namaz kıldırıyor, eylemsel bir hale dökülür.
Peki eğer iman mahluk değilse namaz kılana kılmayan, iman eden etmeyen niye simaları farklı? İçine kalsın canım iman. Hani iman kalbe ait bir sıfatsa suratta niye gözüküyor? Elsinetikum elbanikum simahum fi vucuhum ile sevi sucud. İman hakikat haricidir. İman hakikat harici ise hayal nerede kaldı? Bu aslında melaike iman benle alakası enfüsteki yani ne biliyor musun? Neyi tamamlamış oldu? Şu gelecektim de geleceğim daha. Şimdi ne biliyor musun? Hayalin melaikedir. Ha orada da hayali anlatın olması. Bak evet hayal. Aklın melaikedir. Yani melaikeler iman, kendine kendine imandır. Ben benim ya. Yani. Neyi birleştiriyoruz? Yani burada şeyi anlatmaya çalıştım. Hayal değil. Hakikat haricidir, melektir, ne dedi çok güçtür çünkü, hayal güçtür, seni taşır, orayı buraya taşır, buraya orayı taşır, gizli olan kuvvetler var ya, konsantre hayali kullanmaktır, tefekkürde de hayali kullanıyorsun falan, o zaman hayal hakikat haricidir, melaikedir, hem bu arada melaikelerin imanının gerekçesini anlatıyorum, iman niçin o kadar Allah'a iman etmeyle özdeş olmuş? Çünkü varlığın kendiliğinin kendisidir. Hayaldır melekler senin. Aklındır. Hayatındır diyor zaten. İsrafil misal vücud haricesi. Tamam kainatın. Ha, o zaman ben benim. Enemin dışındaki bütün melekedir. Peki hayal ile acaba hayal ile ne alakası var? Şimdi kanundan hakikat hariciye melek olduğunu konuştuk. Hayatı da konuştuk. Hayal hakikatın içinde bir şey olduğundan hayalin kendisi nedir diye çözmeye çalıştım. Bundan. Varacağım yer şuydu. İman, melekler iman ikinci derece gayemdi. Birinci gayem şu. Hayalin vücudu nedir? Melektir. Evet, hakikat az önce demiştik ki şuurludur, canlıdır, ruhludur. Getirdik, melektir dedik o zaman. Çünkü niye? Hakikat hariciyedir. Her hakikat hariciye, melaikenin vücut haricisi ise, melaike ise, tamam? Ve kuva ise, kuvve-i hayaliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, tamam? Cebrail'in dolmuş hali kuvve, akıl değil miydi bizler? Akıl değil miydi? Ene hakikat hariciyedir denir mi? Hakikat denemez. O zaman melaikenin üstü oradan oluyor. Evet. Denemez. Aferin, çok güzel bir şey istakim ettim, maşallah istifade ettim. Melek, niye insan üstündür? Çünkü ben olan ben hakikat harici değil. Onun için meleklerden üstündür. Ha şurası. Şurada melaike yok artık. Burada melaike başlıyor. Burada melekler bitiyor. Cebrail dedi ben gidemem. İşte Cebrail dedi ki ben gidemem. Azrail dedi ki ben gidemem. İsa dedi ki ben gidemem. Zaten Şuur dedi ki İsrafil dedi ki buradan Mikail. Mikail dedi ki buradan kürsüden ben gidemem. Buradan Cebrail dedi ki ben gidemem. Azrail dedi ki ben zaten yok orada. Gidemem. Bu insan nasıl gitti? Melek yok ki, meleksiz gitti. Sen tek gideceksin. Melek, melaike demek, melekelerimiz demek. Yani vücuttaki enerji paketleri, taşları. Meleke. Onların cimi melaike. Mesela hayalim hakikat hariciyedir. Hayatım hakikat hariciyedir. Aklım hakikat hariciyedir. Tamam. Ondan sonra itikadım hakikat hariciyedir. Yani bana melaike iman etmediğim zaman hakiki iman etmiş olmuyorum. Yani o zaman hakiki olmuyor. Şirkler giriyor. Meleklere iman olunca ben kendim hakikaten meleğin donmuş hali. Pis şey, haram olmayan her şey donmuş halidir melek. Ne hangisidir? Melek olmayan şey. İnsanın istediğini bozar. Yanlış yollara sevk eden her şey ruh habisi. Ha, tersini düşün. He, mevadi şey. İstidadını ihya eden. Ve doğru yollara sevk eden her şey melaikedir. Erva aliyettir. Peki ben ne anladım? Melaike ile erva habisi var ya. Erva aliye. Mesela melek, Müslüman cinler, erva aliyeler, mevadi aliyeler. Yani melekle erva aliyeler ne farkı var? Hayali vücudu melaikedir. Onun içerisine koyduğum güzel şeyler erva aliyedir. Hayal kendisi melaikedir. Hayalin kendisi
kendisi hakikat hariciyedir. Bunu denizleyin. Hakikatı hariciyedir. Bu herhalde anlaşılıyor değil mi? Hakikat harici artık hakikatın dışa vuruşu. Hı. Tamam mı? Mesela kanun hakikattır, esma. Haricisi işte melek. İki. Hayalin kendisi hakikati hariciyedir. Aynı zamanda melaikelerin vücudu haricisidir. Abi bugün bir saçmalama hakkımı kullanmadım biraz. Tamam. Evet seni donlanmalarını şarttı. Doldu. Ayı çırpçaktınız. Ha Eva yazdı. Harikaydı. Tamam. Çünkü benim de yeni öğrendiğim bir şey. Tamam. Derste öğrendiğim bir şey. Ben de yeni öğrendim. Hayal kendisi hakikat haricidir. Değil mi? Tamam. Kendisi mahluktur. Donmuş melaikedir. Şimdi hayal. Hayalinin içerisine iyi şeyler attın. Hayalinin içerisindeki o attığın iyi şeyler namaz, tefekkür, şiandaş içine bunlar erva haliyedir. Erva haliye. Şöyle düşün. Hayalimin ferdi ahirleri mi oluyor bunlar? Hayal. Hayalimin ferdi. Hayalin. Tamam abi. Şimdi bunun içerisine namaz kıldın. Oruç tuttun. Camiye gittin, medreseye gittin, insanlarla görüştün, içine koydukları, tam buraları aldı. Şimdi bu arada içki içti, kumar oynadı, haram yedi, gıybet etti, zanlarda bulundu, kafir dedi, münafık dedi, hayal gidiyor, hatam Allah ala kulubihim. وَعَلَى سَيْمِ وَعَلَى اَبْسَالِمِ فَشَعْوَى وَلَا مَزَبُ نَسِبِ. Yani hayalini berbat böyle ediyor. Siyah. İyi. Hangisi galipse? Ha, içine ne koyuyorsun hayalin? Erbah-ı Aliye. Erbah-ı Habise. Yani hayali hayal olmaktan çıkartıyor, öyle mi abi? Erbah-ı Habise oluyor, o hayal olmuyor. Melek olmuyor yani artık. Yok, baş şey oluyor. Ruhani oluyor onun adı. Çünkü usta şöyle diyor. Cin, melaike, şeytan, ruhaniyat diyor. Ruhaniyat ayrı bir kategori. Bazıları diyor ki ruhaniyat melaikedir. O zaman ayrı bir kategori kuramaz. Bu melaikedir, bu ruhaniyattır. O zaman bu ruhaniyat daha özde yani. Hayır, içine konulan. Ya kardeşim, hangisi melaikidir? Şöyle diyeyim. Bak şu tabak düşün, tabak. Bu melaikedir. İçine şerbet koydum, erva haliyedir. İçine şarap koydum, erva habisedir. İçine kurulan. Melaike daha geniş. Sen mekan. Peki ne yapar? Melaike ile içindeki haram şeyler, cinsellikler, şunlar bunlar barışmazlar. O zaman ne yapıyor? Buradan bunu koparttın. Bu kadar gitti. Onu yaptığın için. İçki içtin, şu kadar da gitti. Hayalin. Yani çökertiyorsun. Bitiriyor, çökertiyor. Tövbe ettim, belki sevabı inkılap ettim. He. Yani anlıyor musun? Yok ediyorsun. Ama peki çoğalttığına nasıl delirdin? Usta diyor ki hayalimi çok geniş olduğu için. Şöyle diyor, ileriki derste göreceğiz. Hayal senin elinle, senin ihtiyarın ve iktidarınla çapı genişliyormuş. Hayalini genişlediği diyor. Hayalim genişlettirdim diyor. Evet. Mesela bak, dedi ya hayalimizi aldılar. Hayal kendin elinle kendi genişletebiliyorsun. Kendi aptallığımızla daraltabiliyoruz. Basit mesela. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Hayal bu kıçağında. Basit şeyleri gümülüyoruz. Bana böyle dedi, şunu yapayım. Ana, gaya hayali araba olmuş. 25 sene bankaya köle oluyor adam. Daire oturayım, 20 sene onun faiziyle köle oluyor. Şu kadar basit işte. Basit adam. Gaye hayali. Gaye hayali araba.
Gayrihalal kadın, gayrihalal erkek o kadar ya. Bu kadar basit olur mu ya? Bu kadın sen canım deliliğine gelelim. Efendim? Deliliğine gelelim. Akıllandın mı? Deliliğime gelelim neydi ben de... O zaman akıllandın. Yok yok. Geldi geldi abi geldi. şimdi abi... şimdi abi... Benim hususi dünyam tahayyül ve tasavvur. Değil mi abi? Oluşturuyor. Tamam. Şimdi bunun içinde... Bu hususi dünya içinde Adem de var. Adem derken... Adem yani... Yok. Yokluk değil. Yok. Vücutların diğer vücutları. Ha, vücutsuz vücutlar. Ha, şimdi yok. O da değil abi. Meleklere, Adem'e secde edin denildi ya abi. O Adem. Anlatabildim mi? Yani benim hususi dünyamda melek de var, Adem de var. Bu manada. Şimdi diyorum ki Hasan abi, tasavvurun tahayyüle hizmeti acaba meleğin Adem'e secdesi mi olur? Tahayyülün de tasavvurun varlığını kabul etmesi. Ben bunlara ikisini gayri müvfek yani şey yapamadım. Neye benziyor biliyor musun? Şu var. Benim bir arkadaşım vardı da iki ayaklıdır. Demeye gerek var mı? Herhalde öyledir. İstisna olsa söylerdi. Mesela gafur yaşıyor dediğim zaman gafur, nefes alıyor demeye gerek var mı? Bunlar ikisi birbirinden hiç ayıramıyor. Ayıramıyorsunuz. Ama birbirinin geçişleri var, aktif ediyor. Bazen bu galip, bazen bu garip mesela. Yani biri birine hizmetkar değil mi abi? Önce birbirinin hizmetkarı görmedim. Çok uğraştım. Bu mu daha canlı, bu mu? Yani şu mantıkla gittim. En kesif, en cami ya, bu daha kesif gördüm. Daha belli de ama bu daha kesif. Hakikaten böyle başlıyor. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik, izan, itizan, itikam. Zaten öyle değil mi? He. Baştan bir şey... En kesif bu. Biliyor musunuz? Akıldan daha cami. Çünkü niye benziyor biliyor musun? Bu hayal var ya bunun içinde. Hasan abi, şeyde sanit şöyle, dimada meratip var, birbiriyle mültebis, ahkamları muhtelif, evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Kesin. Sonra. Şimdi, lokomotif gibi, lokomotifi vagon öne geçebilir mi? Lokomotife birinci vagon, ikinci vagon, bunu aklı bile çekiyor. Nereye hayal ediyorsa akıl oraya çalışıyor. Mesela şöyle düşün, bugün derse gitmem lazım, pazar günü. Dediğin anda, akıl tabii canım, senin dersin ya, senin ders değil, bu sensin. 10 tane sebep uydurur. Hayal et, ya bugün derse gitmeyeyim ya. Niye? Akıl der ki, sen zaten anlamıyorsun, yorgunsun da. Ya derslere gidiyorsun ya hafta için. Neyi hayal edersen akıl öyle çalışıyor. Yani meleğin Adem'e secdesi, bunlar melekse eğer abi. Nasıl oluyor? He? Nasıl oluyor? Melek nedir biliyor musun? Melek. Ve özür dilerim abi, şöyle bir soru sorayım size. Hayal melektir. Donuş halidir. Evet. Bütün melekler hayal midir? Hayır. Ha, şimdi tasavvur da var melek. Tahakkul da melektir. Cebrail'dir tamam. Şimdi çözüldü abi. Tabii Osman, onu karıştırma. Mesela tahayyül bir melek cinsidir, tasavvur ayrı bir melektir. Tahakkul Cebrail'dir. Bunlar cinsi farklıdır. Karı indiren melek. Kar kendisi donmuş melektir, indiren melek ayrıdır. Tamam mı? Yani tahayyül donmuş melek ama tasavvur cinsinden değil, tahakkul cinsinden değil. Yani bunlar da üstünlüğü. Sen bana söyler misin, Kur'an'a müekkel olan Cebrail ile kara müekkel melek aynı mıdır? Mesela Müslüman'ın bulunan melekle zındığa bulunan melek cesedin değil mi? Haram olmaya şartıyla. Mesela Kabe'nin taşları müekkeliyle caminin taşları veya normal binanın veya Kabe'hanenin zerreler bile değişiyor. Senin evine gittiğin zaman şuraya bak bakalım. Şurada hiç kimse evinin salonuna benzetebiliyor mu şu havayı? Şurayı. Şurayı. Şuraya baksana. Görüyorsan. Mesela şöyle diyeyim. Üç aylar gelince toplumdaki havayı. Kabe'ye gittiğin zaman oradaki havayı.
Osmanlı camisine gidince, Cumhuriyet'in camisine gidince, senin ders çalıştığın salonda, evde, bir de yatak odalar aynı mı? Mezarlık gibi ya yatak odalar. Şeye bak bakalım, ders salonunu söylüyorum senin. Yani ders salonu, daha cami. Mesela bak burada da orada da var. Bu ruhaniyetlerde görüyor musun Fenerbahçe'de? Elbiselerinizi açtınız. Yok ki, bu dersen olduğu halde burası. Yok yani. Nedir peki? Bunu değiştiren nedir? Melektir. Yani ihlasla söylediğin kelimeler diyor. Melekelerin vücududur diye zaten hüvenliktesine söylüyor. Her bir zerreye melekeleri çoğaltıyor diyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Dün böyle bir şeyi tefekkür ettim ben de. Sizin bu lafınızın üzerine. Osmanlı camileri Cumhuriyet camilerinden daha çok huzur verir insan içine dersenize. Mesela Zeytinburnu'nda yapılan yeni bir cami var Hasan abi. Çok yeni olmasına rağmen caminin. Orada çok huzurla namaz kılıyorum. Sonradan dün oradan geçerken onu yeniden tefekkür ettim ve kanaat getirdim ki orada meftun olan zat oranın havasını değiştiriyor. Abi. Değiştiriyor. Yani kişi kesinlikle değiştiriyor. Mesela şöyle düşün. Bir insan bir dershanede bırak ölüyor. Bir dershanede birisinde orayı onunla özdeş olmuş. Şu dershane mesela Zeytinburnu deyince Rüştü abi özdeş olmuş. Mesela buraya gelince ben ölüm. Ben vefat edeyim, buraya gelsen bu hava olmaz. Olmaz. Çünkü böyle başlatmış Allah. Mesela senin evinde başka bir Müslüman otursun, sen çık o hava olmaz, başka bir hava olur. Kötü olur demiyorum. O olmaz. Şimdi ben buradan gideyim, başkası daha güzel olur ama bu olmaz. Mesela şeyde Kırıkkale'de var, Beyazıt-ı Bestami var. Lan ne var ya? Şey gibi, mağara gibi cami ya, öyle zaten çilehaneydi. Ya git ya, buram buram acayip bir şey ya, kalkasın gelmiyor. Adamla konuşuyor, kalbine neler geliyor. Ona sormuştum ben. Namaz kıldırmaya nasip oldu, meraptan geri döndüm. Geri dönünce arkada ya mezar şeyi, kabristanın. Dedim hakikaten siz, o kadar hep kaldım ki dua ediyoruz cumadan sonra böyle ona, ben cemaat bana doğru, ben mihraptan ona doğru. Böyle baktım, tüm öyle zannettim, şizofrenilik var ya bende böyle, halüsinasyon var bende. Ondan sonra dedim ki, ya dedim siz niye büyüksünüz dedim ya. Hala teşhir ediyorsun dedim ya, hala buram buram maneviyat besliyor, huzurluyum dedim ya, niye büyüksünüz böyle dedim ya. Bana dedi ki, sizin için büyük olanlar, bizim için hiç büyük olmadıkları için biz büyüğüz dedi. Sizin için büyük olanlar, bizim için büyük nedir, paradır, kadındır, kariyerdir, bizim için hiç büyük olmadı dedi. Onun için büyüğüz. Bak secde ayetleri gelmiş ya. İnsan secde edilmiş. Ya. Ya. Allah. Yani melaikeye iman esasından anladık mı? Melaikelerin vücud haricisi sensin. Senden sana imandır. Hani derdik ya, iman esası 6'dır, İslam esası 5'tir. Peki nasıldır? O 5 tane iman esası, şey İslam esasını yaşayıp haddini bilenin kişinin kendisidir 6.'sı. Haddini bilen hududunda kalan kişidir. İslam esası o zaman 6 oluyor. O gizlidir. Niye? Dair değil. Onu yapan kişi herkes farklı olduğu için farklıdır. Allah tamam. Melek tamam. Ama kişi farklı olduğu için o kişi 5 tane iman İslam esasını yaşayan, yaşayıp da haddini bilen, hududunda kalan kişinin kendisidir. İslam esası. 6.'sı da sensin. 7.'si. 6.'sı sensin. 6.'sı. İslam'ın esası 5. İman esası 6. İman Allah benim dışımdadır. İyi dinle. Allah Ahmetü billah Allah benim dışımdadır. Ona iman. Ve melaiketi benim dışımdadır. Ve kütübi benim dışımdadır. Ve resulihi benim dışımdadır. Ve kitabi benim dışımdadır. Ne kaldı? Ve bin kaderi hayrihi ve şerri. Yani bunlara iman eden kişi kader o onlara iman edenlerin, iman eden kişiyi, kader isalisi nefusu şeye bağlamış, seyre bakın. Peki, iman esasının 5'i hariçtir. 6.'sı kimdir? Bak, Ahmetu billah, Allah'a iman, Allah benim dışındadır.
Allah deyince Allah. Haşa ben Allah mıyım? Ye, Allah deyince gösteriyorsun. Allah. Ve melâiketi, benim dışımda. Ve kütübihi, benim de. Ve resulihi, ve yevmil ahir. Ahiret. Ve resulihi, ve kitap. Hepsi dışarıda. Peki. Hepsini dışarıda gösterin. Ve bil kaderi hayli. Kaderi iman. Neresi? Benim dışımda mı, benim içimde mi? Hangisi? Hep dışlar. Allah benim dışımda, melaike dışımda, kitap dışımda, peygamber dışımda, haşir benim dışımda. Ve bil kaderi benim içimde. Ne yaptı? Beş iman esasının altıncısı insanın kendisi. Kader kısmında. Kader, şey, iman esasında. Şimdi beş tane İslam esası var. Namaz kılmak. Kim? Kim kılıyor? Koy tencereye. Oruç tutmak. Kim tutuyor? Zekat vermek. Haca gitmiş, kelime-i şehadet getirmek. Kim getiriyor kelime-i şehadeti? Altıncıdaki kişi. Altıncı kişiyiz kendisi. Eylemdeki kendisi. İman esasında beş tane kendisinin dışında, altıncısı bunlara iman eden kendisi. Kader iman etme kendisi. Bak, kader risalesinin sonunda enfusi ders var. Ne alakası var? Bak, amentu billahi, Allah benim dışında. Ve melaiketi, benim dışında bir şey iman ediyorum. Ya iman etme kolaydır ona. Onun için kader niçin zordur? Allah'a iman etme kolaydır. Çünkü Allah'ın peygamberi var, kitabı var, sanatı var. Allah'a iman etme kolaydır. Meleklere iman etme kolaydır. Kitaplara iman etme kolaydır. Peygamberlere iman etme kolaydır. Ahirete iman etme kolaydır. Var yani vücudu. Kadere iman etmek zordur çünkü vücudu yok. Çünkü o benim. Yani Allah'a tanımak mı kolay, insan kendisini tanıması mı kolaydır? Allah'ı tanıması kolaydır, insan kendisi tanıması zordur. Çünkü Allah'ın eseri var, Allah'ın kitabı var, Allah'ın peygamberi var. Benim ise ne eserim var, ne peygamberim var, ne kitabım var. Onun için ben arefe nefse fakat arefe rabbe, nefsini tanıyan Allah'ı tanır. Allah'ı tanıyan kendisini tanır demiyor. İlk önce kendini tanıyacak, sonra onu. Onun için bu beş tane iman esasını bak. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve resûlî ve yevmil âhirî. Bu beş tane iman esasını iman eden kişinin kendisi. Bak, istese götüreyim. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve resûlihi ve yevmil âhirîhi. Tamam, elimi koparttım şimdi. Ve bil kaderi, göster orayı. Kaderi iman etmek neresiydi? Aşırı gösterdin. Hayrihi ve şerrihi yapan kişi. Hiçbirisinin izahı yok. Ahmet-i Billah'a izahı yok. Ama ve bil kaderi izah getirdi. Hayrihi ve şerri izahtır bu. Abi 305 tane. Bir tane iman esası. Bir tane kader. Yok, 6'yı demiyorum. Evet. 5 tane kaderi ayırdım. Şöyle bir yuvarlak olarak hayalinizde canlandırın bu tarafta. Sağ tarafta. 5 tane de İslam. Sol tarafta. Tamam mı? Böyle bu şekilde. Ortada da sanki Nur-u Muhammed'i gibi kadere, ahirete ve kadere, yani iman. Çünkü kadere... Kadere, hayır şerre. Yani o imanın altıncı esasını. Evet. Ortaya benzah gibi koysak. Bunlar bütünlemez mi abi bu? Bütünler. Bak şimdi arkadaşlar. İslam esasında iman yok. Eylem var. Namaza iman yok. Namaz kılmak. Oruca iman yok. Orucu tutmak var. Ben oruca iman ettim, tamam. Hayır, eylem istiyorum. Eylemde olandır. Kelime-i şehadet eylemdir. Hac eylemdir. Zekat eylemdir. Tamam. Bu eylemleri yaşayan kişinin ne tesiri olur? Zekat verdim. Oruç tuttum. Haca gittim. Şunu yaptım. Kelime-i şehadet en son getirdim. Haddimi bilip hududumda kalmamı sağladı bu. Zekatımı verdim, maddimi bilmek için. Bu beş tane İslam esasını yaşayan da yaşanırsa ne olur? O altıncı gizli sensin. Bunu peki ayette bir tane çıkartalım. İşaret-i Cazda diyor ki, bu diyor, İşaret-i Cazda, Bismillah'ta diyor, kul var diyor. Kul. Söyle var diyor. Bismillahirrahmanirrahim'de başlıyor. Burada altı tane iman esası nasıl var Besmele'de? İnşallah diyeceğiz da söylüyorum.
Bir diyor, bu besmeleyi söyleyen birisi var diyor. Allah. Gizli değil mi? Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. İmam esasını uyguluyor besmelede ustad. Bir, onu söyleyen var diyor. Ama ben Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim de demiyor Kur'an'da. Ben Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim söyleyeyim demiyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Kim bunu söylüyor? Soru sorarsan gözüküyor cevabı. Ha, bunu söyleyen Allah'tır. Kime söylüyor? Muhammed Hasan. Besmele'de peygamberler iman da varmış. Çünkü söylenilen bir kişi var. Çünkü niye? Söylenilen bir şey varsa bir, otomatik olarak söyleyen ve söylenilen var. Bir de nice söylemiş. Ha? Ahiret gözüküyor vesaire. Orada Besmele'de Allah var, peygamber var, ondan sonra ahiret var, rahim. Mesela onda ahiretin günü. Ondan sonra melekler var, onu getiren. Altı tane iman esasını şey yapıyor, uyguluyor. Hatırladınız mı? Ha, onun gibi. Şimdi beş tane İslam esası, beş tane iman esası hep hariçtir. Allah deyince şunu diyebilirsin ha, benim dışımda bir şey. Ve melaiketi benim dışımdadır. Ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir benim dışımda. Hadi aynı devam ediyorum. Ve bil kaderihi. Kim? Hayrihi ve şerrihi itikat eden kişi. Kader, insan. Peki insan kendisinden emin olan. İman neydi? Kendisinden emin olan. İman eminlik verir sana. Peki beş tane İslam esası. Namaz kılmak. Abi sen anlatırken ben şurada ufuk olmuş hiç istemedim. Tabii tabii. İman namaz kılmak. Koy tencereye. Oruç tutmak. Daha kelime şahadet 15'tedir. Onu getirme başa. Namaz kılmak. Oruç tutmak. Zekat vermek. Haca gitmek. Kelime şahadet getirmek. Karıştır. Onu yapan karıştırsan onun bütünlüğünde ne çıkar? Eylemde olan Müslüman çıkar. Beş tane iman esasını yapan, beş tane iman esası, Ahmet-i Bilal ve Melaketi ve Kütübü Verisi ve Yevmil Ahir. Karıştır onu. Kim çıkar? Kadere iman eden kamil insan çıkar. Kader. Kim bu? İnsanın kendisi. Yani kederden emin olandır. Mesela kadere iman ettim. Ne olacak? Neticeyi söyle bana. Men amene bil kader, emin emine keder. Peki kadere iman edince ne oluyor? Allah'a iman edince imanım arttı. Ahirete iman edince saham arttı. Meleklere iman edince hizmetkarlarım arttı. Kadere iman ettiğince ne olacak çoğalınca? Kadere iman ettim arttı. Kederden emin oldum. Kadere iman eden, kederden emin olan zattır. Yine kendisidir. Bak Allah'a iman ettim, nurum arttı. Ahirete iman ettim, nimetlerim arttı. Peygamberlere iman ettim, beni tereddütlerden beni kurtardı. Kitaplara iman ettim, neyin doğru neyin yanlış bilmiyordum, yolu gösterdi. Kadere iman ettim, ne olacak? Oraya mı? Ona ahiretim kalmadı, Allah kalmadı. Kadere iman edince kârım nedir? Kederden emin olandır. Seni kederden emin eder. Men amene bil kader, emin emin el keder. Emin yapar seni kederde. Bu zordur, bu konuştuğum ama kolaydır. Bir sene falan. Söyle. Abi. Söyle abi, bu kırmızıyı çizdin oraya. Bakın. Bu halka, zincir. Bu zincir. Az önce dedim, imanın altıncı esası. Tamam. Hasan abi. Çağrı şu. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübî ve rusulî ve yevmil âhir. Durdu. Evet. Burada namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve gazetleri kemeşaret. Burada insanın kendisi. İnsanı çıkıp çıkarsa ne Allah'a iman kalır, ne ahirete kalır, ne namaz kılmak kalır. Tamam. Şimdi abi şunun bütünü salat. Bakın şunun bütünü salat. Yani mevzuyla belki alakası yok gibi ama şimdi benim biraz üzerinde durduğum başka bir mevzu. Şurada zıtlar var. Şurada zıt yok. Hasan abi. Yani bu taraf tamamen mukaddesiyet tarafı, şu tarafta münezzeh tarafı. Güzel. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Bunu bir yerde söyledim. Abi dedi, derste sana söylemek istemedim dedi. Kadere
İman edince ne oluyor? Kader kimdir bilmiyoruz. Ama edince ne oluyor? Kederden emin oldum. O zaman kader iman eden kendisidir. Geldi oda da dedi ki, haddini bilen, bayağı söylüyor. Abi dedi, iman esas altıya, altıncı kadere iman, iman eden kendisi veya beş tane İslam esası, o İslam'ı yaşayanın haddini bilip hududunda kalan kendisi. İnsan mı dedin dedi. İnsanın kendisi dedi. Bu dedi insana iman etmek dokunmaz mı dedi itikada. Dedim ki tepeye koyalım. İnsana iman etmek madem itikada dokunuyor. Amentu billahi. Tamam benim dışımda uyar. İman tamam. Benden ve melaiketi uyar Cebrail. Ve kütübi kerem uyar. Ve Resulü insan değil midir? Allah Resul'e iman etmeyince Allah'a da iman etmiş de olmuyorsun. O da insan değil mi? Benim dışımda bir insan. Ama onun hakikati bende. Mahiyet insanı birdir. İnkısamı gayri mümkündür. O'nun timsali suretiyiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insan değil mi? İman etmek gerekmiyor mu? Evet. Allah'a iman etmek gibi değil mi? Peygamber'e iman etmek Allah'a iman etmek evet, gibidir. Evet, evet. İnsan değil midir? Peki harici bir insana iman etmek insana zordur. Hayır, kendisine iman etmek zordur. Peygamber iman etmek kolaydır. Kendine iman etmek zordur. Niçin? Çünkü onun fazileti var. O destekleniyor Cebrail'le. O hakikaten mucizeleri var. O hakikaten donanımları çok üstün. Onun için fena fiil şeyh kolaydır. Şeyh'in meziyeti var. Benim yok. Yani onda zorlanmıyor nefsim ona uyması. Gururum olmuyor. Felafil şeyh. Felafil şeyh yapar. Bak şimdi. Felafil resul yapar. Şeyh'in böyle dedi, şeyh'in böyle dedi der. Çünkü kolaydır nefsi. Enaniyet gelmez. Çünkü şeyh'in fazileti var. Üstünlüğü var. O zaman beni ezemiyor. Ben rahatça ona uyabiliyorum. İman edebiliyorum. İman. Şeyh'in böyle, şeyh'in de böyle yaşarsa peygamber daha kolay olur. Felafil şeyh. Fenafil Resul. Resulullah şöyle dedi, Resulullah böyle gitti, Resulullah böyle dedi. Tamam. Fenafil Şeyh'i, Fenafil Resul'ü yaşayan, Fenafil Lah'a da yaşar. Allah böyle dedi Kur'an'da. Allah böyle dedi. Allah böyle dedi. Şimdi bu toplumda şey yapıyorlar. Şeyh'i ve Resul'ü ortadan kaldırıyor. Demek Allah. Bunlar olmadan, ilkokul okumadan, ortaokul okumadan, lise okumadan, üniversite okutmaya çalışıyorlar. Onun için batırmak için. Tamam. Peki. Fenafil Şeyh nefsimi uyar. Zor değil. İman edebilir. Fena, buna yapan ikinci basamak fena fiil Resul'e de uyarım. Bu da nefsime ağır değil. Şeyh'e, Resul'e iman eden onu Allah'a iman etmek var. Ondan daha zor yer var mı? Var. Ondan sonrasına iman etmek kim? Fena fiil ihfal. Yani senin bir meziyetin yok. Şeyh'in vardı. Şeyh'ime uymak nefsime ağır gelmiyordu ama sana iman etmek, seni onaylamak tamam, zordur. Niye? Emsalis, bende üstünün yok ki. Onun için en zor, Allah fenafil laftan üstündür. Fenafil ihva. Ha, peygamberlere imandan zordur. Kendisinden, kendine emin, kendinden emin olmak. Peygamberle emin olmak kolaydır. Kendinden emin olmak zordur. Çünkü benden bana nasıl emin olacağım? Rezilliğim var. Kepazeliğim var. Peygamberlerin hatalarına şahit değilim. Hep mucizesini gördüm, iyiliğini gördüm. Tamam? Ama ben pisliğime şahidim. Gel de emin olayım. O zaman din sana diyor ki, emin ol zira diyor. Merak etme hasena seyyat. Günahların iyiliğini, hangisi galip söyle muamele edeceğim. İyiliklerimi galip ediyorum, kendimden emin oluyorum. Bakıyorum. Yani evet bunlar böyle, sistem böyledir. Ve merketi, kaderi iman ettin. İman edince neyin artacak? Allah'a iman ettin, nurun arttı. Ahirete iman ettin, nimetler arttı. Hurilerin arttı, benim öyle. Kadere iman ettiğince neyin arttı senin? Hayrihi ve şerihi sistemin arttı. Sen iman edince kendime döndüm. Kederden emin oldum. Hayrihi ve şerihi sistemin aktif olunca emrin ismi emri itibarı kederden emin oldum. Kederden emin olandır kadere iman eden. Hususi cennet. Hususi cennet. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti.
Cennete gideceksin demiyorum. Gir, gir. Peki, altıncısına böyle adel imanı böyle denmiş. Bu insan putlaşırdı. Zaten putperestlik bunu şey yaparlardı, insanın kendisine emin olsa denseydi put olurdu. İman esaslarına girer. Böyle bir şey yok sistemde. Tamam, insan bu sefer put olur. Kendi kendine tapınır, Firavun ve Nemrut olur. İnanette ayıramazdık o zaman. Ayıramaz. Bu sefer İslam geldi putlaşmasın diye. Dedi ki oruç tutan, namaz kılan, o zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet giden haddini bilir, hududunda kalır. O yaşayan kişi. Putlaşma diye bu geliyor. Tanımladı o zaman, devam etti, tanımladı. Evet, onu devam ettirdi zaten. Altıncı esasını İslam'la tanımladı. Tanımladı. Putlaşma, heykelleşme, nemrutlaşma, firavun olma, şeddat olma, haddini bil, rukiye giderek haddini bil. O içindeki bu parayı verememek. Ver. Haddini bil. Haça git. Nasıl gideceğim ya ben bedevi ile mi lan? Çopulcu ya Afrika'da. Tuvalet yapmasını bilmiyor ya. Adam profesör. Mikroplar üzerine profesör. Adam dedik ki şşşt şşşt yapıyor. Tabak ediyor. Hem de uzun boylu şşşt şşşt yapınca sonra sıçrıyor. Geldi ya, yap yani. Ha, ezin lan ayaklarının altında enaniyetini. Fena fil ihvan ol bakalım. Kül, paldır küldür gidiyor, İranlıdır, Afrikalıdır. Bir omuz vuruyor ki, iki metre gidiyorsun ya. Ona bir şey diyeceksin, sus burası şey. Ona da püt püt yapıyor, oldu da, yaptığım bana geldi. Hiç umurunda değil adam. Burası had. Ha, haddini bil. Haddini bil. Haddini bilen kendisi. Hacı yaparak, ha, bizdeki vasıflanma, sıfatlanmadan, imtiyazlaşmaklardan sıyrıl bakalım. Haddini bil. Beş tane İslam esası yaşarsan haddini bilirsin. Haddini bilen hududunda kalır, evde de kavga yapmaz. Burada abi şurada ama namaz kılmadık. Tamam. Peki nereye kadar? Şunu bitireyim abi Allah aşkına. Tamam. Şimdi çok gelmez. Yani basit bir şey de. Yani şurada her şey bitmiyor. Burada bunu yapınca her şey başlıyor. Bak kardeşler. Bunu yapınca her şey başlıyor. Madem böyle yaptın şu böyle gitmiyor. Şu şöyle geliyor, tamam mı? Bu da böyle geliyor. Şurada. Buraya geliyor. Yani böyle devam etmiyor. Bu buraya taşıyor. Bu da buraya taşıyor. Şey, şuraya taşıyor. Allah'a iman etmek, Allah'a karı yok. Peygamber'e iman etmek, peygamberin karı yok. Doğru, artmıyor şeyi. Sana karı. Allah'a iman edince Allah'ın şeyi mi, forsu mu artıyor? Kitaplara iman edince ben diyorum ki Risale-i Nur oku. Lan ben sana bunu okuttururken kitapların ihtiyacı yok ha? Senin ihtiyacı var. Lan bazılarını demiştik ya 5-10 sene önce. İslamiyet'i bırakın kurtarmaya. İslamiyet'ten kurtulun. Hizmeti kurtarmaya çalışıyorlar Osman. Hizmet, hizmeti kurtar. Bırak hizmeti kurtarmaya çalış. Hizmetle kurtulmaya çalış. Sana ihtiyaç yok. Bana ihtiyaç yok hizmeti. Benim ihtiyacım var hizmette. Üstad diyor, bırakın hizmeti, o zaten diyor, şey yapar. Siz diyor, tesadüfünüzü muhafaza edin. Ha? Burada keseceğiz. Melaikelere imanı biraz böyle şey olsun diye Allah da nasip etti. Belki derslerden mesela yapılan hani Allah'a iman çok yapılır, ahirete iman. Mesela melaike dersi çok az olur. Yani hani genelde. Evet. Yapılmaz gibi. Yani yapılmaz ben gibi. Bile yapamam. Yapıyorum. Melaike imanı getirmek mevzuya çok şey bir üç gibi iş. Misal getirmek. Allah-u Alem bu hayalin de çalışmamasıyla bir paralelliği var bu işin. Yani. Görüyor musun? Değil mi? Evet. Hayalimiz de bizim. Hayal ve tasarruf. Serbest bölge çalışmayınca melaikeleri anlatmak çok zor. Anlatmak zor. Onun için melaikeleri imani derslerde 29'un sözde belki de benim bir ömrümde 30-40 senede 4 tane dersim geçmez. Niye? Çok zordu. Bunu nasıl anlatacağım şimdi? Şu melaikelere imanın nasıl anlatacağım hayalim? Ve zaten kuva, kuva var ya, kuvve-i akliye. Cebrail, Ceberut, Melekut, Lahut, Cebrail. İbrahim Aleyhisselam isimleridir. İl. Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail, İl. İsmi Azam'dır İbrahim Aleyhisselam. Azazil. Azazil. Şeyde de adı da Amentü Billahi ve Melaiketihi
diye geçiyor ya. Hemen tübillattan sonra hemen melaki geliyor. Yani daha merkeze yakın bir mevzu. Yani aslında hem bu enfüzyon... Ama onu Hasan abi şöyle bir şey izah etmişti sanki. Öyle mi? Yani Hatay'da cismaniyet dersindeydi sanırım. Yani meleğe inanmayan peygambere hiç inanmaz. Neden inanmaz? Çünkü meleğin getirdiği kitaba, yani meleğin getirdiği kitapla peygamber olduğunu peygambere. Allah amenti billahi ve melaketi ve kütübi ve resulî. Dikkat et. Vel yevmil ahir. Peki tamam. Geldi kitap geldi hedef gösterdi. Tamam da kime geldi bu? Ve bunlar uygulandığı kişi. Kim o? Kadere iman eden. İnsanoğlunu nereden biliyoruz? Kederden emin olandır. Kadere iman eden kimdir? Kederden emin olandır. Hariç değil. Allah'a iman ettim ona. Kadere iman ettim. Neticeyi söyle bana. Bana döndü. Kederden emin olduğun için. Firavunlaşma. Namaz kıl. Secde et. Zekat ver. Zulmetme. Hacca git. Yani sıradanlık ol. İmtiyazlaşma hacca giderek. Ondan sonra kelime-i şehadet getir. Bunları yaşadın mı? Haddini bilirsin. Haddini bilirsin. Hududunda kalır. Heykellerini dikmezsin. Haddini bil. Hududunda kal. Firavunlaşma, nemrutlaşma, şedatlaşma. Haddimi biliyorum. Niye? Niye? Ben de senin gibi safta Allahu Ekber. Aynıyız. Allahu Ekber. Yani ben de mi senin elinde? Ben de aynıcağım lan sana. Hanefi bizim mezhepte yani omuzdan elbiseler yitirilmiş sahabeler. Evet. Diyor ki kitapta safları düz tutun. Yani yanaştırın, boşluk bırakmayın. Çünkü şeytan girer. Niye? Ya anamı sinicim ya derler. Bir tane söyle dedim. Araya girdim. Dedim ne gülüyorsun kardeşim dedi ya. Ne sıkıştırıyorsun lan? Kanisik arkaya kaçtı. Aranıza şeytan girer. Şimdi düşün ben bedelim bilsin. Şeyden arkaya kaçtı. Tamam. Ne, inan gitti ya. Şimdi bak kardeşim. Adam genel müdürü. Safta nasıl denk geldiyse kendi rayetinde çalan işçi. Sayacı okuyan o İSKİ genel müdürü diye. O cumada denk. Elhamdülillah Rabbim. Geldi dur. Bu ne hayal mi kuruyorum ben? Allah Resulü'ne söylediler. Sana geleceğiz, senin dersini dinleyeceğiz ama o bedevileri çıkart. Daha önce bizim kölemizdi. Aynı safta biz ders dinleyemeyiz. Demedi mi Ebu Cehil? Allah ne dedi? He? Allah ne dedi? Böyle biraz meyletti gibi anlaşılıyor. Bilmiyor musun? Sakın yanındakileri kovma. Allah sana gücenir. Değil mi? Hatırladın mı zahitte? Sakın ha! Demek ki ya bu da Allah Resulü şefkatinden ya tamam bu gelmesin bugünkü derse. Ben şimdi olmasın. Gelsin o alçaklanmasın da iman eder de kurtulur. Sonra bir olur. Allah kabul etmiyor. Allah hakikaten Allah'a. Allah. Allah nasıl bir şey biliyor musunuz? Allah gibi bir şey yani. Dedi ki sakın ha. Yanındakileri kovma. Allah tehdit ediyor peygamber. Sakın ha! Niye önceden tehdit ediyor? Biz avamız, suç yaparız, kusur yaparız, tokat yeriz. Düzelir diye. Peygamberler ve büyük zatlar, valisleri hata yapmadan tokat yerler ki hata yaptıktan sonra ümmet onu taklit eder. Ümmet adına hata yapmadan tokat vuruyorlar. Nasrettin Hoca'ya testiyi vermiş çocuğa bir dövmüş ya. Ne dövdün demişler? Testiyi kırmasın diye. E kırdı mı? Kırdıktan sonra dövsem ne olur? Yani usta da şöyle diyor, çaresi olmayana cezaya kalkışma, bitti, testi kırıldı. Çaresi olana da acizliğe girme. Tamam. Biz, bazılar sorarlar ya, ben ne yaptım ki başıma geliyor? Ha, aferin lan. İşte yapmadan geliyor ki Allah'a yakınsın. Eğer yaptıktan sonra tokat geliyorsa biraz uzaksın, düzel diyorlar sana. Onun için haddimizi bileceğiz. İslam'ın da neticesi insan haddini bilmek, iman esasları neticesinde kederden emin olmak. Burada bırakıyoruz. Vahir davahu en elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.